İyi akşamlar efendim. Jeopolitik analizde yine karşınızdayız. Bu hafta jeopolitik analiz, hukuk, siyaset, basın ilişkilerini daha çok öne çıkartacağız ve buna odaklanacak. Bunu üst başlık altında kuşkusuz yaşanan sürecin giderek bir gerilimli bir tablonun da ön habercisi ve geleceğe ilişkinde kaygıların adeta tetikleyicisi rolünü üstlenmiş durumda. Ve bu süreç içerisinde hukuk kavramının, hukukun kurumlarıyla işleyişinin ve buna yine devamlı hukukun üstünlüğü gibi kavramların değerini, anlamını kuşkusuz yeniden irdelemek gerekecek. Bir yandan bir yürütülen soruşturma dosyası, diğer yandan bir partinin kapatılma talebiyle açılan dava ve bunun birbirinin rövanşı gibi bir algılamanın haftalar boyunca basına yansıtılmış olması ve buradan çıkan sonuçlar ve esas itibariyle her şeyin Türkiye açısından taşıdığı anlam. Bütün bunları çok detaylı konuşacağız, irdeleyeceğiz ve bunun yine ayrıntıları içerisinde belki saklı olan önemli kavramların, onların değerleri üzerinde duracağız. Jeopolitik analizin bu akşam son derece deneyimli, değerli bir konuğu var. Bütün bu konuların önemli ipuçlarını da bulabilme şansını elde edeceğimiz bir değerli konuğumuz. Kendisi eski İçişleri Bakanı, Yurt Partisi Genel Başkanı Saadettin Tantan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ve yine telefon konuklarımızla bu konu bütünlüğü içerisindeki ve ayrıntılarda aslında saklı olan birçok hususa da değinmeye fırsat bulacağımızı umut ediyoruz. Ve yine sizler her zaman olduğu gibi bütün iletişim kanallarıyla size yansıttığımız o kanallardan bize ulaşıp programın ortağı olabileceksiniz. Onları ben yine sizlerle paylaşma gayreti içinde olacağım efendim. Evet, tekrar hoş geldiniz diyorum Sayın Bakanım. Bu haftanın, önceki haftaların giderek bir tortuya dönüşmüş biçimi esas itibariyle Türkiye'nin bir gerilime sürüklenme hali. Bu bir anlamda bir yeni ortamın tarifine dönüştürülmüş durumda. Buna ilişkin olarak hep söyleye geldiğimiz ve geleceğe dair olarak Türkiye'nin nereye sürüklenmek istendiği, bu gerilimden kimlerin neden çıkar umduğuna ilişkin vurgulardır. Bunların belki üst başlık altında bunların ayrıntılarına gireriz ama ben daha çok bu hukuk-siyaset ilişkisi içerisinde ve son yaşanan süreçte bir yandan yürütülen bir soruşturma var. Onun henüz iddianamesi hazırlanmış değil. Ama basında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri çok açık hükümleriyle ortadayken bu konuda yayın konusunda adeta bir kişisel, bir siyasal içeriği de kendi içerisinde saklı tutarak bir dizi bir çabanın içerisine girildiğini görüyoruz. Bir tarafta bir kriminal, bir suç kümesi, bir mafyatik ilişkiler, bir yandan böyle bir görüntü, böyle bir yapı bilemiyoruz. Yargılama süreci bunu kuşkusuz güvenimiz tamdır ve aydınlatacaktır ama bir yandan da buradan bir fikri, bir düşünce zeminine doğru ucu açık bırakılarak sürekli buna da evrilen bir nitelik taşıyor. En azından kamuoyunda bıraktığı algılama budur, yaşanılan budur. Dolayısıyla bu konunun son derece deneyimli bir birikimi olarak siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir yandan da bir devlet düzeni içerisinde hukuk, yasama, yürütme gibi bu önemli erklerin, bu önemli ilişki düzeneğinin birbirleriyle olan diyaloğunda iki tane davayı öne çıkartıp birbirinin rövanşı, birbirinin karşılaştırması gibi sunulmasının anlamı nedir? Siz siyaset, hukuk bu noktalara nasıl bakıyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Aslında sokakta gezerken insanlar da özellikle son zamanlarda geleceğimiz ne olacak, Türkiye'nin sonu ne olacak diye büyük korku ve endişe içerisinde sürekli bunu söylüyorlar. Bize de çevirip çevirip söylüyorlar. Yani nereye gidiyor Türkiye? Ne yapmak lazım? Büyük korku ve panik var. Evet. Bütün bunların sebeplerini içerisinde aslında bu akşam masaya yatırıp teker teker irdelememiz, halkımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Yani bu çok önemli bir noktaya parmak bastınız. Biz birazdan yine onu da yansıtacağız. Röportajlar bölümümüzde bu korku arzusu, bir korkan toplum, ne yaşadığını kavrayamama konusunda bir körelmeyi isteyen, bir istenilen bir toplum. Bu toplum nereye götürülmek isteniyor o zaman? Bu şimdi yılların bir projesi gibi uygulama açısından bakıldığında proje son derece böyle planlı, programlı bir şekilde gibi gidiyor gözükse de aslında yıllar içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bugüne kadar ki
belli altyapılardaki eksiklerden kaynaklanan ve süreç içerisinde de bu altyapılardan istifade eden etkin güç odaklarının kavgasının yansıması olarak görmemiz lazım. Evet. Yıllar içerisinde. Aslında devletin arşivlerinde bilgi hareketliliği açısından bakıldığında bütün bu bilgiler var. Hı hı. Yani baktığınız zaman bütün her şey var. Fakat bugün gelinen noktada bunun tepe noktaya çıkmasında özellikle devletin belli konumlu yetkilerini paylaşmış gerek siyasette gerek bürokraside gerekse iş çevrelerinde belli üst seviyeye gelmiş Türkiye Türk halkına liderlik yapması gereken insanların söylem ve davranışları ve eylemleri de bu gerilime çok büyük katkı sağlıyor. Buradan da şu ortaya çıkıyor ki demek ki halkın kendi kendini yönetmediği, halkın iktidarda olmadığı bir takım çıkarlar uğruna kavgalarla toplumun meşgul edildiği ortaya çıkıyor. Hı hı. Şimdi bir işin hukuksuzluk yanı var. Hukuksuzluktan beslenen bir takım örgütsel yapılar var. Hı. Bir de işin siyasi yanı var. Siyasi yanına baktığınız zaman siyasetteki güvensizlik, siyasetin giderek kendi iç kabuğuna çekilmesi, adeta siyasetin gettolaşması yani kendi hı hı. içinde dışarıdan hiç kimseyi kabul etmemesi, halkla bütünleşmemesi, hı hı. halka uzak durması, halka yabancılaşması da katıldığında lider ve etrafının egemen olduğu hı hı. demokrasiden uzak bir siyasetin Türkiye'nin önünü açamadığı da bu son olaylarda ortaya çıkıyor. Hı. Yani aslında baktığınız zaman sorunları çözmek son derece basit, zor bir şey değil. Yani şu yaratılan olaylara baktığınız zaman bilenler bakımından bu sorunlar o kadar basit ki çözmek zor bir şey değil. Yani halkımızın korkuya, paniğe kapılmasına hiç gerek yok. O zaman buradan bilinçli bir şekilde bir muamma yaratmak, ardından o yine kişisel çıkar ve hesapların ışığında bir düşünceyi, bir davranış biçimini mahkum etmek, bunu köreltmek, böyle bir şey doğru gidiyor o zaman bu süreç. Buradaki şeyi şöyle okumamız lazım. Yani geçmişi, tabii geçmişten bugüne kadar gelebiliriz aslında. Hı hı. Zamanı kullanabiliriz hı hı. önümüzdeki süreç. Yani halkımız çok geçmişi unuttuğu için hı hı. 2002 öncesi ve sonrasına geldiğimiz zaman hı hı. 2002 seçim bir kırılma seçimiydi. Yani halkın 50 yıllık politikayı tasfiye etme süreciydi. Hı hı. Hakikaten tasfiye etti. Hı hı. O tasfiye sürecini siyasetçiler tam okuyamadılar. Neden tasfiye etti halk? Niçin Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni istemeyerek kim ve nefretle iktidara taşıdı? Hı hı. Bütün bu gizlinin içerisine baktığımız zaman aslında halk bir şeylerden kurtulmak istiyor. Seziyor, farkında fakat kurtulamıyor. 2002 seçiminden sonra iktidara gelen siyasi iktidar geldiği günden bugüne kadar söylemleri, davranışları ve uygulamalarıyla adeta temel kamu hizmeti yapmakla görevli bütün kurumları özel sektör anlamında özel hizmetler yapmakla ilgili bütün kurumları adeta halka şikayet ederek onların işten yıpratılmasına büyük katkı sağladı. Yani ülkedeki bir siyasi yapı hı hı. Türkiye'de var olan eksikleri gidermesi gerekirken var olan hukuki altyapılardaki eksikleri gidermesi gerekirken ayrışmayı ortadan kaldırması gerekirken toplumu ileriye doğru götürecek alternatif projelerle heyecan yaratması gerekirken bir hırs yaratması gerekirken o günden bugüne kadarki iktidar partisi ve muhalefet partisinin söylem ve davranış ve eylemlerine baktığınız zaman bütün bunlardan uzak kurumların yıpratılmasına katkı sağlayan, çöküşüne katkı sağlayan, bu kurumlara olan güveni yurt içinde ve yurt dışında tamamen itibarsızlaştıran, aşağılattıran bir söylem ve davranış içerisinde olduğunu hepimiz yaşadık. Hala da yaşamaya devam ediyoruz. Hı hı. Böyle de bir siyasi yapıyla Türkiye karşı karşıya kaldığı için tabii Türkiye'de duyarlı vatandaşlar, hı hı. duyarlı vatandaşlar bir takım çabalar içerisinde bu süreç içerisinde sürekli girdiler. Türkiye'nin sonu nereye gidiyor? Ne olacak? Geçmişte de bunlar oluyordu ama bu sefer daha hızlı bir şekilde gelişti. Ama geçmişten beri Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin altyapısındaki eksikliklerden kaynaklanarak geçmiş dönemlerde de bir takım değerleri kullanarak bir takım insanlar hı hı. güç odağı olmak arzusu içerisinde oldular ve güç odağı da oldular. Yani o sürece de baktığınız zaman geçmişte neler kullanılıyordu, bugün neler kullanılıyor ve bundan kimler kazanım elde etti? Evet.
Bütün bunlara baktığımız zaman bunları da açık ve net bir şekilde yaşıyoruz. Yani iyi niyetli insanlar ülke ve halkın menfaatleri için çaba sarf ederken bütün bu değerlerden istifade etmek isteyen bir takım menfaatperest çıkar çevreleri, o çıkar onları kullanan güçler Türkiye'de istikrarsızlığı yaratma bakımından, Türkiye'de bu istikrarsızlıktan istifade etmek bakımından onlar da belli yerlerde fotoğraf verdiler. Ve bu fotoğraf verirken de Türk halkı verilmemesi gereken insanlarla bu fotoğraf verildiği takdirde zaman kuşkuya ve paniğe kapıldı. Bu sadece siyasiler anlamında değil. Bir takım vakıf, dernek, sivil toplum örgütü gibi hareketlilik içerisinde de bunlar bu şekilde ortaya çıktı, çıkarıldı. Yani bir taraftan bunlar tahrik edildi, onların yanında iyi insanlar da kondu ve çıkarıldı ve Türkiye öyle bir noktaya geldi ki kimin kimle birlikte oldu, kimin ülkeye katkı yapmak istediği, kimin bu sistemden faydalanmak istediği bir kargaşa içerisine girdi. Aslında devletin bilgi hareketlerinde bütün bunlar açık ve net ortada gözüküyor. Diyeceksiniz ki geçmişten bugüne kadar bütün bu bilgiler gelirken siyasetçiler veya siyasetçilerle birlikte o eylemi yapması gereken, yetki ve sorumluluğu kullanması gereken insanlar ne yaptı? Onların büyük bir bölümü bunu görmemezlikten geldi. Çok azı bununla mücadele etti. Mücadele edenler de tasfiye edildi zaten. Niye peki büyük bir bölümü görmemezlikten geldi? Çünkü kimi korktu, kimi çekindi, kimi o sistemden menfaatlenmek istedi, kimi o şeyi tehdit aracı olarak kullandı. Bugün bakın bu kavgada bir karşılıklı tehditler var. Tehditler olduğunu görüyorsunuz. Peki ne yapmak lazım? İşte bakıyorsunuz parlamento, bütün bu sorunları çözecek merkez parlamentodur. Parlamento böyle bir çaba içerisinde değil. Yani parlamento oturur der ki sorunları çözmek son derece basittir. Yani nedir birinci sorun? İşte başbakan diyor ki sonuna kadar çetelerin arkasından gideceğiz. Öyle değil mi? Evet. Yani bu böyle genel bir laf. Kim yani? Çete kim? Çete kim nasıl peki? Siz başbakansınız. Evet. Bütün kurumlar size bağlı. Evet. İstihbarat teşkilatları, kolluk güçleri, hakim ve savcılar hepsi sizin şeyinizde. Bugün hakimler teminatlı ve bağımsız değil. Savcılar teminatlı ve bağımsız değil. Bugün etkin güç odakları içerisindeki çatışma temel kamu hizmeti yapmakla görevli hakimleri, savcıları, kolluk güçlerini, polisi, jandarmayı veya diğer işte sahil güvenlik, gümrük teşkilatı ve diğer kamu hizmetlerindeki bütün görevlileri, güvenlik güçlerini sahipsiz bırakmıştır. Yani eğer bir başbakan kurumlarına halkı şikayet etmeye kalkarsa, bunun sonuna kadar gideceğiz işte belli kurumlarda bunlar odaklanıyor diyeceksin diyorsa bunu ortaya çıkaracak olan sizsiniz. Yani bir başkası, vatandaş gelip çıkarmaz. Bir uzaylı gelip de çıkarmaz. Yani bunu, evet, bunu ortadan kaldıracak, evet, olan sizsiniz. Bu süresi içerisinde değerlendirelim. Tabii geçmişte de bunun çok büyük hatalar oldu. Mesela bu dönemi sadece değil. Susurluk olayı olduğu zaman herkes bağırdı, çağırdı, haykırdı. Komisyonlar kuruldu. İfadeler alındı falan. Ne yapılmadı peki? Bir sürü şeyler yapıldı değil mi? Evet. Ne yapılmadı? Buna sebep olan Türk hukuk sisteminin altyapısında, yani devletin altyapısında, hukuki altyapıda, kurumsal altyapıda ne gibi eksikler vardı? Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, İspanya'da, İtalya'da bunlar olmazken bizde niye oluyor? Bunlar hiç araştırılmadı. Siz bunu çok sık vurguluyorsunuz, hukuk altyapısı diyorsunuz. Yani daha böyle somut olarak halkımızın anlayacağı biçimde, yani nedir müşahhas olarak, hangi noktalarda hukuk açısından şu anda ciddi bir eksikliğimiz var ve bu hukukun işleyişi açısından çok da önemli bir şey söylediniz. Yargıç, savcı bağımsızlığı konusunda bir ciddi sorunun altını çizdiniz. Bu çok tabii ürkütücü de bir şey ayrıca. Onlara gireceğim hepsini, evet, sırayla. Evet. Şeyden girilmek istenirse devletin altyapısındaki boşluktan. Bir kere devletin altyapısındaki hukuki boşluktan dolayı o boşluğu farklı güçler dolduruyor. Devletin altyapısındaki boşluktan dolayı farklı güçler dolduruyor. 1980 öncesi farklı güçler dolduruyordu. Ve Türk ekonomisinin çökertilmesinde, sanayileşmesinin sanayileşememesinde, var olan kurumsal yapılarının, yani Cumhuriyet'le beraber kurulan
yapıların işte tekelin ve diğer kurumların çökertilmesindeki işçi hareketlerinde bütün bu çökertilmede o gün Türkiye üzerinden ve Türkiye üzerinden Orta Doğu üzerine Bulgaristan üzerinden yapılan kaçakçılık faaliyetlerinin ve bunun arkasındaki yabancı servislerin, hı hı, olduğunu hepimiz biliyoruz. Oradaki Türkiye'deki kullanılan aktörlerin kimlere hizmet ettiğini hepsi biliniyor. O zaman devletin altyapısı olsaydı bunlara müsaade etmez. O sanayileşme şeye muhtaç olmazdı. Yani Türkiye kendi sermayesini geliştirebilir. İşte dedi ya, hazine 70 sente muhtaç falan, bunlara muhtaç olmazdı. Altyapı eksikliğinden dolayı Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar ki irili ufaklı işte tarımdan, hayvancılıktan, Türkiye'deki temel, hı-hı, stratejik ürünlerden, fındıktan, üzümden elde edilen, yani sanayiye katkı sağlayan bu sermayenin birikiminden Türkiye dışa bağımlı olmazdı. Devletin altyapısındaki eksiklikten dolayı Türkiye orada kaybetti. Neydi devletin altyapısındaki eksiklik? Bir kere modern devletler bilgi merkezli kurulur. Bilgi merkezi. Modern devletler bilgi merkezli kurulduğu takdirde bütün bu bilgi merkezinin kurumsal ve hukuki altyapıları vardır. Bu kurumsal ve hukuki altyapılarında sistem belli bir esas üzerine işler. Ve bu esasa hiç kimse kendi menfaatler açısından bunu kullanamaz. Çünkü açık verir. Yani bir özel sektörde, kurumsal yapı içerisindeki bir özel sektör, işleyiş içerisinde içeriye bir takım onu çökertecek içten ve dıştan kullanılan bir takım aktörler içerisine koysa, o eğer iyi organize edilmişse ve bilgi iyi akıyorsa onu kimse çökertemez. Hemen kurumsal yapı ona el koyar ve temizler. Şimdi devletler de aynen bir özel şirket gibidir. Zaten devletten iki temel ayağı vardır. Özel şirket ayağı, kamu ayağı. Bunları da anlatacağım. Hı hı. Şimdi Türkiye'de devletin altyapısındaki bu eksiklikten dolayı özel sektör ayağıyla kamu ayağı birbirine geliştirememiştir. Kaybetmiştir. Birbirine destek verememiştir. Ve birbirini yok edici davranışlar içerisinde olmuştur yıllarca. Hı hı. Ve alın teri sermayesi gelişememiştir ve çökertilmiştir. Karanlık sermaye egemen olmuştur ve bugün egemen olmasındaki şeyin altında bu yatmaktadır. Peki nedir devletin altyapısındaki eksiklik? Bir kere bilgi merkezinin oluşabilmesi bakımından kamu istihbarat teşkilatlarıyla özel sektör istihbarat teşkilatlarının bir bütünlük içerisinde tek merkeze toplanması gerekiyor. 21. yüzyılda bunun adı Bilgi Bankası. Peki bu Bilgi Bankası nasıl oluşacak? İstihbarat teşkilatlarından, yani Milli İstihbarat Teşkilatı, Silahlı Kuvvetler İstihbarat Teşkilatları, Silahlı Kuvvetlerin biliyorsunuz Karadeniz, Hava, Jandarma, ayrıca Silahlı Kuvvetler İstihbarat Teşkilatı, işte burada bu istihbarat teşkilatlarının, bunlar kamu istihbarat teşkilatları, bir de kolluk güçleri istihbarat teşkilatları var. Polis, jandarma, sahil güvenlik, gümrük, istihbarat teşkilatları. Bunlar hepsi ayrı ayrı yasal tanım ve tariflerle, yani her birinin görevlerinin tanımları ve tarifler yapılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı'na operasyonel yetki verilmesi gerekir. Yani ülkelerin ihtiyaçlarına göre hangi teşkilata operasyonel yetki verecekseniz onu vereceksiniz. Burada özel sektör istihbarat teşkilatları. Yani nedir özel sektör istihbarat teşkilatları? Bankacılık bir arşivdir. Sigorta şirketleri bir arşivdir. Eğer siz bu mantıkla, bu düşünceyle altyapı yapsaydınız, bankacılığı ve sigortacılığı bu kadar %80 %60'a varan bir şekilde asla özelleştirmezdiniz. Çünkü bir ülkenin kalkınmasının, gelişmişliğinin gizli bir arşividir. Onu yabancılara şey yapmazsınız. Başka nedir? Yüksek teknolojik kabiliyetler, işte telekomünikasyon ve diğerleri. Şimdi bu istihbarat teşkilatı bir başka nedir peki özel sektör? Uluslararası alanda Türk kimlikli, yani Türk kimlikli derken sermayesi Türk kimlikli. Hı hı. Sermayesi Türk kimlikli, sermayeden oluşan uluslararası alanda rekabet gücü yüksek, yani o bölgeye hakim olmuş şirketlerden elde edecek bütün bu bilgiler. Bütün bu bilgiler
yine bütün bu istihbarat teşkilatlarının üzerinde kurulacak tek bir istihbarat teşkilatında toplanacaktır. Bu bilgi bankasıdır. Bu bilgi bankasıyla burada araştırma enstitüleri, laboratuvarlar, analiz laboratuvarları, eylem laboratuvarları, halk, bilgiyi halkla paylaşabilme, bütün bu araştırma enstitüleriyle de toplumun bilinçlendirilmesi bakımından da bütün bu bilgiler bilinçlendirilecektir. Halk bilinçli hale getirilecektir. Şimdi Türkiye'de bütün bu eksiklik olduğu için toplum bilinçsiz bırakılmıştır. Türkiye'nin çok büyük tehditler vardı yıllar içerisinde. Her tehditte her siyasetçi, her yetkili bağırıp çağırır. İşte Amerika bunu yaptı, İsrail şunu yaptı, bu bunu yaptı. Onlar bir şey yapmıyor. Biz kendi kendimize yapıyoruz. Yani işin özüne baktığın zaman kimsenin bize bir şey yaptığı yok. Biz kendi kendimizi infaz ediyoruz. Şimdi böyle bir altyapının şeyi nedir? Ulusal güvenlik siyaset stratejisi belgesinin oluşabilmesi bakımından. Yani Türkiye'nin bugünü, geçmişi ve yarınıyla ilgili sizin hedef çizeceğiniz ulusal güvenlik siyaset stratejisi bakımından böyle bir bilgi birikimine ihtiyacınız var. Sürekli güncelleşen, takip edilen ve halkını bilinçlendiren ve halkını üretime sevk eden, hem fiziki üretime hem zihinsel üretime hem de korku toplumundan uzaklaştıran, geleceğe hırsla, heyecanla bakan ve çalışmayı kendine hedef seçen, sadakadan kendini uzaklaştıran, tabiyetten kendini uzaklaştıran, aklını özgürce kullanan bir birey yaratmanız lazım. Birey de bu şekilde yaratılacaktır. Bir başka şey nedir? Dünyada bugün gördüğümüz şekliyle legal ve illegal anlamda korkunç bir para vardır. Sermaye vardır. Bu bugünkü dünyadaki esas güç paradır. Ekonomi ikinci sınıfa düşmüştür. Yani üretim ikinci sınıfa düşmüştür. Para tehdit etmektedir bütün ülkeleri. Ülkeleri tehdit ettiğiniz için o zaman iyi ve kötü para vardır. Yani siz o zaman bütün bu bilgi hareketlerinize bütün dünyadaki alana yaydığınız takdirde Türkiye'de güvenli bir siyasi ortam yarattığınızda otomatik olarak o güvenli para size gelecektir. Güvene gelir çünkü para. Yaratılan güvene gelir, siyasi iradeye gelir. Güvensizliğe hiçbir para gelmez. Ne illegal para gelir? Ha illegal para şu şekilde gelir, yok etmek için gelir. Deli para denir ona, o şekilde gelir. Türkiye'de bunların altyapısı hiç yapılmadı. Konuya susurluktan geldik. 1980 öncesi Türkiye'deki sanayileşmenin çöküşündeki bütün kullanılan kaçakçıların Bulgaristan'daki Kintex firması üzerinden rahmetli Uğur Mumcu bunu çok yazdı. Biz de bütün bu kaçakçıları sorgulayan, yakalayan ve adliye sevk eden bir kişi olarak söylüyorum. Oradaki kullanılan bütün aktörlerin hangi servisler tarafından, kimler tarafından kullanıldığını, hangi siyasetçilerin imha ettiğini, hangi bürokrattan imha ettiğini, hangi şimdi saygın iş adamı olarak toplumda kabul gören hangi iş adamlarının kimler olduğunu bilmiş olmamıza rağmen biz hiç kimsenin ismini verip şey olmadan istemiyoruz. Ama bütün bunlar, bütün bunları bilen bir kişi olarak söylüyorum. Bütün bunlar devletin altyapılarındaki eksiklikten kaynaklandı. Yani devletin altyapısının olmamasından kaynaklandı. Bu neyi getirdi biliyor musunuz? Tabii altyapı kadar da elbette irade. Yani siyasi irade. Siyasi irade. Talep etmeyen bir keyfiyetse siyaset kurumu o iradesini göstermeme konusunda bırakınız o talebi yaratmayı, o konuda direnç gösteriyorsa dünyanın en güzel altyapısını zihninizde oluştursanız, onu hatta belki kağıda da dökseniz, belki şekilsel olarak uygulamış gibi ya da kurmuş gibi de görünseniz, işleyiştir esas olan ve o işleyişi de harekete geçirecek olan iradedir. Ama o siyaset kurumunda bir sıkıntı var ki bu o iradeyi hem göstermiyor, hem onu talep eden değil, hem yürütmek isteyen değil. Böyle bir durum var. Söylediğiniz şeyden ben bunu anlıyorum. Siyasi, evet. Ona da geleceğim. Evet. Yani siyasi irade tabii ki partiler esası. Bütün siyasi partiler şikayet eder. Parti programlarında vardır. İktidara gelir gelmez hemen yasayı değiştireceğim demez. Hiç kimse değiştirmez. Zaten bütün sıkıntı oradan kaynaklanmaktadır. Yani siyasi partiler vazgeçilmez biraz kurumdur. Kurumsal yapıdır. Halkın kendi kendini yönetmesi bakımından. Fakat bugün halk kendi kendini yönetemediği için, siyasi partiler halktan uzaklaştığı için süratle siyasi partilerle ilgili bir çalışmanın parlamentoya gelmesi gerekmektedir. Çünkü siyasi partiler devlet adamını yetiştirmesi bakımından vazgeçilmez birer yapıdır. Yani devlet adamı nasıl yetişecektir? Siyasi partilerde tabandan gelerek yetişir. Yani akademiden gelir, bürokrasiden gelir,
ekonomik altyapıdan gelir ama siyasi partilerde bir okuldur. Orada yetişerek gelir insanlar. Şimdi böyle bir şey yoktur. Bunlar Susurluk'ta mesela her olaylar tartışıldı. O yaptı, bunu yaptı. İşte bunlar Asal örgütünü bitiren şeydi. Bunlar PKK'yı bitiren şeylerdi. Bir şey tartışılmadı. Ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kadar güçlü bir devlet. 2000 yıllık bir tarihi kültür üzerinde geliyor. Yeni bir devlet değil. Bütün hukuki altyapıları geçmişten beri modernleşerek geliyor. Yani baktığınız zaman Cumhuriyet'le birlikte bütün yasalar kalkmış değil ki. Yani 200 yıllık, 100 yıllık, 150 yıllık yasalar daha düne kadar hizmetimizdeydi. Şimdi böyle bir güçlü devletin 3 kişi mi Türkiye'yi kurtardı? Hiç kimse demedi ki peki bu kullandığınız insanlar hangi hukuki çerçevede kullanıldı? Bu kullanılan insanlar hangi hukuki çerçevede kullanırken hangi bütçeyle buna katkı sağlandı? Çünkü Türkiye'de bütün temel kamu hizmetlerinin ifasında vatandaşın verdiği paranın kamu bütçelerinde gizli ve açık şeyleri vardır. Harcama kalemleri vardır. Yani hesap vereceksiniz halkınıza. Meclis araştıracak diyecek ki evet bunlar buna kullanılmıştır diyecek. Tabii Türkiye'de bunlar yapılıyor mu? Onu işte halkın takdirine bırakıyoruz. Ne kadar yapılır hepimiz biliyoruz. Peki bu hiç sorgulanmadı. Hukukçular tarafından da sorgulanmadı. Siz bu hizmetleri hangi hukuki yetkiyle yaptınız? Batı'da bütün bunlar hepsi hukuki yetkilerle kullanılıyor. Hiç kimse elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor. Soktuğu zaman işte manşetlere taşınıyor, sorgulanıyor, ifadeler veriliyor, öyle değil mi? Evet. Bir sürü şeyler oluyor. Tabii. Şimdi peki bir başka şey ne tartışılmadı? Türkiye çok büyük katkısı oldu. İtirafçılık meclisi. Şemdinli olayında ortaya çıktı. İtirafçılık müessesiyle ilgili hukuk altyapı hiç yapılmadı. Alman hukukunda var. Bunlar hiç tartışılmadı. Son çıkan ceza adalet sistemini oluşturan yasalarda Alman hukukundan alınarak o 20 yıllık yasalar değiştirildi. İşte ona göre şey yapıldı. Felsefesinden şeyinden uzaklaştı ve hep tartışılıyor şimdi. Demek ki itirafçılık müessesi var. Türkiye aşağı yukarı 40 yıldan beri silahlı ve silahsız örgütlerle mücadele ediyor. Fakat PKK terörüyle ilgili 1984 yılından bugüne kadar kullanılan bu müessesede de itirafçıları korumanız gerekiyor. Çünkü onlar size hizmet ediyorlar. Bu örgütün çökmesine katkı sağlıyorlar. Siz onu korumak mecburiyetindesiniz. Ona hukuki güç vermeniz lazım. Niye hukuki güç vermeniz lazım? Çünkü bir yanlışlık yaptığı takdirde müeyyide olarak önüne koyacaksınız. Yani siz yetki vereceksiniz, sorumluluk vereceksiniz ama müeyyidesini de koymanız lazım. Peki bunlar hiç tartışıldı mı? Tartışılmadı. Kim kaybetti? Türkiye kaybetti. Bugüne geldik. Öyle değil mi? Bütün bunlar birikerek geldi. Birikerek geldiği için ne oldu? Siyasetçi sorgulanıp sorgulattırılmadı. Siyasetçiden kaynaklanan bir takım kişi ve gruplara verilen menfaatler sorgulanıp sorgulattırılmadı. Bu boşluktan istifade eden bir takım etkin güç odakları içerisindeki yapılar sorgulanıp sorgulattırılmadı ve Türkiye bu noktaya geldi. Bir çatışma ortamına geldi. Şimdi herkes birbirini tehdit ediyor. Öyle değil mi? Ya. Üzülerek de şey yapıyoruz. Görüyoruz. Yıllar içerisinde bunu görüyoruz. Bunları çözmek son derece basit olmasına rağmen sürekli de bunları anlatmış olmamıza rağmen ama gelin görün ki çözülmek istenmiyor. Şimdi teker teker tekrar geriye dönelim. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında niçin bu kadar farklı yapılarla örgütlenmeler ortaya çıktı? Niçin bunlar yozlaştırıldı? Niçin bu değerler kullanıldı ve Türkiye bu noktaya sürüklendi? Geriye dönüp baktığımız zaman iktidara gelirken içte verdiği vaatler bir de dışta verdiği vaatler bugün dışa yansıyor. Yani işte verdiği vaatler, yolsuzluğu ortadan kaldıracağım, yoksulluğu ortadan kaldıracağım, özgürlükleri getireceğim, adaleti sağlayacağım ve işsizliği ortadan kaldıracağım. Değil mi? Bütün verdiği vaatler bunlar. Bütün herkes de bu vaatleri kabul etti. Büyük de bir potansiyelle getirdi. Anayasayı değiştirme gücü ne elde etti Cumhuriyet tarihinde? Şimdi yaptıklarına bakalım. Yani biz şey olarak değil, bu potansiyel güç de Türkiye'yi çok büyük mesafe atlatabilirdi. Yani çok büyük etki verdi halkımız. Biz de bekledik.
hiç konuşmadık. Dedik ki şey yapabilir. Ama ben geçmişteki eylemlerini bildiğim için, hiçbir şey yapamayacaklarını da bildiğim için sürekli de konuştum. Hatta bize niye konuşuyorsun diye hep yadırgadım. Hı. Ama biz hep ifade ettik. Niye? İçteki ve dıştaki verdiği vaatleri tutamayacaklarının mümkün olmadığını gördük. Biliyorduk çünkü. Şimdi içteki verdiği vaatleri yapabilmesi bakımından bir takım alternatif projelerle hemen Türk halkının önünü açması lazım. Öyle değil mi? Hı hı. Siz iktidara geldiğiniz beyaz sayfa açabilirsiniz. Yani dersiniz ki ben beyaz sayfa açıyorum. Yaptığınız şey neydi? Aklınıza bir sürü dosya vardı. Naylon fatura affı. Maliye Bakanı naylon faturayla yargılanmıyor muydu? Yargılanıyordu değil mi? Hı hı. Naylon fatura affını çıkarttınız. Peki bir daha naylon fatura ekonomide, yani şeyde kullanılmaması için bunu önleyici bir yasa çıkarttınız mı? Çıkartmadınız. Yine naylon fatura devam ediyor. Yakalanıyor. Biliyorsunuz kolluk güçleri bir sürü naylon fatura yakalıyorlar. Kambiyo affı. Kaçakçılık maddesi kanunun değiştirmesiyle ilgili getirmiş olan afflar. Vergi affları. Topluma kazandırma, yani PKK'nın yasası affedilmesi. Terörle mücadele kanunun 8. maddesinin ortadan kaldırılması. Ne diyordu o madde? Terörle mücadele kanunun 8. maddesi, yani şimdi 40 yıldan beri terörle iç içe yaşayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde terörle mücadele kanunu maalesef 1991 yılında çıkarılmış bir yasa. Hı hı. 3713 sayılı yasa, iki ayak üzerinde. Silahlı ve silahsız örgütlerle mücadele yasası. Hı hı. Silahlı ve silahsız örgütlerle mücadele yasası. Bu yasayı çıkaran rahmetli Ordonans Polisi Şunlu Dönmez hocamız bize anlatmıştı bunu. Hı. Bu yasa aslında bir terörle mücadele yasası gibi gözükse de Feridun Hoca da anlattı. Feridun Yeni Sözcüsü bu yasayı içerisinde olanlardan. Bir af niteliğinde yasa aslında. Hı hı. Batı'daki göründüğü gibi bir terörle mücadele kanunu yasası değil. Şimdi bu yasadan dolayı bir kültür oluşmuştu. Devlet güvenlik mahkemelerinde hakimler, savcılar, bir arşiv oluşmuştu. Hı hı. Çünkü yıllar içerisinde mücadele ederken kimin kimle bağlantılı olduğu, hangi örgütün hangi neye hizmet ettiği, arkalarında kimlerin olduğu bir kültür oluşmuştu. Hı hı. Şimdi 8. maddenin içini boşaltınca otomatik olarak ne oldu? Bütün bu suçtan yargılananlar, tutuklu olanlar, mahkumet olanlar hepsi dışarı çıktı. 7. madde işte orada 8. madde yıldırma, tehdit falan gibi terör suçunu tarif ediyordu. Hı hı. 7. maddede propagandayı falan şey yapıyordu. Onu da içini boşalttı. Devlet güvenlik mahkemelerini kaldırdı. Devlet güvenlik mahkemelerinde hakim ve savcı bağımsız teminatı olmamasına rağmen bir güvence vardı. Koruma güvencesi vardı. Ağırlaştırılmış bir, kendine göre bir isim verdiler. Aslında yapılması gereken bir başsavcılık müessesesi kurulması gerekiyordu. Hı hı. Bir arşiv oluşması gerekiyordu. Bir kültür oluşması gerekiyordu. Bütün suçlarla mücadeleyi bunun içerisine alması gerekiyordu. Bu yapılmadı. Şimdi böyle olunca bütün bunlar oldu. Bütün suçlar dışarı çıktı. 2005 tarihi itibariyle, 1 Haziran 2005 tarihi itibariyle yürürlüğe giren ceza adalet sistemi oluşturan yasalar da biliyorsunuz. Bir ülke kendi üretimini bir tarafa koydu. Hı hı. Değiştirdi. Geçti biraz zaman 2005 tarihi itibariyle. İçerisinde çok önemli şeyler getirildi. Yani bir takım modern altyapılar getirildi. Bu yasaların şeyinde aslında iki ayağı vardır yasaların. Bir özgürlük, bir de güvenlik. Hı hı. İki, yani iki ayak birbirine olması lazım. Özgürlük ayağı var, güvenlik ayağı yok. Özgürlük ayağı Batı'da çoğu ülkelerde yok bu kadar geniş. Hı hı. Özgürlük ayağı bu kadar geniş yok. Güvenlik ayağının işinin boş olduğunu görüyorsunuz burada. Şimdi mevcut olan yasayı tarif ediyorsun. Şu anda 1 Haziran 2005 tarihi itibariyle yürürlüğe giren terörle Türk Ceza Kanunu. Terör kanunu ayrı. Evet, Türk Ceza Kanunu. Ceza Kanunu, Ceza Mahkemeleri Kanunu. Evet. Onu tarif ediyorum. Hı-hı. İçindeki Batı hukukunda, Alman hukukuyla Fransız, işte diğer ülkeleri kıyasladığınızda güvenlik ayağının içinin boş olduğunu görüyorsunuz. Yani o ülkenin kabul ettiği hukuki altyapıların, hı hı, Türkiye'de olmadığını ve bununla ilgili hukuki altyapı olacak ki ona göre de kurumsal yapılar olacak. Gerek istihbarat teşkilatları bakımından, gerekse kolluk güçleri bakımından, gerekse güvenlik güçleri bakımından bunların olmadığını görüyorsunuz. Peki burada ne yapıldı? Çok affedersiniz. Gerçi şimdi hani şöyle de bir burada bir ikilem var. Daha doğrusu bir garip bir çelişki var. O da şu. Yani mevcut yasanın ruhunun nereye geldiği konusunda net bir vurguda bulundunuz. Türk Ceza Yasası'nın 288. maddesi de diyor ki, yine ben bu
operasyon kapsamı içerisindeki basına yansıyan ve hukukla basın ayağı arasındaki bu gelgiti vurgulamak adına söylüyorum. Maddeyi hatırlayalım. Madde diyor ki bir olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar savcı, hakim, mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında arttırılır. Açık. Son derece açık bir hüküm. Bu ayaklar altına alınmış durumda bu Ergenekon soruşturması. Efendim bütün soruşturmalar da öyle. Bu nasıl oluyor? Yani mevcut olan yasa da işletilemiyor ve uygulanamıyor. O yozlaştırılmak için planda yapılıyor. Türkiye'de hukuk hiçbir zaman çalışmıyor ki. Hukuk fakire, fukaraya, garibe çalışıyor. Yani bu Türkiye'de çalışabilmesi için sistemin adalet üzerine inşa edilmesi gerekiyor. Sistemi adalet üzerine inşa etmezseniz kaybedersiniz. Ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Yani burada bu yasa yürürlüğe girdiği zaman ceza sınırları yarı yarıya indirildiği için içerideki bütün mahkumlar serbest kaldı. Hatta hakimler ister istemez oturdular, şey yaptılar. Bütün mahkumları dışarı bırakmak mecburiyetinde kaldılar. Bir de Avrupa'da bu yasalar çıktığı zaman 3 sene, 4 sene uygulama süresi veriliyor. Türkiye'de hemen uygulandı. Hemen uygulandığı için de hakim ve savcılar bu yasayı bilmediklerinden dolayı büyük sıkıntılar oldu. Yani 2-3 günlük, 2-3 haftalık eğitimde bunların o kadar çabuk kavranması mümkün değildi. Ve çok şeyli hakim ve savcılar da emekli oldular, istifa ettiler. Burada 2006 yılında da terörle, işte güvenlik güçleri baskı yaptı. Yani terörle mücadele kanunu çıkarın diye. Terörle mücadele kanunu çıkarıyoruz diye silahsız örgütlerle mücadele olmaktan çıkarttılar. Bak, silahsız örgütlerle mücadele olmaktan çıkarttılar. Bugün silahsız örgütlerle mücadele yok. Yani bunun ne önceden bilgi bu toplayabilme bakımından ne sonra böyle çıkıyor. Şu yürütülen soruşturma. Bunların hepsine geleceğim. Ne yapıldı? İşte başbakan bir ara şey yapıldı ya, ağzına doladı Türk Ceza Kanunu 220 etkin pişmanlık. Konuştu. Birisi herhalde dedi ki ya zaten pişmanlık var, sürekli laf var. Bunu konuşma dedi, ikaz etti herhalde. Ve ondan sonra sustu. Orada 2002 yılında Türk hukuk sistemine giren uluslararası sözleşme var. Terörün finansmanına el koyma sözleşmesi. Orada bir madde kondu bu finansmana el koyması bakımından. Madde kondu. Ama sözleşmenin şeyini kapsamıyor. Yani o maddeye baktığın zaman yani ona el koyabilmen için çok büyük çaba sarf etmen lazım. Ve bunu yapabilmen için de adam yetiştirmen lazım. Yani o finansmanı takip edecek, bulacak, hukukçu yetiştirmen lazım, savcı yetiştirmen lazım. Böyle basit bir olay değil. Böyle bir faaliyet diyor. Buradan şunu gelmek istiyorum. Bütün bunlar yapılırken de olaylar bazında geçmişte bir takım olaylar oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı, Yargıtay Başkanı ve Çakıcı arasındaki çatışma 3-4 ay devam etti, 2-3 ay. Basında, televizyonlarda. Hükümet yetkilileri bu bizi ilgilendirmez dedi. Peki kimi ilgilendirdi bu? Parlamentoda bunu araştırması lazımdı. Yani iki, Türkiye'deki bir saygın ve bir stratejik kurum. Türkiye'nin kalbi, beyni, merkezi. İki kurumun yıpranmasına 3 ay göz yumarsanız, kurumlar yıpransı derseniz, demek ki bir başka niyetiniz var demektir. Veya bilgisizliğiniz ve cehaletiniz var demektir. Kurumlar ülkenin devamlılığı için vazgeçilmezdir. Yani ülke kurumlarla yönetilir. Özel sektör bakımından da, kamu sektörü bakımından da bu böyledir. Orada parlamento, biz o zaman da çok dile getirdik bunu. Parlamento bir araştırma komisyonuyla bu çatışmanın sebebi nedir? Neden kaynaklanıyor? Bir şey, bilmediğimiz bir şey mi var? Bir takım eksiklikler varsa bunları gidermemiz gerekiyor. Yani hukuki yapıda mı bir eksiklik var? Bir kurumsal yapıda mı eksiklik var? Niye bir kişiyle bu çatıştırılıyor, değil mi? Bundan ortaya çıkması lazım. Yapıldı mı? Yapılmadı. Peki bu yapılmadığı için ne oldu? Halk nazarında kurumlar itibarsızlaştırıldı. Kimin itibarı yüksek oluyor? İşte halk tarafından bilinen bir kişinin gücü yüksek görülüyor. Ona bir şey yapılamıyor. Yani kurumlar birbirini yiyor.
Dokunulmaz gözüküyor. İçeride yatsın veya dışarıda olsun. Bugün bir diziyi milletin böyle soluksuz izlemesinin nedeni bundan kaynaklanıyor. Toplum da tamamen zihnini kaybetmiş vaziyette. Yani baktığınız zaman bir diziyi şey gibi izliyor ya, ne mahkeme var ne polis var. Verelim. Kurtlar Vadisi'ni mi bahsediyorsunuz? Milletin zihnini tamamen yok ediyor. Yani Türk halkına hizmet ettiği mümkün değil. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bu demek ki bu tip yıpranmalar, kurumların itibarsızlaştırılması ya bir planın yansıması gibi gözüküyor. Veyahut da bilgisizlikten, cahillikten dolayı bir şey gibi akla geliyor. Bana göre... Sizce hangisi? Bana göre eğer bir ülkede başbakan, halktan siyasi yaratılmış başbakan sürekli halkına, biliyorsunuz Avrupa'da da şikayet etti. Hı hı. Türkiye'de demokrasi yok, insan hakları yok diye. Bunu şikayet ediyorsa yurt dışında da, yurt içinde de kurumların yıpranmasını halka şikayet ediyorsa, o Türkiye'nin yönetilemediğinin, başbakanın yönetim açısından, devleti tanımaması açısından büyük bir bilgisizlik ve şey içerisinde olduğunu görüyorsunuz. Yani ben onu öyle görüyorum. Veyahut da kendi siyasi menfaati, kendi bir takım menfaatleri bakımından böyle bir gergin ortam yaratarak, bürokrasiyi tehdit altında tutarak, bürokrasiyi kendi egemenliği altına almak için bunu da bir taktik icabı yapmış olabilir. Yani iki boyutta var. Evet. Çünkü bugün bürokrasinin çözülmesinde bu yatmaktadır. Şimdi bu bürokrasi, işleyiş, esas itibariyle bu erkler ilişkisi, yani yasamanın, yürütmenin yasama ilişkileri, bunlara da gireceğiz ama yine sizin de gireceğiz dediğiniz önemli vurgular vardı. Onlara da değiniriz ama isterseniz biz röportajlar bölümümüz var her hafta, ona bir dönelim. Özellikle bu hukuk siyasal tartışması içerisine ilişkin bir sorumuz vardı. Bakalım halkımızın bu noktadaki görüşü nedir, nasıl yansıtmış. Oradan da önemli zannediyorum mesajlar alacağız. O kaldığımız yerden ve o mesajlara da bağını kurarak konuşmamızı sürdüreceğiz. Efendim, halkın görüşü bölümündeyiz. Hukuk üzerinde siyasetin etkileri tartışılıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi siyasetteki son durum zaten herkese malum. Bunun yanında insanların birbirlerine karşı, yani iktidardakilerin bir intikam alma gibi bir takım yaptığı bazı hareketleri görüyoruz maalesef. Ve bunun yanında da hukuka olan saygının da son derece azaldığını görüyoruz. Ne hukuk var ya? Adalet diye bir şey yok Türkiye'de. Ben askeriyeden emekliyim. Yok öyle bir şey. Ben inanmıyorum. Adalet, hukuk olsa her şey belli olur. Meydanda işte hükümetin durumu. Kısacası özetle bu. Siyasetin etkilemediği alan şu sıralarda kalmadı desek yeridir. Ne yazık ki dine, devlet işlerine derken, hukuka derken belki biraz ithal olacak ama askeriye bile karışmaya başlandı düşünülüyor. Artık etkilerini tartışmak yerine açıkçası etkilememesi için bir şeyler yapmak gerektiğini düşünüyorum. Fakat ne yazık ki bu konuda hiçbir şey yapılmadığını, sadece lafla bir şeyleri götürmeye çalışıldığını görüyorum. Birazcık icraat görmek gerekiyor ki bu etkileri ortadan kaldıralım, artık etki şekillerini ortadan kaldıralım istiyorum. Hukuk üzerine bu siyasetin etkisi, sanırım en büyük etkisi bu hakimlerin olsun, savcıların olsun, karar verme aşamalarında olsun, ne bileyim bu suçların, anayasanın değişimi olsun, bunların üzerine çok büyük etkileri var. Her şeyden önce bunların kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani Yargıtay bağımsızdır diyoruz, bağımsız olması gerekiyor. Yani şu anda çok takip edemiyorum ama birebir hani gördüğümüz bir şey yok. Direkt olarak etkili diyebileceğim bir olay yok. Son günlerde oldukça gündemde olan bir konu, güncel bir konu. Kesinlikle bu konuya katılmıyorum. Hukukun üstünlüğüne inanan bir insanım. Cumhuriyetçi, Atatürkçü bir gencim. Bu tür olaylar gerçekten ortamı da geriyor. İnsanımızın üzerinde de çok büyük etkisi var. Yani siyasetin ve hukukun ayrı olduğuna inanıyorum. Ve siyasetin kesinlikle hukukun üzerinde bir etkisi olmaması gerekiyor. Yani bu konuların tartışılması bile çok saçma. İleride inşallah bu tür aşamalardan geçeceğiz ve umarım yani bu tür konular bir daha açılmaz. Ülkemiz bu tür saçma sapan konularla oyalamayız. Gerçekten biz onlarla uğraşırken alttan birçok şey gidiyor. Emin olun çok şey kaybediyoruz. Sadece bunlar bir oyun yani. Sadece ortamı oyalandırmak, insanları başka şeylere yöneltmek, yani gündemi oyalamak. Onun haricinde de
Yani hukukun üstünlüğüne inanıyorum ve siyasetin hukuk üstünde kesinlikle etkisinin olabileceğine inanmıyorum ve olmamalı da. Şu anda gündemde olan parti kapatma davası sadece şu anda gündemi meşgul etmekte ve ortalığın karışmasına, bir kaosa sürüklemekte halkı. Bence gereksiz bir davranış. İşte parti için olumlu şeyler söylemek elimizde değil tabii ki. Hukuk üzerinde etkisi parti kapatmak, bir parti kapanır, başka bir parti açılır. Bu sorun değildir yani. Burada önemli olan birilerinin bazı şeylerinin iyi gitmesini istemediğinden dolayı ortalığı karıştırmak istemesi diye düşünüyorum. Bir parti kapatmak bence yani demokrasi hiç uygun bir şey değil. Sonuçta herkese söz hakkı verirken yani herkese bizim eşit söz hakkı vermemiz gerekiyor. O yüzden demokrasi uygun değil bence. Hukuk tamam çok güzel ama siyasetin altında mı üstünde mi vatandaş karar vermiş değil maalesef. Hukukumuza da güveniyoruz, yargımıza da güveniyoruz ama siyasete güvenmediğimiz için hukuk sıfıra düşmüş oluyor. Üzücü bir durum. Ne olacağımız da belli değil. Çocuklarımıza da hiçbir şey düşünemiyoruz tabii bu şeyde. Ben de devlet memuru olduğum için çok üzgünüm yani bu konuda hakikaten. Hukuk bağımsız olmalı diye düşünüyorum. Yani siyasetin hukuku istediği gibi yönetmesine her zaman karşıyım. Hukuk daima serbest olmalı ki her şey düzenli yürüsün diye düşünüyorum. Hükümetin yaptıklarını hiç tasvip etmiyorum. Siyaset hukuk üzerinde tesiri var. Geniş mahiyette bir saat anlatmak lazım. Daha fazla deşifre olmasın bu olay. sonra ne olmaz bizi dağlılar için. Hukuku tarafsız etkiliyor bence. Hukuk tarafsız olmalı. Siyaset hukuk zengine var fakire yok kardeşim. Ben asker emeklisiyim, tamam mı? Ben Kıbrıs'ta 2 sene kaldım, yan gelip yatmadım. Gerçekten fazla hukuk üzerinde siyasetin etkisi var bana göre ve de yanlış bir şekilde var. Mesela bana gelince hukuk var, başkasına gelince hukuk yok. Bunu benim dillendirmeme gerek yok. Baktığınız zaman bunu herkes görüyor. Ama biz doğrusunu yapalım diyorum. Siyaseti de siyaset gibi yapalım. Hukuku da hukuk gibi yapalım. Ben bunu istiyorum. Pek bir şey düşündüğüm yok. Durum ortada. Herkesin düşündüğü gibi ben de aynı şeyi düşünüyorum onların düşündüğü gibi. Yani başbakan nasıl düşünüyorsa eğer bizim durumumuza gelip de nasıl düşünüyorsa ben de onu o şekilde düşünüyorum. Çok çirkin buluyorum. Siyasetin hukuka etkili olmasını çok çirkin buluyorum. Hukuk özgür olmalı. Doğru kararlar vermeli. Hiçbir baskı altında olmamalı. İnsanlar fikirleriyle yargılanmamalı. İnsanlar fikirlerini açık sunabilmeli. Zaten bu her şeyin en önemlisi bu. Yani bir partinin tabii ülkemizin bazı şartları var. Demokratik ve hukuk şartları var. Bunlar çok önemli. Bunları çiğnememek adına yapılması gereken bazı doğru şeyler var ama yani parti kapatmaya kişisel olarak sıcak bakmıyorum. Bu çok yanlış bir şey. Yani insanlar sadece fikirleriyle yargılanıp parti kapatılmıyor, parti kapatılıyor diye yanlış yani. Bu bana göre çok yanlış bir şey. Olmaması lazım. Yani bunları ülke olarak, kişisel olarak, demokrasi olarak aşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunlar çünkü çok önemli bir şey. Zaten biz ülke olarak eğer öne ileriye adım atamıyorsak, gidemiyorsak hep bunların sebebinden dolayı aşmamız lazım. İnsanların fikirlerine saygı göstermek lazım. Saygın olmadığı yerde sevgi olmaz. Paylaşmayı bilmek çok önemli. Ülkemiz için çok çok önemli bir mevzusu hakkında maalesef yasama yürütme ve yargının ayrı ayrı bulunması gerektiği bir ortamda. Maalesef siyasetin yargı üzerindeki etkisinin arttığı için bilinçli olmaya çalışan bir vatandaş olarak maalesef üzgünüm. Fakat sadece yargı organında görevli olan insanların değil, bütün toplumumuzun daha bilinçli olup özellikle bu kadar önemli zamanlar geçiren ülkemizde biraz daha duyarlı, birazcık daha sağduyulu olmamız gerekiyor zannediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet efendim, tekrar birlikteyiz. Sayın Saadettin Tantanlı Eski İçişleri Bakanı, Yurt Partisi Genel Başkanı, gündemi tartışıyoruz. Evet, tabii çok ilgimi çeken orada hepsi çok son derece önemli vurgulardı kuşkusuz. Gerçi her hafta şunu ben paylaşmak isterim. Yani bizim bu çok sınırlı zaman içerisinde ve sınırlı insanla görüşmelerimiz içerisinden aldığım intiba şudur. Aslında çok ciddi ölçüde bilgiyle yoğrulmuş ve onu bir bilinç düzeyine de taşıma noktasında olan bir halk profili ortaya çıkıyor. Bu belki biraz
işte başkentte yapılmış olmasının getirdiği bir şey olabilir kuşkusuz ama orada dikkatimi çeken şey şu oldu. Bir izleyicimizin mikrofonu kapatma refleksi ne olur ne olmaz beni de bizi de içeri alırlar vurgusu. Bakın bu bir refleks, bir korku. Yani bu başarıldı bugün. Bu enformasyon savaşını iktidar yaptı. Hı-hı. Planlı bir şekilde korku hissi verdi topluma. Şimdi korku ve panik hissi planlı verildi. Evet. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde bir gazeteci köşe yazarı Mehmet Yılmaz başlığına şöyle taşımış. AKP'li değilsen darbecisin demiş. Ertuğrul Özkök de postmodern makartizme doğru gidiyor Türkiye demiş. Yani bir adeta cadı avı. Orada tabii karşılıklı kavgalar var. Perde altında kavgalar var. Hı-hı. Herkes iktidar ve gücü bırakmamak için birbirlerine sopa gösteriyor. Biz de onu öyle okuyoruz yani. Hı-hı. Onu da anlatacağız şimdi süresi içerisinde. Hı-hı. Tabii vatandaş hukuku istiyor yani. Hukuku, adaleti görmek istiyor. Çok önemli şeyler. Tabii yani, vatandaş çoğu şeyi biliyor, görüyor. Kırpır, billur, vurgular. Ama biliyor, görüyor. Evet. Mesela bak örnek vermek gerekirse. Evet. Ben İçişleri Bakanlığı görevinden alınıp gümrüklerden sorumlu bakanlığı verip kabul etmekten sonra istifa ettikten sonra Türkiye'de Türkiye'nin nasıl soyulup soydurtulduğunu ortaya çıkmasına katkı sağlayan 4422 sayılı yasa, çıkar amaçlı suç örgütlerinin mücadele yasasının içi boşaltıldı birinci maddenin için. Hı hı. Kimler için çıkarıldı bu? Yasanın içi boşaltıldı. Türkiye'yi soyan ve soydurtturanların şeyden kurtulabilmesi bakımından çıkarttırıldı. Demek ki parlamento o günkü bütün siyasi partiler bir araya geldi. O yasanın birinci maddesinin içi boşaltıldı. Hı. Kimse ses çıkardı mı? Vatandaş çıkartmadı. Halbuki bankadan içi boşaltılmış 60 milyar dolar. Büyük soygun şebekeleri ortaya çıkmış. Bu falosundan şeyine kadar. Bütün bunlar çıkmış. Bu yasanın içi boşaltılırken hukukçular nerede peki? Türkiye'de. Yok. Demek ki bunun siyasi ideolojisi, partisi, şusu busu yok. Türkiye'de bir soygun şebekesi var, etkin güç odakları var. Hepsi birbirlerinden besleniyorlar. Siyasetçisi, kirli sermaye sahibi falan hepsi birbirinden besleniyor. Bu bir örnek. Hı hı. Bunun gibi bir sürü örnekler var. Teker teker örnekler vermeye kalktığınız zaman binlerce örneği var. Mesela bir başka örnek ne? Etibank dosyası. Hı hı. Üniversitelerde okutulması gereken bir dosya. Hukukun nasıl çiğnendiği, hakimle savcılar nasıl tehdit altında kaldı, nasıl hakimlerin yargılandığı bu dosyadan dolayı, kimde hangi siyasilerin baskı yaptığı gerçek bir dosya. Şimdi böyle bir siyasi tehdit altında, böyle bir etkin güç odağı tehdit altında adaleti sağlayamazsınız. Herkes ne istiyor? Seyrediyoruz. Hukuk istiyor. Niçin? Adaletsiz yaşayamaz insanlar. Ben de ne diyorum sürekli? Bütün bu olaylardan ne siyasetçisi, ne hukukçusu, ne iş adamı, ne resmi bürokratı, büyük bir bölümü ders çıkarmıyor. Biliyorlar, çıkaramıyor. Çıkarttığı takdirde koltukta oturamayacak. Çünkü savaş, koltuk, güç, ekonomik savaş. 3 gün otursan, 5 gün otursan ne olacak yani? Bir şey mi olacaksın? Yok. Buna karşı ses çıkaranlar tasfiye ediliyor. Buna karşı direnen yıllarca siyasetçisi, bürokratı, iş adamı, her zeminden insan direniyor. Hakimi, savcısı, polisi, jandarması hepsi direniyor. Ama bugün gelinen noktada parti kapatmadan dolayı Ergenekon nedir peki? Değil mi? Evet, nedir? Yani nasıl görüyorsunuz bu durumu? Efendim, bu konuda çok sayıda soru da var. Şimdi evet. Ergenekon nedir? Hı hı. Bugün 1 Haziran 2005 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yasa gereği incelediğimizde suç ve suçlarla mücadele araştırma ve iddia yetkisi Cumhuriyet Savcılığı'nın. Bak araştırma ve iddia makamı söylüyorum. Eskiden araştırma kolluk güçleriydi. Savcıya nihabeten araştırma yapıyordu. Evet. Şimdi tamamen araştırma ve iddia makamı Cumhuriyet Savcılığı oldu. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin adil yargılanma temel ilkelerine ters. Hı hı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin adil yargılanmanın 4 temel ayağı var. Hı hı. Araştırma makamı, polis, jandarma ve diğer ülkelere göre işte makamlar konmuş. Peki iddia makamı kim? Cumhuriyet savcıları. Yargı
ve savunma. Şimdi araştırma makamı teminatlı ve bağımsız olacak. İddia makamı teminatlı ve bağımsız olacak. Yargı teminatlı ve bağımsız olacak. Savunma bağımsız olacak. Türkiye'de baktığın zaman araştırma ve iddia makamı Cumhuriyet Savcılığı, polis ve jandarma değil. Demek ki polis ve jandarmanın hiçbir yetkisi yok. Peki Cumhuriyet Savcıları teminatlı ve bağımsız mı? Değil. Yargı teminatlı ve bağımsız mı? Değil. Savunma bağımsız mı? Tartışılır. Peki bu yasa çıkarken biz çok haykırdık çünkü. Yani bir tarafta bu şey var. Siz bu kadar büyük gücü, araştırma makamını, siz savcı da değil, mahkeme kararına bağlı olarak uygulamada suç ve suçlarla mücadeleye böyle bir kısıtlama getirdiğiniz zaman otomatik olarak bunu sınır şey yapmış olursunuz. Halbuki batıdaki genel felsefe şudur. Suç olmadan önce önleyici tedbirler bakımından çalışma yapmak, ona göre hukuki altyapılar, ona göre bilgi altyapıları, ona göre laboratuvarlar yapmak gerekir. Türkiye'de bunların hiçbirisi yoktur. Şimdi böyle bir altyapıyla Türkiye'de mücadele edemezsiniz suç ve suçlarla. Bugün gelinen noktada bir mahkeme kararıyla bir çalışmanın yapıldığı görülüyor değil mi? Hı hı. Peki az önce siz de Türk Ceza Kanunu'ndan yasayı okudunuz. Evet. Daha önce bu da vardı. 4422 sayılı yasada bir sürüm yasalar oluşmuştu. Yani gizli ajan kullanmak, işte telefonu dinlemek ve bunun müeyyideleri falan bir sürü şeyler oluşmuştu. Daha önceden hukuksuzluktan, hukuki altyapılarının eksikliğinden kaynaklanan uygulamalardan dolayı halkı rahatsız eden telefon dinlemeden tutun da işte hiçbir yetkisi olmadan ülkeyi kurtaran insanlar bakımından hizmete sunulmuş, takdim edilen insanlar açısından da toplumu rahatsız eden, adaletsizliği öne çıkaran bir sürü uygulamalar vardı. Ve bu uygulamanın altından da bu tip oluşmuş organize suç şebekelerinin halkı, iş adamlarını rahatsız ederek para topladıkları gündeme geliyordu. Şimdi sözünüzü lütfen unutmayın ama bir izleyici de telefonla Serdar Köksal İstanbul'dan bize bunu hatırlatmış ki Milliyet Gazetesi de benim önümde, benim de çok dikkatimi çekti. Bugün manşete taşınmış bir haber var. Serdar Köksal'ın mesajından buraya geleyim. Diyor ki Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı'na verilen briefingde ulusalcılık terör grubuna alınmış. Bu durum Türkiye'nin silahsız işgalin bir örneği, hatta göstergesi değil mi? Şimdi o şu işte, yani manşete taşınmış durumda. Evet. Siz İçişleri Bakanlığı yaptınız. Bu işleyiş nasıl bir şeydir? Bu geçen yıl olmuş galiba. Bu anladığım kadarıyla haberden. Denmiş ki Beşir Atalay'ın İçişleri Bakanı atanmasının ardından kendisine sunulmak üzere hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün kurum briefinginde ulusalcılık akımı aşırı sağ faaliyetler kapsamında değerlendirildi. Değerlendirmede ulusalcıların kullandığı aşırı yaklaşımların amacını aştığı ve propaganda amaçlı önemli bazı gelişmeleri tetiklediği saptaması yapıldı. Ulusalcı kesimler devlet egemenliğinin AB sürecindeki yasal değişikliklerle zedelendiği varsayımını temel almaktadır. Bu hep düşünce bunlar. Bu kapsamda 50'den fazla dernek ve vakıf, 100'den fazla internet sitesi ve medya organı faaliyet göstermektedir. Şimdi bunun bu haberi okuyanın bu işleyişi zihninde bırakacağı algılama ne? Şimdi tabii ulusalcılık mı, milliyetçilik mi? Biz bunu çok tartıştık jeopolitik analizde. Yani bu konuları ben her zaman meselenin esas itibariyle etiketlerle, sloganlarla değil özde saklı olduğuna inanan bir insanım ve bu noktada da hep Anadolu üzerinden referansımı alırım. Benim için önemli o Anadolu insanının, o toprağın özüdür. O da esas itibariyle milli değerlerle bezenmiş bir şeydir. Bu dünyanın her yerinde ülkesine, toprağına, varlıklarına, değerine sahip çıkanın adı budur. Bu garipsenecek bir şey değildir. Bunun dünyadan sökülüp atıldığını söylemek kadar da çok açıkça, dünyadan habersiz olmak kadar açık bir şey olamaz. Dolayısıyla yani bu ne demek isteniyor? Yani Avrupa Birliği sürecinin Türkiye'ye getirdiği yer belli. Her şey ortada. Bunlar biz belgelerden okuyup söylüyoruz, bunları nitelendiriyoruz. Yani buna da mutlaka girmemiz lazım. Bu, evet. Bu şudur yani. Evet. Şimdi istihbarat teşkilatları, kolluk güçleri teşkilatları, güvenlik güçleri teşkilatları sürekli çalışma yaparlar. Vakıf, dernek, sivil toplum örgütü, grup, topluluk, hangi faaliyet içerisinde, kim kimle birleşiyor, ne için bir araya geliyor, ilişkileri nedir? Sürekli bu çalışma yürütürler. Gazete manşeti bunu nasıl
raporun içeriğini okumak lazım. Yani hazırlanan çalışmanın içeriğine bakmak gerekiyor. Hı hı. Sürekli bu çalışma yapmak mecburiyetinde. Hı hı. Kendisini geliştirmek mecburiyetinde. Hı hı. Neden bu çalışma yapmak mecburiyetinde? Burada şunu şey yapmak lazım. Bu çalışmalarda büyük eksiklikler vardır aslında. Hı hı. Yani Türkiye'de devletin hizmet üretebilmesi bakımından, yani kurumların hizmet üretebilmesi bakımından altyapılarda büyük eksiklikleri vardır. İstihbarat teşkilatlarında, kolluk güçlerinde bunların giderilmesi lazım. Ben hep onu söylüyorum. Niçin bu hizmeti üretmesi lazım? Türkiye'ye yönelik, Türk halkına yönelik, Türk ekonomisine yönelik, Türk siyasetine yönelik, Türk güvenliğine yönelik, sağlığına yönelik, nerede bir tehdit varsa, çevrenin tehdit varsa önceden bunları tespit ederek halkı rahatsız etmeksizin, halkı rahatsız etmeksizin bu yönelik bu tehditleri ortadan kaldırması, evet. Oradan etkisiz hale getirmesi. Bu önemli bir şey. Halkı rahatsız etmeksizin. Efendim zaten bizim hep yıllardır vurgulamak evet. istediğimiz konu şu. Evet. Burada maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenler bugünkü siyasette dahil olmak üzere hukukçular da bunu tartışmıyorlar. Hı-hı. Ben de sürekli bunu gündeme getiriyorum. Diyorum ama şimdi ki, bu affedersiniz bu halkı bu, rahatsız etmeme. Bu tartışma mesela tabii, bu tartışma. Devamında şunu da ekleyelim. Evet. Bakın bu çok yanlış bir algılama bırakıyor insanların zihninde. Bu bir Fransızın, bir Almanın, bir İngilizin, bir Amerikanın kendi ülkesinin çıkarları için, kendi milli değerleri için, kendi milli hesapları, kendi milli pazarı, ekonomisi, bütün değerleri için bir yurttaş olmanın bilinciyle, o toprağın çocuğunun olmasının bilinciyle bu kadar doğal bir şekilde davranma refleksini, onların yaptığı böyle bir davranış biçimini Türk insanından alıkoymaya dönük bir algılama veriyor bu. O zaman siz kendi değerlerinizi, yani ben o zaman şu noktaya getirildi, biz geçen hafta onu da tartıştık. Türkiye'de küreselleşmecilerle milliyetçilerin bir savaşı varmış. Bunu bir bugün kabinede olan bir devlet bakanı Amerika'daki bir toplantısında söylüyor. Şimdi bu tamam, bu görüntü böyle olabilir ama siz hangi tarafta olduğunuz önemlidir. Yani düşünün ki bu ülkenin siz bu toprağın çocuğusunuz, bu toprağın değerleriyle yoğrulmuşsunuz ve bir Fransızın, bir İngiliz'in yaptığı gibi davranmayı bu ülkenin insanından alıkoyuyorsunuz. Böyle yapmayacaksınız diyorsunuz adeta. Değerlerine sahip çıkma kardeşim. Bunun içine manevi değerlerin de var, milli değerlerin de var, cumhuriyet değerleri de var. Bütün kuşaklar boyu aktarılmış olan önemli bir aktarım da var. Bunlardan uzak dur. Milli ekonomiden, milli ürünlerinden, milli pazarından, milli değerlerinden uzak dur. Bunları savunmak giderek bir şey haline geliyor. Yani bu noktada bir suç vurgusu tanımı. Yani bunun adının ulusalcılık olması, öbürünün milliyetçilik olması bir şey fark ettirmiyor. Özüne bakmak lazım. Yani şimdi bu tip manşetlerle evet. Türk halkı meşgul ediliyor. Esasında bu çalışmalar eksik çalışmalar. Bu işin özüne baktığın zaman bu çalışmalar eksik çalışmalar. Yani bakanların söylemlerine baktığınız zaman insan utanç duyuyor. Yani bir bakanın çıkıp Ergenekon'un parti kapatmayla karşı bir şey gibi gösterilmiş olması falan. Demek ki bir hukukçu olan bakanın bunu söylemesi Türkiye'de hukuku bilmemesini ortaya çıkarıyor. Evet, bir izleyicimiz onu sormuş size. Serap Erdoğan elektronik posta geçmiş. Demiş ki bu Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklamaların AKP eliyle bilinçli olarak kapatma sürecini hızlandırması için yapılmıştır diye bir yorum var. Bu konuda Sayın Tantan ne düşünüyor demiş. Bir bakanın bunu söylemesi çok bak, bu bakanın bunu söylemesi kadar hepimize acı veren bir şey olamaz. Ülkemizin bakanlarının sizin az önce de söylediğiniz yurt dışında da böyle bir çatış var deme lüksü yok. Bak şunu da söylemek istiyorum. Devlet adamlığı siyasi partilerden kişidir derken şunun için söyledim. Eğer siyasi partiler halka açık olmasa, kapalı olduğu takdirde devlet adamı yetişmiyor. Hı hı. Şimdiki siyasi parti yetkililerinin birbirlerini yüzüne bakamayacak şekilde hakaret eder gibi konuşmaları, ülkenin sorunlarını çözme açısından bir araya gelememesi açısından da değerlendirdiğimizde, hı hı, demek ki büyük sıkıntılar var. Burada da şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de belli kurumsal yapılar, Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık makamları Türk halkının çok saygı duyduğu makamlardır. Bu makamlardaki gelmiş insanların geriye dönüp biz şu hatayı yaptık, biz bunu böyle yaptık deme lüksüne sahip değiller. Evet. Bunu şunun için söylemek istiyorum. Niçin değiller? Çünkü Türk halkı size bütün güvenlerini verdikleri için siz bütün sorunları çözmekle yükümlüsünüz. Geriye dönüp şikayet etme makamı değilsiniz. Başbakan da Türk halkına yönelik sürekli şikayet, halk kurumlarını şikayet edemez. Bakanlar edemez. Böyle bir şey olamaz. Ergenekon
adı Erkonur kullanarak verilen, işte ifadeler alınan, içeride olan, bu tamamen Cumhuriyet Savcısının mahkeme kararıyla yaptığı bir çalışmanın ürünüdür. Burada başbakanın, bakanların konuşmalarından yansıyan şudur benim okuduğum. Büyük korku ve panik vardır. Kimde? Hükümette vardır, etkin güç odaklarında vardır. Her tarafta korku ve panik vardır. Neden vardır size göre? Korku ve panik var. Yani bu sorun cevabını isterseniz şimdi telefon hattımızdaymış. Ondan sonra verelim. Ondan sonra yani. Verelim. Ama unutmayalım. Ben de unutmayayım, siz de unutmayın. Bunun cevabını kesinlikle verelim. Bu korku meselesi önemli. Çünkü demin o röportajdan da buraya yansıttığım şey, o refleksli mikrofonu kapatan el, aman ne olur daha fazla konuşmayayım, beni de içeri alırlar vurgusudur. Bu sağlıklı bir durumudur. Bunu da konuşacağız elbette. Efendim şimdi telefon hattımızda Sayın Nevzat Erdemir var. İzmir Barosu Başkanı. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Sayın Hocam. Saadettin Bey'e de, diğer katılımcılara da ben iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İzmir dışındasınız ve izleyemeyeceğinizi de önceden beyan etmişsiniz. Dolayısıyla ben çok kısaca bir toparlama yapayım size. Bir süredir de hattaydınız. Onları da zannediyorum tanıklık ettiniz. Evet, ama evet. Biz esas itibariyle bugün bu hukuk siyaset ilişkisi ve bunun basın eliyle de nasıl yansıtıldığını ve nasıl aslında bir araç olarak çoğu anlamda hukukun yıpratılması konusunda işlevler üstlendiğine değindik. Ben hatta Türk Ceza Yasası'nın 280. maddesini sevgili izleyicilere hatırlatarak okuma ihtiyacını hissettim. Siz bir hukukçu olarak hukukun üstünlüğü kavramının, hukukun siyasallaşması kavramının, bunların ne anlama geldiğini, bugün bir adeta revanş gibi takdim edilen iki ayrı bir parti kapatma talebiyle açılan dava, diğer tarafta bir sürdürülen bir soruşturma, bu süreçte olan hukukun üstünlüğü ve hukukun bağımsızlığı kavramı noktasında nasıl bakılıyor? Ben hep hukuku, elbette demokrasi bugün için en idealize ettiğimiz bir yönetim tarzı, ki o demokrasi de esas itibariyle geniş halk tabanlarına yayılmış, kitlelerine yayılmış, onların mutluluğu, refahı için önemli bir nitelik taşıyan bir yapıdır. Ama hukuk da nedir? Hukuk da, ben öyle tarif ediyorum, siz ne dersiniz bilemem ama, o demokratik yaşamın, o özgürlükleri de içinde saklı tutan, koruyucu, onların, o demokrasinin koruyucu meleğidir diyorum. O ortadan kalktığı andan itibaren elbette artık demokrasiden ve diğer birçok değerden de söz etmek oldukça güçtür. Buyurun. Şimdi sevgili hocam, hukukla ilgili tanımınıza aynen katılıyorum. Bir özdeyişle şöyle deniyor. Evet. Hukuk hava gibidir. Var oldukça varlığı ve önemi anlaşılamaz. Ele biraz azalsın, soluk alınamaz, yok olursa yaşanamaz. Yani şu anda Türkiye'de yaşanan süreci hukukla, hukuk kurallarıyla izah etmek olanaksız. Evet. Bakınız, siz de biliyorsunuz, anayasamızın ikinci maddesinde diyor ki Türkiye Cumhuriyeti başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayalı, Atatürk ulusalcılığına bağlı, demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir. Eğer hukuk devletinde hiçbir kişi ve kurumun suç işleme ayrıcalığı yoktur. Evet. Suç işleyen kim olursa olsun onun üstüne kararlılıkla gidilmesi, kanıtların toplanması, zan altında bulunan şüpheli olan şahısların bağımsız Türk yargısı önüne çıkarılması lazım. Kimin suçlu olduğuna ya da suçsuz olduğuna karar vermez, bağımsız Türk yargısına ait bir görevdir. Yine anayasaya göre suçluluğu hükmen tespit edilinceye kadar, saptanıncaya kadar kişi masum sayılır, suçsuz sayılır. O nedenle bakınız, işte bu bahsettiğiniz soruşturmayla ilgili bir yazar kitap yazıyor, Operasyon Ergenekon diyor. Devletin gizli söylenen, olduğu söylenen belgeleri bu kitapta yayınlanıyor. Böyle şey olur mu? Yani bu hukuksuzluğun ta kendisidir. Bu hukuka bu şekilde tecavüz edenlerin, onun çok affedersiniz ızdırak geçenlerin de bir gün hukuka, bu söylediğimiz evrensel kurallara ihtiyacı var. Şimdi gerçek olan şudur. Bakınız, geçtiğimiz yüzyılın başında o Anadolu'yu işgal eden emperyal odakların
bu coğrafya üzerindeki hesaplarından, kitaplarından vazgeçmedikleri anlaşılıyor. Temel mesele budur. Siz de biliyorsunuz ki ilk önce 22 idi, daha sonra 24 ülkenin rejimleri ve sınırları Amerika Birleşik Devletleri tarafından değiştirilmek isteniyor. Bu adına Büyük Orta Doğu ya da genişletilmiş Orta Doğu projesi denen projenin kağıt üzerinde kalan bir proje olmadığı, bugün Afganistan'da yaşanan hadisenin, Irak'ta yaşanan işgalin, orada yaşanan vahşetin altında Büyük Orta Doğu projesinin olduğunu herkes biliyor. Şimdi Türkiye rejimi ve sınırları değiştirmek istenen ülkelerin başında da Türkiye gelmektedir. Evvelki sene İtalya'da NATO toplantısı sırasında o meşhum harita Türk subaylarının önüne kondu. Haklı olarak oradaki subaylarımız buna tavır koydular, tepki koydular. Genelkurmay'ı aradılar. Genelkurmay da Pentagon nezdinde bu olayı protesto etti. Yine yakın tarihte anımsayacaksınız, Fransa o haritayı yayınladı. Gene geçtiğimiz yıl aynı şeyi Yunanistan yaptı. Yani özellikle ağırlıklı olarak mazlum milletlerin, Müslüman ülkelerin yaşadığı coğrafyaya yönelik Haçlı Savaşı, Haçlı saldırısı, ikiz kulelere yönelik saldırı bahane ederek yapıldı. Yani bütün dünyanın gözü önünde Irak'ta bir vahşet işlendi. Oradaki doğal kaynaklar, kültürel kaynaklar, hazineler işgalciler tarafından yağmalandı. İnsanların ırzına geçirildi. Bir kısım insanlar da Ebu Greyb'de yargısız, yargılamasız infaza tabi tutuldu. O vahşet görüntülerini, o fotoğrafları hepimiz izledik. Şimdi realitesi şu, üzücü olan şu: Sayın Tayyip Erdoğan Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olduğunu söylüyor. Fatih Altaylı ile katıldığı teke tek programında söylüyor. Çeşitli parti toplantılarında söylüyor. Genelim Ergenekon adlı verilen operasyon. Bir defa bir ulusun doğuş efsanesinin bir operasyona, bir suç örgütüne verilmiş olması talihsizliktir. Bu ulusa yapılmış haksızlıktır, saygısızlıktır. Başka verecek ad bulamadılar mı bu adı veriyorlar? Ben bunu yapanları da şiddetle kınıyorum, nefretle kınıyorum. Bakın, Fehmi Koru açıklıyor. Diyor ki Tayyip Erdoğan 5 Kasım 2007 tarihinde Bush'la görüştü. Bu operasyonların başlatılmasına karar verdi. Böyle şey olabilir mi? Türkiye sömürge ülkesi midir? Yoksa işgal altındaki ülke midir? Yani şeyin, Bush'un hedef göstermesiyle Tayyip Erdoğan nasıl düğmeye basar? Yani bir takım suç işleyen insanlar bahane edilerek, efendim İlhan Selçuk gibi, Doğu Perinçek gibi, ondan sonra İstanbul Üniversitesi Rektörü Alemdaroğlu gibi saygın, namuslu, şerefli, haysiyetli, Cumhuriyet'in o anayasanın ikinci maddesinde tanımlanan değerlerine, niteliklerine sonuna kadar sahip çıkan insanlara yönelik bir saldırı başlatılır. Bakınız, çok net söylüyorum. Hakkari'de, Şemdinli'de dış odakların başlattıkları provokasyon devam ediyor. Biliyorsunuz o olay sonrası o zamanın genel kara kuvvetleri, şimdiki genel kurmay başkanı tarafından, yargının içine sızan yabancı unsurlar tarafından maalesef çete diye nitelendirdiler. Türkiye böylesine bir süreç yaşanıyor. O haksız operasyon neticesi Van 100. Yıl Üniversitesi rektörünün gözaltına alındığını, ondan sonra fakülte genel sekreterinin haksız yere tutuklandığını, Yücel Aşkın'ın beraat ettiğini biliyoruz. Fakülte genel sekreterinin kendisine yapılan zulme dayanamayıp intihar ettiğini biliyoruz. Bu oradaki sürecin devam ettiğini gösteriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri hedef tahtasındadır. Hedef tahtasında olan sadece Türk Silahlı Kuvvetleri değil, Yargıtay hedef tahtasındadır. Yargıtay'ın görevini yapmakla görevli ve yükümlü olan, anayasaya karşı laiklik karşıtı eylemlerin, işlemlerin odağı haline geldiği kanaatine vardığı siyasal partilerle ilgili anayasanın öngördüğü 68. maddenin, 69. maddenin öngördüğü prosedürü işleten bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı maalesef sorumlu mevkilerde olup da sorumsuz beyanda bulunanlar tarafından
hedef tahtasına oturtulmuştur. Bu tıpkı görevini yapan Danıştay 2. Dairesinin başkan ve üyelerine yönelik kampanyayı anımsatmaktadır. Hatırlayınız, o kampanyadan sonra görevini yapmaktan başka hiçbir kastı kusuru bulunmayan Danıştay'ın 2. Dairesine yönelik irticai katliam girişimi başlatıldı. Bakınız, ben o şeyde sadece tetiği çekenlerin değil, o değerli üyeleri hedef gösterenlerin verdiği kararı zulüm olarak nitelendiren siyaset bezirganlarının gene o kararı veren yargıçlar için efendi sen öyle karar veremezsin diyenlerin bu olayda sorumlulukların olduğunu düşünüyorum. Bunlar yanlış şeylerdir. Yargı organlarını, silahlı kuvvetleri, anayasal kurumları hedef tahtına oturtmak bir takım suç örgütleri bahane edilerek Türkiye'nin anayasal kurumlarına karşı savaş açmak kimseye onur kazandırmayacaktır. Bunu yapanların meşruiyeti sorgulanacaktır. Hukuk dışına taşmak yanlış şeydir. Yanlış yapanlar lütfen yanlıştan dönsünler. Bakın, Anayasa Mahkemesi'ne dava açılıyor. Açılan davayı hakim kılmaya dönük, yargı yetkisine el atmaya dönük yasal düzenleme yapma faaliyeti var. Oysa anayasanın 138. maddesine göre görülmekte olan bir davayla ilgili mecliste görüşme yapılamaz, soru sorulamaz, beyanda bulunamaz denmektedir. Yani şu anda Türkiye adım adım hukuk dışı, iktidar partisi tarafından maalesef ifade ediyorum, hukuk dışına itilmektedir. Bunu yapanların ağırlaştırılmış müebbet ağır hapis cezası istemiyle hatlarında kamu davası açılabileceğini, onların çok iyi avukatların hukuki yardımına ihtiyaç duyabileceklerinin altını çizerek söylüyorum ve bir gün gelecek böyle giderse bu yanlışı yapanların Türkiye'nin en iyi avukatları da kurtaramayacaktır. Rahmetli İsmet Paşa'nın bir zamanlar Demokrat Partililere söylediği gibi bir gün gelir sizi ben de kurtaramam demiştir. Onun için şu andaki izlenen süreci akılla, izanla, mantıkla, hukuk kurallarıyla bağdaştırmak olanaksızdır. Türkiye'ye karşı başlatılan bu harekatın arkasında Avrupa Birliği devletleri var, Amerika Birleşik Devletleri var. Türkiye'deki tekil devlet yapısını federatif yapıya evrilmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri'dir, Avrupa devletleridir. Bakınız, her fırsatta Türkiye'yi insan hakları savunuculuğu yapan insanların özellikle Lajendik denen şahsın beyanlarına dikkatinizi çekiyorum. Şimdi İlhan Selçuk ve diğerlerinin gözaltına alınmasından evvel Lajendik'e soruyorlar. Ne diyorsunuz diyor. Efendim diyor, elimizde yeterli veri yok. İlhan Selçuk gözaltına alındıktan sonra ne diyor? Biraz ileriye gittiler. Bugün yine o şahsın haber ajanslarına düşen beyanını görüyoruz. Yani Türkiye'deki tekil devlet yapısının federatif yapıya evrilmesini istiyor muhterem. Anayasa Ergun Özbudu'nun hazırladığı federasyon anayasasının kabulünü istiyor. Böyle şey olabilir mi? Yani bir yabancı ülkenin hükümet komiseri ya da Avrupa Birliği komiseri Türkiye'ye anayasa dayatıyor. Bunun akılla, izanla, mantıkla bağdaşır tarafı yok. Ben çoğunluk partisinin içinde bulunan hukukçulara iktidar erkini elinde bulunduranları uyarmaya davet ediyorum. Anayasa Mahkemesi'ni hedef almak, Yargıtay Başkanı'nı hedef almak, yargıyı hedef almak, onları hedef göstermek doğru yaklaşımlar değildir. Bunlar yasaların suç olarak tanımladığı fiillerdir. Unutmasınlar ki çoğunluğu arkasındaki söyledikleri halk desteğine dayanarak diktatorya kurmaları mümkün değil. Hitler'in de seçimle iş başına geldiği ve diktatörlük kurduğu da unutulmasın. Demokrasi başka şey, diktatörlük başka şeydir. Şu anda yaşanan süreci hukukla, demokrasiyle izah etmek mümkün değil.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben sağ olun. Teşekkür ederim sevgili hocam. Umarım, dilerim hukuk hakim olur, sağduyu hakim olur. Bu hedef gösterme faaliyetinden, bu yasa dışı faaliyetlerden vazgeçilir. Çetelerin kim olduğu bellidir. Çeteler görevini yapmaktan başka kim görevini yapanları hedef gösteriyorsa o çeteleri orada arasınlar. Peki efendim. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar sevgili hocam. Sağ ol. Evet. Şimdi gelinen noktada bakıyorsunuz. Hı hı. Türkiye'de esas sorunları tartışmamız gerekiyor yani esas evet. Meseleleri. Tabii. Şüphesiz. Yani biz o meselelerle tartışarak hı-hı. halkımızı bilinçlendirmeye devam hı-hı. edelim. Hı-hı. Mesela bu Ergenekon'la işte manşeti sordunuz. Oradan da siz şeyi de yapacaksınız. Soru vardı hani o korku meselesi. Yani burada evet ama buraya girin lütfen yani orada. Burada bu çalışmanın eksik olduğunu görüyorum. Hı-hı. Yani çalışmanın eksik olduğunu görüyorum. Kurumların niye güçlendirmesini ifade ettim. Hı hı. Kurumlar ne kadar güçlü bilgi elde ederlerse o bilgi belli merkezlerde paylaşılırsa bu tip yansımalar olmaz. Yani kamuoyunu rahatsız edecek, kamuoyunu tehdit edecek, korkutacak yansımalar olmaz. Evet. Şimdi bakın bu çalışmanın eksikliğini şöyle de dile getirelim. Bugün gazetenin bir köşesinde de var. Hürriyet gazetesinde Yalçın Bayar'da Ofer'le ilgili Maliye Bakanı'nın işte şeyde çocuğunun Ceylan Otel'deki o görüşmesi falan işte onlar mahkemede şeyler ifade vermişler tanıklar yansıması var. Benim dediğim altyapı yapılsa bütün bunlar ortaya çıkar ve Maliye Bakanı Maliye Bakanlığı yapamaz. Söylemek istediğim konu hı hı. hukuki altyapılarda kurumsal altyapılardaki eksikliklerden dolayı isteyen istediği gibi hareket edebilme serbestisine sahip. Yani insan iradesini veriyor. Beni temsil et, benim hakkımı koru diye, beni soy diye vermiyor ki. Benim hakkımı gasp et diye vermiyor ki. Şimdi ne yapması lazım mesela? Kolluk güçlerinin, güvenlik güçlerinin, istihbarat teşkilatlarının şunu yapması gerekiyor. 1986 yılından 2008 yılına kadar Türkiye'nin 80 yılda birikimi özelleştirildi. Kurumsal yapıları. Hı hı. Bir kısmını özelleşmesi gerekiyordu. Batı'da özelleşme tartışılıyor aslında. Acaba özelleştirelim mi, özelleştirmeyelim mi? Hiç hata ettik. Hatta yeni yeni kamulaştırmaya başladılar değil mi? Hı hı. Bunları okuyoruz hepimiz. Tabii, şimdi ne elde etti Türkiye? 30 milyar dolar. Peki bir başka şey ne? 14 milyar dolar TMSF'den elde etti. Peki TMSF'de kimdi? Bizim ortaya çıkarttığımız bankadan içinin boşaltılması 60 milyar dolar. Öyle değil mi? Hı hı. Ceza kanununa göre suç işlemiş olan insanları ceza kanunları karşılığında müeyyidesi neyse ona göre yargılamanız gerekiyor. Siz onların mallarını, mülklerini şey yapamazsınız. Yani kanun koyucu ne diyorsa ona göre, mahkeme ne diyorsa ona göre şey yapmanız lazım. Siz ne yaptınız? Buradan 14 milyar topladınız. Yani sonradan bir başka iş adamının başlangıçta anlaşma yaptınız, sonradan el koydunuz. Peki elde ettiğiniz gelirin hepsi 44 milyar dolar. Sizin sadece verdiğiniz faiz 56 milyar dolar yılda. Bugün 2008 yılında 100 milyar dolar ödemek mecburiyetindesiniz. Cari açık 56 milyar dolar, IMF ve Dünya Bankası'na vereceğiz 14-15 milyar dolar, özel sektörün ödeyeceği 45-50 milyar dolar, böyle büyük bir şey var. Bütün bunların soruşturulması lazım. Yani bütün bunların, bu bilgilerin toplanması gerekiyor. Bunlara yetki veriyor musunuz? Yok. Yani bugün Türkiye'de Türk sermayesinin yok edilmesi için uluslararası alanda bir tehdit var. Bu tehdidi ortada kaldıracak makamlarınıza etki veriyor musun? Böyle bir şey yok. Zaten böyle bir düşünceniz de yok. Siz şeyi özelleştirme büyük bir şeymiş gibi görüyorsunuz. Yani bugün işte vergi verenler işte manşetlere taşınmış vaziyette. Üç bankanın karıyla Türkiye'deki belirli saygın 800 sanayi kuruluşunun karı eşdeğer oldu. Böyle bir rezalet olabilir mi? Böyle bir ülke kalkınabilir mi? Bunların araştırılması lazım. Bunların rapor edilmesi gerekiyor. Bu raporu kim yapacak? Bu raporu işte sizin kuracağınız belirli kurumlar yapacak. Ulusal güvenlik siyaset stratejisi belgesini bütün bu bilgiler üzerinde inşa edeceksiniz. Peki suç siyaset stratejiniz var mı? Uygulamada yok. Bugün PKK ile mücadele hiçbir politikanız yok. PKK'nın siyasallaşması için
PKK'yı kullanan güçler size baskı yapıyorlar. Konuşmamıza başlamadan önce iki şeyden bahsetmiştin. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte verdiği vaatler, dışa verdiği vaatler. Dışa verdiği vaatlerden dolayı seçim 22 Temmuz seçim öncesi Kuzey Irak'a gidilip mücadele edilmemesi bakımından sürekli direnmesi, 22 Temmuz sonrası aldığı oya nazaran sürekli gergin ortam yaratılması aslında kabul edilemez dışarıdan gelen taleplere karşı kabul edilmezlikten dolayı bir şeyin korku ve paniğin dışa vurmasından kaynaklanıyor. Bütün bunlar bir korku ve panik. Bu korku ve panik ki yaşarken halka da bu korku ve paniği yaşatıyor. Şimdi Türkiye'deki bu ve bundan önceki bütün örgütsel yapılarda yani kullanılan insanlar bakımından bir takım Kuvayi Milliye Yeniden Müdafaa Hukuk Vatanseverler adını bir sürü sayabileceğimiz örgütler açısından bakıldığında bunların içerisinde son derece düzgün iyi niyetli insanlar var. Bu isimlerden istifade etmek için orayı kullananlar var. Bunları hepimiz yaşayıp biliyoruz, görüyoruz. Burayı kullananlar bakımından yani burayı kullanan oradanın bir siyasi güç, ekonomik güç elde etmek, bir kendini kabul ettirme gücü elde etme bakımından Türkiye'de de yaratılmış bir korku var. Peki bunları kimler niçin kullanıyorlar? Aslında bütün her şey biliniyor. Yani devletin arşivindeki bilgi hareketlerine baktığınızda hepsi biliniyor. Kim hangi makama gelmek için kimlerin için kullanıyor? Kim hangi makama gelmek için neden kimleri kullanarak bir takım şeyler yaratıyor? Bütün bunlar hepsi biliniyor. Bu resmi bürokrasi açısından da, sivil bürokrasi açısından da, iş adamları açısından da, karanlık dünya açısından da, kirli sermaye açısından da, siyasetçi açısından da bunlar bilinmiyor değil, hepsi biliniyor. Biliniyor ama gereği yapılıyor mu? Yapılamaz. Neden? Çünkü halk iktidarda değil. Bugün Türkiye'deki en büyük sorun siyasetin halktan uzaklaşmış olması. Bugün bizim kuvvetler ayrılığı yani yasama, ile geldi. Yasama, milli iradeyi ben yasama, temsil ediyorum. Efendim, hiç alakası yok. Yasama, yürütme, yargı diye bir ayrım diye bir şey yok. Bugün her şey tek kişinin elinde. Yani bugün Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri vakıflar yasasına oy verirken hepsi öfke içerisindeydi ama mecburen oy verdiler. İsteyerek oy vermediler. Savunanları da vardı. Savunanları ayrı oy koyuyorum. Ama büyük rahatsızlık duyanlar var. Bunlar yansıyor kamuoyuna. Gerçi ben savunmayanları pek tanıyamadım ama siz demek ki biliyorsunuz. Savunmayanları da var. Rahatsız olanlar var. Niye veriyor? Mecbur vermeye. Bir daha seçilemez veya bir takım menfaatleri var. Bu Türkiye'deki siyaset bugün, kurumunun sorunu değil mi bu? Siyaset kurumu bugün iflas etmiştir. Yani. Bu siyasi yapıyla siyasi partiler esasıyla Türk halkı iktidara gelemez. Sorun bunda yapmaktadır aslında. Bugün Türk halkı kendisini ifade edemediği için asıl demokrasinin çıkmaz olduğu demokrasi demokratik zemin üzerinde değildir. Adalet de adalet zemin üzerinde değildir. Yani işin özüne baktığınız zaman bakın affedersin sözünüzü kesmeyeyim ama araya da gireyim, bu sevgili izleyicilerin yığılıyor mesajları yine çok sayıda var. Eskişehir'den Mehmet Çelebi demiş ki bizim programı da her hafta dikkatli izlediğini belirterek programın Türkiye'de her şeyin fotoğrafını çok doğru ve açık seçik bir biçimde ortaya çıkardığını belirtmiş sağ olsun. Şunları sormak istiyorum demiş. Türkiye'de demokrasi var mı? Ama devam etmiş. Demokrasi için ne zaman harekete geçilecek? Yurttaşlar devlete karşı sorumluluklarını ne zaman yerine getirecek? Devletin başına sorumluluk sahibi devlet adamları ne zaman gelecek? Yani o halkın iktidarı, gerçek halk kitlelerinin yaşaması gereken o demokrasi ki o aynı zamanda refahla, mutlulukla, zenginliğin, ekonominin paylaşımıyla da ölçülebilir bir şeydir kuşkusuz. Tabii burada siyasetin egemenliği sermayede yatar. Yani sermaye yönetir, ekonomik güç yönetir ülkeleri. Sermaye ve ekonomik gücün eğer kimliksi ise ülkenin milli güçlerinden önemli bir şeyi tarif ediyorsunuz, ekonomik ayağını. Evet. Eğer bu sermaye ve ekonomik güç kimlikli ise kimlikli siyasetçi gelir. Kimliksiz ise yaşadığımız kimliksiz siyasetçi gelir. Ve halkın kabulünde olan Amerika'dan icazet almayan iktidara gelemez.
ve halk tarafından kabul edilen bu söylem söylenmez bu tip. Peki, böyle yani bir şeydi. Seçimleri, sandığı, ortaya çıkan sonuçları, onları nasıl değerlendiriyorsunuz? Onları şöyle bakmak lazım. Yıllar içerisinde Türk halkın ayrışmasına bakmak lazım. Zihinsel ayrışmasına baktığınız zaman yıllar içerisinde belli ideolojileri kullanan insanların kimlere hizmet ettiğini devlet bilmektedir. Yani bugün belli ideolojileri kullanarak saygın gibi gözüken insanların geçmişte aslında bütün şeyleriyle kimlere hizmet ettiği bilinmektedir aslında. Vatandaş bilmemektedir ama. Vatandaş bilemez. Bugün dikkat edin, bir halk kahramanı gibi çıkmış bir televizyon sahibi, bir vatanperver gibi halka şey yapmaktadır. Türkiye'nin kurtarıcısı benim demektedir. Ama geçmişte baktığınız zaman işte bir medya patronun tetikçiliğini yapmıştır. Bir siyasetçinin tetikçiliğini yapmıştır. Bunlar bilinmektedir aslında. Yani onun sermaye büyüklüğüne baktığınız zaman bu nereden gelmiştir? Yani bu sermaye uzaydan mı kazanmıştır? Bütün bunlara bakmak lazım. Ben niye bu Ergenekon olarak verilen bu şeyde bu ulusalcılığın bir terör kapsamına alındığında bir eksiklik var derken, eğer siz bu hareketliliği, ekonomik hareketliliği de takip etmeden, finans hareketliliğini takip etmeden, bilgi hareketliliğini takip etmeden, insan hareketliliğini takip etmeden bir çalışma, mahkeme kararlı bir çalışma aslında. Orada savcıyı, kolluk güçlerine falan sahip çıkmak lazım. Eksik olabilir, uygulamada yanlışlar vardır. Bir sürü şeyler vardır. Yani burada uygulamada süresi içerisinde bir sürü yanlışlar olmuştur. Mesela bakanlık döneminde 4422 sayılı çıkar amaçlı suç örgütleri mücadele yasasını çıkarttığımızda rahmetli hocamız Suri Dönmezler'in başkanlığında Feridun, Profesör Feridun Yeniseli Hoca ile birlikte iki yıl il il gezerek kolluk güçlerine, uzmanlara, hakim ve savcılara yasanın uygulama şeyi anlatıldı. İki yıl. Her olay sonrası da anlatıldı. Öyle kolay değil. Çünkü nitelikli insan yetiştirmeniz lazım. Terörün finansmanına el koyması için yasa sınırlı çıkarıldı diyorum mesela, değil mi? Siz şimdi terörün finansmanına bugüne kadar el koydunuz mu? Yok. Peki el koydu, emir verdiğin zaman kim el koyacak? Adam yetiştirmen lazım. Yurt dışında, yurt içinde nasıl el konacak? Hakim, savcı yetiştirmen, avukat yetiştirmen gerekiyor. Savaşlar hukuk zemininde kazanılır. Bunu yapman lazım. Yani eğer bunu yapmıyorsan o zaman yalan konuşuyorsun. O zaman bir projen, politikan yok. Devletin suç siyasetinin stratejisi bugün var mı? Yok. Olması için ne yapmak lazım? Enstitüler kurmak lazım. Araştırma enstitüleri, adil suçlar araştırma enstitüsü, organize suçlar, terör suçları. Neden bunların yapılması lazım? Çünkü bilimsel savaş olur. Yani şehirli savaş olmaz. Dedikoduya dayalı, bürokratik bilgilere dayalı savaş olmaz. Bilimsel savaş olur. Çünkü bu suç hareketleri uluslararası bir suç hareketidir. Sınır aşan suç hareketidir. Sınır aşan suçlarla ilgili savaşta bütün ülkelerin size yönelik bütün tehditlerini önceden tespit edip bilerek ona göre eylem planları yapmanız lazım. Ama şimdi bakın yani bunları şunun için söylüyorum hocam. Türkiye yıllarca bu tehdittedir ve siyasetçiler bunu görememektedirler. Ben buna aykırıyorum. İşte yani bu görememenin ötesinde bir şey var gibi. Bunun görememenin ötesinde şu vardır. Siyasi ekonomik güç kavgası vardır. Yani ben siyaseti bırakmak istemiyorsam birilerine taviz vermem lazım. Birileri bana destek vermek istiyorsa o da ülkenin imkan ve kabiliyetinden ve kapasitesinden faydalanması gerekiyor. Türkiye'de 1980 öncesi bütün kaçakçılık faaliyeti içerisindeki kullanılan insanları kimler kullandı? Devletin haberi olmadan sinek geçebilir mi? Size söylüyorum şimdi. 1980 öncesi resmi kayıtlarda var olan, yani gümrük kayıtlarına girdiğin zaman yazılı yazılar var. Diyor ki işte 250 gemi kayboldu. Nereye gittiği belli değil. Yani gemi giriyor, kayboluyor. Tırlar kayboluyor. Giriyor. Peki nereye gidiyor bu? Bunu araştırıyor musun? Olmaz. Araştıracaksın. Peki daha bu iktidar döneminde 2004 yılında geri çek şeyi, Kürşat Tüzmen boy boy fotoğraf vermedi mi? Füzeyle beraber çıktı işte, füze yakaladık falan dedi. Ne oldu peki füze? Bir anda suspus oldu. Halkalı gümrüğünde yakalandı. Peki şeyde, Ambarlı ve Halkalı gümrüğünde orada yakalandı. Peki Körfez'de yakalanan tank ne oldu?
Hemen fotoğraflar, şunlar bunlar, sus pus. Peki kim telefon etti? Nereye gidiyordu? Türkiye burada hangi konumda? Bunları örttüğün zaman olmaz. Eğer bir ülkede başbakan petrol kaçakçılığı bakımından 18,5 milyar dolar petrol kaçakçılığı 2 yılda yapılmış, bunun vergileriyle 38,5 milyar dolar diyorsa, Meclis Araştırma Komisyonu bunu tespit ediyorsa, Maliye Bakanlığı MASAK bunu tespit ediyorsa ve Meclis Araştırma Komisyonu yazıyorsa, Mersin gümrüğünden sadece Barzani'ye 400 milyon dolar yıllık, oradan değişik şirketler aracıyla bir kar elde ediyor diyorsa, PKK buradan 200-250 milyon dolar alıyor diyorsa, adliyenin önünde bu dosyalar gelmiyorsa, o zaman düşünmek gerekiyor. Bu Ergenekon da aynen Kültür ve Turizm Bakanı'nın dediği gibi. Niye dediği diye şey yapacaksınız? Çünkü sistemde bilgiler farklı gelir şeyin önüne. Onu tahrik edici şekilde gelebilir. Onu ürkütücü şekilde gelebilir. Onu farklı şeye yönlendirici şekilde de gelebilir. Şimdi böyle bir bilgiyi alan insanın son derece devlet adamıysa geçmişten beri bu bilgileri varsa onu çok akıllı okuması lazım. Bunu bu şekilde konuşamaz bir devlet adamı. Ergenekon şeye karşı yapılmış bir harekettir demez. O zaman bunu bir tehdit aracı olarak kullandığın ortaya çıkar. Yani kolluk güçlerinin, mahkemenin ve savcılığın yaptığı bu çalışmayı bir siyasi tehdit aracı olarak kullandığın ortaya çıkar. Bugünkü yaşanan sorun budur. Bugün halkın sokaktaki korkusu budur. Acaba benim de mi telefonum dinlenir? Kimse telefonla konuşamıyor. Evet. Öyle değil mi? Şimdi tehditler var. Tabii bu Ergenekon'dan sonra AKP'nin siyaseten devam edebilmesi bakımından da bir başka büyük operasyonu milletin önüne getirmek mecburiyeti var. Başka şansı yok. Şimdi o kavga var. Neyi kastediyorsunuz? Yani Ergenekon operasyonu bir siyasi tehdit olarak, Ergenekon operasyonu aslında mahkeme kararsız Türkiye'de hiçbir şey yapılamaz. Az önce söyledim. Yani Cumhuriyet Savcısı kendiliğinden bunu yapamaz. Mahkemeden karar alması gerekiyor. Telefonlar dinlenmiş, bir sürü şeyler toplanmış. Bir süre var yani burada. Uygulama açısından bir sürü tenkitler oldu. Yani böyle olmaması lazım, şöyle olmaması. Onlar edilebilir. Bilgi toplamada eksikler olabilir. Az önce söyledim. Çünkü ceza adalet sistemini oluşturan bu yasal çerçevede organize suç örgütleriyle mücadelede çok büyük sınırlamalar vardır. Yani Batı'nın kabul ettiği yüksek teknolojiyi Türkiye kullanamamaktadır. Arşiv oluşturamamaktadır. Analiz edememektedir. Böyle sıkıntıları vardır. Onun için söylüyorum. Bilgiler eksik olabilir. Burada bir siyasi tehdit olarak kullanıyorsunuz. Petrolü de bir siyasi tehdit olarak kullanıyorsunuz. Petrol kaçakçılığını söylüyorsunuz. Adliyenin önüne getirmiyorsunuz. Çetelerle sonuna kadar mücadele edeceğim diyorsunuz. Peki niye getirmiyorsunuz? Öyle değil mi? Bunu getirin. Evet. Şimdi bunun gibi bir sürü örnekler verilebilir. Yani buradan şunu görmemizde fayda var. Mahkemelere saygı duymak mecburiyetindeyiz. Savcılara sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Kolluk güçlerine sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Ha içeride siyasallaşmış, İçerisinde bir takım şeyler hizmet edenler varsa onu ayıklamak da hükümete düşüyor. Onu ayıklamak da parlamentoya düşüyor. Yani bunu sözle yıpratamazsınız. Eğer hukuka da düşüyor tabii. Suçsuz. Parlamentonun görevi nedir? Bir yerde eksiklik, aksaklık, yanlışlık varsa araştıracaksınız. Size yasal yetki olarak denetim görevi vermiş vatandaş. Yetkiniz var, denetleyeceksiniz. Öyle değil mi? Evet. Ama bu iktidar denetim mekanizmaları ortadan kaldırdı, bir sürü şeyleri ortadan kaldırdı. Bunu herkes biliyor. Burada söylemek istediğim konu şu var. Türkiye içten ve dıştan tehdit altında. Siyaseti, iş adamları, bürokrasisi, televizyon ve gazeteleri ayrışma noktasında. Buradan Türkiye aslında geleceği bakımından Türkiye bu girdaptan kurtuluyor. Ben seviniyorum. Niye? Çünkü Türkiye kendi kendine ister istemez arınıyor. Siyasetçiler korku ve panikten hata yapmaya başladılar. Türkiye'nin önü açık. Türkiye burada ne yapacak? Yani önü açık.
Türkiye'ye kirli ve kimliksiz sermaye, içteki ve dıştaki etkin güç odakları kendi gücünü devam ettirmek için birilerini boyayıp monte edebilirler. Böyle faaliyetler de var. Yani birilerini, Türkiye bunlar kurtarabilir diye, nasıl 2002 seçiminde bunlar getirildiyse. Alternatif şeylerden mi söz ediyorsunuz? Parti falan oluşumlarından mı? Efendim, alternatif olarak etkin güç odakları devam etmek istiyorlar. Etkin güç odakları devam etmek istiyor. Türkiye Ergenekon'dan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi görüyorum ki bu süreci bir takım tehditleri kullanarak devam ettirecek. Parti kapatmadan, kendi karşı parti kapatmadan tut da bir takım yapılara, özel sektör yapılarına da, çünkü özel sektör yapılarında bazı sektörlerin çok büyük açıkları var. Bunları herkes biliyor. Arşivler taşımıyor artık. Bir de Türkiye'de artık kullanılacak kaynak da kalmadı. Yani bu kaynakları yıllarca kullanarak, siyasetçileri tehdit ederek, kurumları tehdit ederek o beslenen kaynak da kalmadı. Kalmadığı için şimdi savaş var. Kimler arasında? Bu kaynaktan beslenen büyüklü küçüklü patronlar arasında da savaş var. Bu da açığa çıkmaya başladı. Burada halka düşen tek görev var. İsterseniz o görevi aradan sonra hem onun cevabını verin, hem de bir dizi sorular var, yeni gelenler de var. Onlardan da bir demet oluşturayım, onları ben size yönelteyim. Ve konuşmadığımız, daha programın şey açılışında var, evet. Evet, vurguladığımız hususlar da var. Onlara da değinelim ama kısa bir ara verelim. Siz de bir parça soluklanın. Sevgili izleyiciler de kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız efendim. Efendim tekrar merhabalar. Sayın Saadettin Tantan'la gündemi, hukuk, siyaset çartışmalarını konuşuyoruz. Evet, bu arada ben gelen izleyici çok sayıda mesajıyla kendime bir yol çizmeye çalışıyorum ama siz aradan önce bir soruyu sordunuz, cevabını aradan sonra verin demiştim. Halka düşen görev demiştiniz. İsterseniz oradan, kaldığımız yerden devam şimdi edelim. Şimdi halkımız yıllar içerisinde uygulanan politikalarla zihinsel bir şekilde ayrıştırılarak ön yargılı hale getirildi. Yani halkımız mesela hangi siyasi partiye mensupsa, o siyasi partiye güvenmemiş olmasına rağmen oradan da kopup kendine göre kimlikli bir siyasi yapının oluşmasına, ülkeye sahip çıkmasına konuşuyor. Tereddüt içerisinde, panik içerisinde, örgütlü hale gelemiyor. Tam bu noktada Aydan Bayraktar da elektronik postayla demiş ki, bütün siyasi parti liderlerini dinliyorsunuz. Hepsi en önde giden vatansever. Pek de güzel konuşuyorlar ama vatanın elden gittiği şu dönemde bile maalesef hiçbiri özveride bulunup tek bir partide bir araya gelemiyorlar. Hepsi ayrı birer parti kurmuş, sadece konuşuyorlar. Çok ümitsiz ve moralsizim. Ben de yakın çevremdeki herkes de böyle. Bu çok ümitsiz ve moralsizim vurgusu etkileyici kuşkusuz ama bunun aşılması elbette gerekiyor. O tabi siyasi parti genel başkanlarının eylemlerine bakıp karar vermesinde fayda var. Evet. Siyasi parti genel başkanları ve etraflarının eylemlerine bakacak. Hı hı. Eylemleri onların kimliklerini ortaya koyar. Herkes çok güzel konuşuyor. Hı hı. Bugün Türkiye'de en büyük sıkıntı siyasi partilerin başkanları ve etrafları tarafından teslim alınması. Ama bu Türkiye açısından değil. Bu bütün dünyada sorun bu. Sadece Türkiye'de değil. Mesela Çekoslovakya'da 2000 yılında bütün dünyadaki ülke ve devlet ve hükümet başkanları toplandı. Uzmanlar toplandı. Ülkelerin en büyük tehditleri nedir? Siyasi partiler. Nedendir? Siyasi parti genel başkanları ve etrafı yolsuzluğa bulaşmıştır. Bunlar bir tehdittir. Buna karşı ne yapmak lazım? Yani bu Türkiye'de sorun değil. Şimdi Türkiye'ye koy bu vitrini. Bunun cevabı orada yatıyor, değil mi? Bunu kim çözecek? Halk çözecek. Peki halk nasıl şey yapılmış? Şimdi toplumun önünde konmuş yıllar içerisinde etkin güç odakları, gücü bırakmamak için siyasi bakımdan, ekonomik bakımdan, her bakımdan vakıf, dernek, sivil toplum örgütü, siyasi parti, televizyon, gazete gibi bir takım kurumsal şeylerle insanlar yıllar içerisinde araştırıldı. Hı hı. Bunlar bu şekilde, insanlar o şeyin okuyucusu gibi oldu. Herkes onu çok üstün bir şey görüyor o sisteme baktığınız zaman. Halbuki devletin arşivinde herkes biliyor ki orada çalışanlar.
orada kimin kimi hizmet ettiği, kimin ne yaptığı, bunlar hepsi biliniyor. Adliyeler de, kolluk güçlerinde de, temel kamu hizmetleri hep onun, bütün sistemde. Şimdi affedersiniz, bazı sorularda da şu var. Siz bu arşiv vurgusunu tabii yıllardır hep altını çiziyorsunuz. Diyorlar ki Sayın Tantan, acaba hiç değilse bilenler biliyordur da bizim bilmediklerimiz var. O bilmediğimiz hususlarla ilgili noktaları daha açıkça bize söyleyebilir. Ya bunu başbakan kendisi söylüyor. Bundan büyük arşiv olur mu? Yani başbakan 18,5 milyar dolar petrol kaçakçılığı var diyor. Meclisin arşivinde bu var. Peki vatandaş çıkacak diyecek ki başbakana bunu söyledin de nerede peki, adliyede kimse yok. Bundan büyük arşiv olur mu? Yani arşiv, o kadar çok arşiv, yerlerde sürünüyor ki. Bunları şey yapması lazım. Yani vatandaş şunu diyecek. 60 milyar dolar bankanın içini kim uzaylı mı boşalttı? Öyle değil mi? Evet. Arşiv nerede peki? Arşiv sokaklarda. Nerede? Hafıza değil mi? Halka da yansıması gereken hafıza. Kimin ne yaptığına ilişkin hafıza. Vatandaş bizden daha fazlasını biliyor. Nasıl biliyor? Çünkü sokakta bir bakıyor ki birisi bir anda büyük bir ekonomik güce ulaşmış. Bakıyor kim bu uyuşturucu kaçakçısı? Kim bu devletin kaynaklarını kullanıyor? Kim bu siyasetle ilişkisi var falan? Hepsi herkes her şeyi biliyor. Veya bir kamu görevlisi bir anda büyük zenginliğe ulaşmış. Öbürü fakir, aç, susuz. Şimdi baktığınız zaman basında da bu var. Basına baktığınız zaman yani eski babali de bu ömrünü şeye vermiş, fakir, yoksul, ölmüş bir tanıdığımız bir sürü insan var. Ve o ilke ve idealler uğruna halka bilgi aktarma noktasında büyük çaba sarf etmiş insanlar aç, susuz, yoksul öldüler. Şimdi bakıyorsun para koyacak yer bulamıyorlar. Büyük bir bölümü basının, çalışanlarının aç, susuz, fakir, sigortaları yok, sigortaları demişim, sosyal güvenceleri, yani sendikaları bile yok. Şimdi böyle bir adaletsizlik var. Bunlar hepsini herkes biliyor. Ve şu anda siyasi iktidarlar, geçmişe de bunlar dosya savaşları yaşandı. Herkes herkesi tehdit etti. Aklandı. Bunlar hepimiz yaşamadık mı? Az önce de örnekler verdim. Yani bütün bilgiler her zeminde var. Yani yerel zemine de gittiğiniz zaman var. Örnek mi vermek istiyor mesela? Türkiye'de en büyük yağma nerede var? Hazine, vakıf, orman arazisi yağması var değil mi? Korkunç bir yağma var. Bunların bir bölümünü ortaya çıkarttık mı biz? Antalya'da kamu, yerel yöneticileri, oradaki sivilleri, bütün hepsini çıkarttık, mahkemelere verdik mi? Peki ne oldu sonuç? Herkes iç içe girmiş. Bütün bu belgeler halkın önünde aslında. Buradaki şey şu. Halkın yetki ve sorumluluğunu kullanmamasında yatıyor. Halk yetki ve sorumluluğunu kullansa bu sorunlar çözülecek. Yani sıkıntının kaynağında halkın örgütlü olamaması. Örgütlü olan halk, işte meslek odaları, sivil toplum örgütleri, ticaret ve sanayi odaları, sendikalar, hepsi büyük bir bölümü tutsak altında. Kendi menfaatini önde tutuyor. Yani ben şimdi bugün de isterim ki Ticaret ve Sanayi Odası'ndan, TÜSİAD'dan şunu isterim ben. Bütün ekonomik tehditler, çünkü büyük bir ekonomik savaş var. Bu savaşa karşı herkesin bilinçli olması lazım. Bugün sanayicinin hukuki altyapıyla korunması gerekiyor. Üretimini devam ettirebilmesi, sermayesini güçlendirmesi, eksikliği varsa tamamlanması bakımından bir hukuki boşluğu doldurmak gerekiyor. Partilerin, bütün bu odaların bu çabayı yapması lazım. Türkiye'de böyle bir çaba var mı şeylerde? Herkes ortada kendini öne çıkarmak için geziyor. Böyle bir rezalet olabilir mi? Neyi barıştıracaksın? Kavgayı yapan halk değil ki. Yani bugün Türkiye'de yaratılan gergin ortamı yaratan üretici değil, vatandaş değil, bakkal değil. Kim peki kavga yapan? Etkin güç odakları. Etkin güç odakları yine ortaya çıkmış, barışma adı altında yine bir şekilde geliyorlar. Böyle bir şey olamaz. Yani sen kendi üreticini bir tarafa atıyorsun, küresel sermaye egemen kılmak için geçmişten bugüne kadar kazanımlarını, yani küçük bakkalından tut da küçük üreticine kadar hepsini ortadan kaldırıyorsun. Büyük marketlerle, ki marketlerin içerisinde satılan ürünler hepsi dışarıdan geliyor, büyük bir bölüm içeriden de üretmiyorsun. Yani böyle büyük bir gıda sektöründe her yerde büyük bir kargaşa var. Büyük bir adaletsizlik ve hukuksuzluk var. Ve hukukta büyük bir dayatma var. Şimdi bunların hepsini vatandaş biliyor aslında. Vatandaşın buradaki tek eksiği şu.
Biri beni gelsin kurtarsın. Kimse kimseyi kurtaramaz. Geleceksin, yetki ve sorumluluğu kullanacaksın. Eğer partinde herhangi bir parti, hangi partiye girmek istiyorsan gideceksin, zorlayacaksın. Eğer seni genel başkan ve çevresi içeri sokmuyorsa gideceksin. Hangisine inanıyorsan. Oradaki kamu vicdanına mahkum olmuş, yolsuzluklarını, tırlarını taşıyamayacağı insanlar varsa bunları def edeceksin. Bunları yapmak lazım. Ama bugün hiçbir siyasi parti hiçbirimizi kabul etmiyor. Yani biz de şimdi desek ki Yurt Partisi kurulduk, namus insanlara gelin diyoruz. Gelin, sahiplenin. Şu partiye gir. İnanmadığı partiye gir diyor vatandaş. Hem güvenmiyor, hem genel başkanı sorguluyor, hem etrafını sorguluyor, hem inanmıyor, oraya gir diyor. Sen düzeltirsin diyor. Orayı kapıdan içeri giremiyorsun. Yenisini kuramıyor. Bir başka etkin güç onu kurdurduğu takdirde onun arkasında sürü gibi gidecek. Böyle de bir şey var. Büyük bir kargaşa var. Bunun altındaki kargaşada yatan şeyler şunlar. Yayın bugün %70 Türkiye televizyon, gazetesi, radyosu Türk halkına ait değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Öyle değil mi? Hı hı. Böyle bir şeyde bilgi edinme hakkı var mı Türk halkında? Yok. En evet. Büyük hak bilgi edinme hakkı, yok. Şimdi tam bu bilgi edinme hakkına değindiniz. Telefon attığımızda da bir bugün bir gazetenin köşe yazarlığında yapan bir aynı zamanda siyasetçi, geçmiş dönemi de bugün de siyaset kimliğini de koruyan bir değerli telefon konuğumuz var. Ona dönelim isterseniz, sonra siz yine kaldığınız yerden ben sorularla da devam edeceğim. Siz de devam edersiniz. İyi akşamlar Sayın Nazif Okumuş. İyi akşamlar Sayın Hacı Salihoğlu. İyi yayınlar. Teşekkür Sayın ediyorum. Sayın konuğunuza da, Sayın Tantan'a da saygı ve selamlarımı. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Nazif Bey, zannediyorum bizi izleme fırsatı buldunuz. Hem evet, dinliyorum, izliyorum. Geldiğimiz nokta itibariyle sizin değineceklerinizi de kuşkusuz almak isteriz ama ben esas itibariyle sizin iki kimliğiniz, hem gazetecisiniz, köşe yazarısınız, hem siyaset aktif olarak icra ettiniz. Zannediyorum hala bir siyasi partinin merkez yürütme kurumundasınız. Eski bir milletvekilisiniz, genel başkan yardımcısınız. Siyaset, hukuk ve bir de basın ayağı var kuşkusuz bunun. Özellikle bu son dönem içerisinde iki hukuk zemininde iki dava, bir tarafta sürdürülen bir soruşturma, bir tarafta bir kapatma davası, bunun bir revanşa dönüştürülme atmosferini de konuştuk. Hem bu hususta basının nasıl bir işlev üstlendiğine değinmenizi rica edeceğim. Ayrıca ben özellikle bu geniş halk kitleleri üzerinde bu zihinsel algılamanın son derece önemli olduğunu bir süredir üzerinde de bir parça kafa yorarak çok ısrarla vurguluyorum. Bir şeyin gerçek olduğu değil, neye inandırıldığı önemlidir anlayışından adeta yola çıkıldığını düşünmekteyim. Öyle bir zihinsel yarılma yaratırsınız ki bir daha onu gerçek değerinden ve gerçek anlamından kopardığınız zaman bir daha oraya oturtmanız da mümkün olmayabilir. Bu son derecede önemlidir ve dolayısıyla buna ilişkin de bir dizi şey yapılıyor. Her şey birbirine karıştırılmış durumda. Bir tarafta küreselleşme, milliyetçilik Türkiye'de bir savaş halindedir deniyor. Burada milliyetçi rolün, bir milliyetçi anlayışın ve refleksin adeta dünyada, yeryüzünde silindiği gibi de bir algılama verilerek bunun son derecede Türkiye açısından sıkıntılı olduğuna ilişkinde bir algılama verilerek bu işi yürütüldüğü de görüyoruz. Bunlara da değinmenizi rica edeceğim. Bir sevgili izleyicinin Mustafa Eker'in bir elektronik postasına da buna ilave ederek ve okuyarak sözü size devredeceğim. Demektedir ki Mustafa, Sayın Mustafa Eker, Ergenekon bir milletin tarihle bütünleşmesidir. Ergenekon ismini verenlere acaba bir destanın yok edilmesi için bu ismi mi seçmiş olmalıdırlar? Bunu merak ediyorum. Bu destan artık mafyanın, derin çetelerin ismiyle mi anılacak? 5 yıl sonra yeni nesil bu destanı nasıl anlatacak demiş Mustafa Eker de. Bu kaygısını paylaşmış bizimle. İşin kuşkusuz bir de bu yanı da var. Bunun da bu işleyen süreçte nasıl bir bilinçle işlendiğini düşünüyorsunuz? Buyurun. Bir kere çok teşekkür ediyorum Sayın Hacı Salihoğlu. İzleyenlerimize de iyi geceler diliyorum. Özellikle izleyenlerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Böyle bir tatil akşamında. Zannediyorum ki Avrasya Televizyonu'nu izleyenleri de emekçi insanlar, yorgunlar ama
ülkeyle ilgili bir hassasiyet taşıdıkları için bu programı dikkatle izliyorlar kanaatini taşıyorum ve dolayısıyla ülkem adına bundan onur duyuyorum. Şimdi geliyorum suallerinize. Tartıştığımız konu çerçevesinde medyanın Türkiye'deki yeri de öne çıkıyor tabii ki. Malum ideolojik teorilerde, bütün ideolojik teorilerde provokasyonun da ajitasyonun da yeri ve anlamları var. Evet, Soğuk Savaş çoktan sona erdi, çok gerilerde kaldı gibi gözükse de onun hiçbir zaman değişmeyecek, tabiri caizse lanetlik ruhu her zaman hepimizin arasında dolaşıyor, Soğuk Savaş'ın lanetlik ruhu. Dolayısıyla Soğuk Savaş'ın propaganda taktikleri, o metotları sadece kendi gönüllerini değil, ister istemez karşısında duranları da etkiliyor. Teoriler halkların bilinçlendirilmesi amacıyla bir takım kışkırtıcılıkları da beraberinde getirebiliyor. Dolayısıyla burada da medya çok önemli bir faktör oynuyor. Kışkırtıcılık konusunda faktör oynuyor. Bilgilendirme konusunda önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Yani neticede yalan, yanlış ve doğru bilgiler bir şekilde medya ile halkla buluşuyor ve kitleleri etkileniyor. Veya bütün kitleleri etkilemese bile o kitlelerin içerisindeki bireyleri etkileyerek onlardan çok fenomenler ortaya çıkartmış olabiliyor. Türkiye'de yaşanan her antidemokratik hareketin içinde de medyayı bu anlamda görmemiz mümkündü. Medya Türkiye'de Osmanlı 18. yüzyılla beraber medya ile buluşan Türk halkı, Anadolu insanı, neticede Osmanlı internatının içerisinde yer alanların o günden bu tarafa ki yaşadıklarını özetlemek de mümkün. Nasıl özetleyebiliriz? Bence toplumun bütün gelişmeciği akımlarıyla birlikte toplumun bir şekilde çağ dışı olan duruşlarını da medyada görmemiz mümkündü. Şimdi Sayın Tantan çok güzel söyledi, çok daha eskiden çok ahlaklı insanlar vardı dedi, medyada dedi, çok onurlu insanlar vardı, halkla beraberdiler, halkın yanında yer alırlardı dedi. Doğru. Şimdi yok mu? Şimdi de var ama sesleri çıkmıyor gibi gözüküyor. Evet, eskiden artık slogan haline geldi sanki. Eskiden araştırmacı gazeteciler vardı. Şimdi memleketi karıştırıcı gazeteciler var sanki. Eskiden işçi eyleminde emekçinin yanında yer alan gazeteciler vardı. Şimdi gazeteleri okuyoruz işte, bugünlerde televizyonlarda da görüyoruz. Şimdi Paris Hilton ile fotoğraf çektirmek için yarışan gazeteciler var. Türkiye'nin en anlaşanlı yazarları olduğu iddiasında baş yazar, hem de çok satan gazetelerin baş yazarları olduğu iddiasındaki insanlar köşelerine bir de yazıların arasına bu fotoğrafları koymuş. Bugünkü gazetelerimiz de var, televizyonlarda görüyoruz. Yani pespayelik aslında. Eskiden telefon dinlemelerini birey hakkını ihlal olarak gören gazeteciler vardı. Şimdi işine geldiği gibi cımbızla ayıklayıp, üstelik onlar da cımbızla ayıklayıp yayınlayan gazeteciler var. Neticede böyle bir süreci yaşıyoruz maalesef. Ve işte bu antidemokratik hareketlerin içerisinde dediğimiz gibi bir provokatör medya var. Abartılı ifadelerle insanları tahrik edebilirler. Gerekirse kendileri bir şeyler uydurabilir, çarptırabilir. Sistem içinde güçlü olduğunu düşünülen kurumları da neticede bir şekilde bir şeylere davet ederler. Göreve davet ederler. O kurumların içerisindeki kurumlarla özdeşleşmiş, örtüşmüş insanları davet edebilirler. Böyle bir süreç yaşanabilir. Maalesef bu Türk basınının herhalde duruşu veya demokrasi özrü denilebilir ve neticede de çok sayıda, benim de içinde yer aldığım, bir şekilde hepimizi ilgilendiren bu sektörde birçok insanı sabıkalı hale de getirebiliyor. Gazetecileri sabıkalı hale getirebiliyor. Özel adreslere teslim siparişler olduğu müddetçe maalesef Türkiye bu anlamda da, bu sektörde de, medyada da kendi sorgulamasını umut ederim ki bir gün yapacaktır. O sürecin içerisine girecektir. Bu kirlilik o kadar arttı, kirlilik o kadar yaygınlaştı ki maalesef halkımız da ister istemez bundan etkileniyor ve sapla samanı birbirine karıştırır gibi
hani bir atasözümüz vardı. O çerçevede halkımız da medyada olan biteni dikkatli izlemeye çalışmasına rağmen bir türlü çözemiyor. Bunu çok net gözlüyoruz. Televizyonların yayınlarında, radyoların yayınlarında, hele artık tamamen sanal alemde, özellikle YouTube gibi günlük hayatımıza giren ve ister istemez hepimizi etkilemeye başlayan alandaki gelişmeler, Türkiye'de Sayın Tantan'ın da ifade ettiği gibi inanılmaz bir kirlilik ortamı oluşturuyor. Ve neticede kendimize, özelimize dönmek istiyorum. Bu ülkemizde bu tür yayınlar yüzünden sağcısı, solcusu, Kürt, Türk, Alevi, Sünni, layık, antilayık gibi defalarca yaşadıklarımız da ortada. Ve neticede ödediğimiz faturalar da ortada. Şimdi aynı senaryoları, galiba figüranları değişti. Bir kez daha sahneleniyor ve onu yaşıyoruz, o süreci yaşıyoruz. Türk medyası burada bir imtihan verebilir mi? Korkarım ki veremiyor, gene veremiyor. Çünkü bir haftadır işte Nevruz'la beraber yaşanan hadiseler var Türkiye'nin her tarafında. Milyonların canı sıkılıyor, milyonlar kahrediyor. Ama Türkiye'de bunu ciddiye alıp, buna çok ciddi bir şekilde yaklaşıp milletle paylaşan ne sorumlu medya anlayışı var, ne siyaset anlayışı var. Herkes çok farklı bir dünyanın içerisinde, orada sanki sıradan bir artık alışılagelmiş hadiseler varmış gibi gösteriyor. Sadece kral çıplak diyen bir bilim adamının, üstelik hanım bir bilim adamının görüşleri gazetelere, medyaya, televizyonlara yansıdı. Ama diğerleri konuşsa da konuşanlar yok mu? Var tabii ki, tabii ki var, ama sesleri duyurulmuyor, duyurulmak istenmiyor. Gazetelerimiz, televizyonlarımız sanki söz birliği etmişçesine, başlıklarından spotlarına ve bakış açılarına kadar hep aynı mantalite içerisinde. Birincisi, birbirlerine sevgi ve saygıları yok. Birbirlerine bir şekildeki meslek dayanışması dediğimiz ülkeyle ilgili hassasiyeti ortak bir kora mantığı içerisinde yansıtma yok. Ve neticede, hatta daha çok sözlerin başında dediğim gibi, ifade etmeye çalıştığım gibi, ideolojik teorilerdeki provokasyon ve ajitasyon çerçevesinde kendi yayın anlayışlarına, hedeflerine uygun bir şekilde insanları bir şekilde kurşun asker yapmaya çalışıyorlar. Böyle bir süreci yaşıyoruz. Provokatör medya modeli herkes için geçerli, herkesim için geçerli. Kimi tırnak içinde ifade etmek isterim, laikçileri kışkırtmak için bu provokatör medya modeline başvurabiliyor. Başkaları da İslamcıları tırnak içinde tabii ifade ediyorum, kışkırtabilmek için böyle bir yola başvurabiliyor. İkisi de aynı noktaya çıkıyor neticede ve Türkiye düşmanlarının ekmeğine yağ sürecek bir tuzak ortamı oluşuyor. Ve neticede olan milletimize oluyor, yazık oluyor, ülkemize de yazık oluyor. Gazetecilik bu mu? Televizyonculuk bu mu? Yayıncılık bu mu? Tabii ki değil. Tabii ki değil. Biraz sloganik oldu. Başta ifade etmiştim. Eskiden araştırmacı gazeteciler vardı demiştim. Şimdi memleketi karıştırıcı gazeteciler var. İşte eskiden işçi eyleminde emekçinin yanında yer alan gazeteciler var demiştim. Şimdi Paris Hilton ile fotoğraf çektirmek için yarışan gazeteciler var demiştim. Neticede hakikaten böyle bir anlayış karşımıza çıkmaya başladı. Halk arasında inanılmaz uçurumlar inşa ediliyor. Farklı sesleri evet yansıtmak lazım, ama farklı seslerdeki hedef ne? Türkiye'yi bölen, bu memleketin, bu ülkenin nasıl kurulduğunu, Mustafa Kemal'in hangi ahlak ve anlayışla bu memleketi kurduğunu, nasıl bir ortamda, nasıl bir sıkıntılarla kurduğunu ve her şeye rağmen nasıl onurlu bir millet anlayışı içerisinde bir devlet emanet ettiğini dikkate almayacak mıyız? Farklı sesler, tamam anladık, demokratik anlamda farklı sesler olmalı ve bu farklı sesleri demokratik anlamda asla gürültüyle boğuntuya getirmemeliyiz. Yani ötekinin yaptığı her işin tehlikeli olduğunu farz etmek tabii ki yanlıştır, ama öteki
eğer devletin bölünmez bütünlüğü konusunda tam tersine hareket ediyorsa, bu milletin her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç bulunduğu bir zamanda inanılmaz fitne fesadın ötesinde düşmanlıklar beslediğini her fırsatta sergiliyorsa, işte o öteki diye ifade ettiğimiz kişinin veya çevrelerin yaptığı her işin tehlikede olduğunu söylemek bile sanki kötüymüş gibi değerlendirilmeye çalışılıyor. Yani soğukkanlı medya anlayışına sahip olmalıyız da, ama tribüncülük yaparken bunu hiçbirimiz aklımıza getiremiyoruz. Bugün Türkiye'de maalesef Sayın Başkan da siz de ifade ettiniz. %70'e varan bir medya denge değişmesi var. Ve bunun içerisinde artık sanki bir öc alma mantığı başladı. Yıllarca siz bizim anamızı ağlattınız. Şimdi ipler bizim elimizde. Şimdi bizim de kalelerimiz oldu. Bizim de topumuz, tüfeğimiz, silahımız, her türlü ateş edebilecek öldürücü her şeylerimiz var mantığı içerisinde inanılmaz çığlıklar atılıyor. Bunu çok net görüyorum. Herkes görüyor bunu. Aklı Selim artık seyahate çıkmış vaziyette. Aklı Selim'i rehber edilen kalem üstadları da artık ya sindirilmiş veyahut da yok edilmiş vaziyette. Böyle bir şey kalmadı. Bak, medyaya baktığımız zaman gazetelerden televizyonlara, dergilere, internet ağlarına varıncaya kadar bakıyoruz ki hep adrese teslim mektuplar yazılabiliyor Türkiye'de. Ve neticede izleyicimiz zannediyorum Mustafa Eker dedi. Evet. Evet, Mustafa Eker, not aldım. Mustafa Eker'in ifade ettiği gibi Ergenekon adı bile milli tarihimizdeki bir bütünü ifade eden bir destanı anlamıyla milletle bütünleşen bir isim bile bir operasyona, üstelik çok pespaye liklerle dolu olduğu anlaşılan bir operasyona isim olarak korunabiliyor. Tabii niye konu, ben şaşırmıyoruz buna. Artık Türkiye'de işbirlikçiliğin boyutları farklı alanlara da geldi. Kültürel anlamda işbirlikçilik daha tehlikeli. Maddi anlamdasını anlarsın, alışveriştir, iştah kabarmadır. Ama kültürel anlamdaki çok daha başkadır. Kültürel anlamdaki kalıcılığı ve zararları açısından, öldürücülüğü açısından çok daha acı sonuçlar getiriyor. İşte bunun örneklerini yaşamaya başladık. Bunu milletimiz görüyor. Evet, maalesef izleyicimizin, Mustafa Eker Bey'in hassasiyeti çok doğru bir hassasiyet. Ve evet. Türkiye'de maalesef böyle olabiliyor. Bunu ilk gün yazmıştım. İlk gün bu hissiyatımı Takvim Gazetesi'nde okurlarımla paylaşmıştım. Daha sonra birçok yerde de mümkün olduğu kadar düşüncelerimi halkımızla paylaşmıştım. Yani geçmişte bu memlekette çok operasyonlar oldu. Çok böyle bir takım milletin vicdanında çok ayrı yerlere dinen görüntüler hepimiz ibretle izledik. Bunların bazılarında bir çuval sakalla, bir şalvarla poz veren, din adına ortaya çıkmış soytarılıkları da gördük. O dönemin hiçbir güvenlik mensupları veyahut da o dönemlerdeki hukuk adamları operasyonların adını Hira Dağları operasyonları, Hicret operasyonları dememişti diye yazdım. İlk gün yazmıştım bunları. Ve defalarca da halkımızla paylaşmıştım. Denemezdi çünkü onlar Türk milletinin de bütün İslam aleminde olduğu gibi ortak vicdanının ortak sembol isimleriydi. Sembol isimler verilmez. Ha, kaldı ki şimdi deniliyor ki efendim bu isim, Ergenekon ismini ne emniyet kuvvetleri ne hukukçu vermedi bu ismi. Onlar kendilerinin örgütlenmesine Ergenekon demişlerdi de dolayısıyla Ergenekoncular denilebilir. Devlet bu hassasiyeti, devleti temsil edenler bu inceliği dikkate alacak ve taşıyacaklardır, taşımalıdırlar. Ergenekon bizi biz yapan değerlerden bir tanesidir ve en önemlilerinden bir tanesidir. Bunu uzatmayayım, bunu bütün izleyenlerimiz de en az benim kadar hassasiyet taşıyor ve biliyorlar. Dolayısıyla izleyiciye sadece teşekkür ediyorum. Onların sayısının Türkiye'de kahır bir çoğunluğu oluşturduğuna da inanıyorum. Onun için gene konumuza dönmek istiyorum. Halk arasında uçurumlar bir şekilde her yolla inşa edilebilir.
Ama bizim Türk medyasının görevi bunları ortadan kaldırıp aynı heyecana sahip bir millet gerçeğine, birbirine inanmış, birbirine ettirmek gibi bütünleşmiş millet gerçeğine uygun bir zemini oluşturabilmek için azami gayreti göstermektir. Cumhuriyetin, Mustafa Kemal'in Türk milletine en büyük hediyesi tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ta kendisidir. Bağımsızlıktır, özgürlüktür yani. Ama Mustafa Kemal'in bize en büyük hediyesi baktığımız zaman bunların hiçbiri değildir. Anadolu'da birbirine inanmış, birbirine ettirnak gibi bütünleşmiş, adına Türk dediğimiz bir millet oluşturmaya muvaffak olmuştur. Bu ülkede Ermeni patriği keşfetti, bizim saf diliklerimiz veya aymazlarımız uyanamadı. Ermeni patriğinin 6 ay kadar önce Metropiki'nin önemli bir sözü vardı. O kadar çok özgürlüklere kavuştuk ki, o kadar çok anayasal ve yasal anlamda haklarımız oldu ki, ben bile inanamıyorum ama geriye baktığım, sokağa çıktığım zaman geçmişte hak ve özgürlüklerim daha azdı. Anayasal ve yasal anlamda, yasal anlamda Lozan çerçevesindeki bir azınlık olarak benim başvurabileceğim yasal dayanaklarım çok daha azdı ama sokakta çok tehlikesiz ve özgürce huzurla yürüyordum. Şimdi yürüyemiyorum, tehlikenin nereden geleceğini bilemiyorum, endişeliyim diyor. Hani özgürlükler çoğaldıkça yasal ve anayasal anlamda hepimiz için, herkes için, bu ülkede yaşayan herkes için daha özgür bir ortam oluşuyorsa niçin birbirimizden daha çok kuşku duyar, bir endişeli bir şekilde sokakta gezer hale geldik? Niçin? Niçin? Demek ki olmuyor. Yasal ve anayasal anlamda olmuyor. Birbirini severek, birbirine inanarak oluyor bu. İşte Mustafa Kemal bunu başarmadı. Bunu başardı Mustafa Kemal. Cumhuriyetle beraber Anadolu'da Hakkari'den Edirne'ye varıncaya kadar bu toprağın çocukları birbirlerine sen necisin diye bakmadı. Şimdi hepimiz bu ülkede yaşıyoruz ve hiç birbirimizi kandırmayalım. Hepimiz bir şekilde her gün şahit oluyoruz. Bu insanlar birbirleriyle bir araya geldiği zaman Türk milletinin çok sosyolojik gerçeklerinden bir tanesi. Nerelisin? Nerelisin? Askerliği, erkekse askerliğini nereden yaptın? Nereden gelmişsin oraya diye sorarlar. Ama şimdi ilk sorulardan bir tanesi ırkçı anlamda oluyor. Etnik pis bir ırkçılık yapıyoruz. Ve maalesef bu pis ırkçılık bu iktidar döneminde inanılmaz boyutlara ulaştı ve yaygınlaştı. Nasıl yaygınlaştı? Biz bu arkadaşlarla ideolojik bir mücadelenin içerisinden geldik ve bunları iyi tanırız. İktidarın içerisinde yer almış birçoklarını çok iyi tanırız. Bunlar 70'li yıllarda bize ırkçılık yapmayın diyorlardı. Biz Türk milliyetçiliği, Türk milletinin bütünlüğüne aykırırken. Ne ırkçılığı, biz ırkçılık falan yapmıyoruz dedim. Hayır, siz ırkçılık yapıyorsunuz derlerdi ve çok basit örneklerle Şam kurnazı gibi hareket ederlerdi. Nasıldı? İşte denizin ortasında bir tekne, teknenin içinde iki kişi var. Biri Müslüman, biri Türk. Hangisini kurtarırsın önce? Batıyor tekne. Böyle derlerdi. Yani buna cevap mı verilirdi? Buna cevap mı verilirdi? Böyle akılları sıra bize polemik yaparlardı. Ama bakıyorum yıllar çabuk geçti. Yıllar çabuk geçti. 20-25 sene sonra baktık ki asıl en büyük ırkçı kendileri çıktı. Kendi aralarından çıktı. Kendilerini anlatırken etnik kökenlerini, eşlerinin etnik kökenlerini, çocuklarının etnik kökenlerini anlatamayacak kadar kendilerinin ve eşlerinin etnik kökenlerinden bir şekilde tarife yelteniyorlar. Birçokları daha etnik ırkçılıkları yaparak sokakta oy avcılığı peşinde koşuyor. Siyaset avcılığı yapıyor. Siyaset peşinde koşuyor. Dolayısıyla bunlar acı şeylerdi. Onun için geçici zaferlerin koynunda bir anlık sevinç arayanlar yanlış yapıyorlar. Bizce saygıyla, sevgiyle, hoşgörüyle bizim bu her birimiz bulunduğumuz ortamları cennetlere çevirebilecek kadar birikim sahibiyiz. Yani ülkemizin insanların bütününü kastederek söylüyorum bunu. Evet. Medyamızın da böyle bir birikimi var. Medyamız Ali Kemal'leri nasıl gördüyse aynı medyamız Türkiye'nin çağdaşlaşmasına, Türk milletinin
inanç ve değerlerini dikkate alıp o değerlerle yoğrularak daha yeni kazanımları elde etmesine vesile olmuş bir milletin, milletiz biz, böyle bir medyaya da sahibiz biz. Bu medyanın içinden çıktı ülkenin aydınları, değerleri. Bu medya ile Türkiye'nin çağdaşlaşması, aydınlık yarınlara ulaşması ve neticede bizim hiçbirimiz için kafi değil, hiçbirimiz için yeterli değil ama şükürler olsun ki bu noktalara gelmemiz bile bu medyanın içinden çıkan aydınlarımızın yol göstericiliğiyle oldu. Ama şimdi, şimdi maalesef çok daha farklılaştık, çok daha farklılaştık. Evet. İşte görüyoruz, Orhan Pamuk ve Elif Şafak soruşturma açıldığında ortalığı ayağa kaldıranlar. Yani faraza söylüyorum, akşam yazarı Güler Kömürcü gözaltına alındığında, Yeni Çağ yazarı Vedat Yenerer, Ergun Poyraz gibi insanlar tutuklandığında nerede? Emin Gürses. Yani çoğaltmak mümkün. Tabii ki şüphelilerle ilgili hukukun gözaltına aldığı, yani şüpheli olarak fikirlerine başvurduğu insanlar bir şekilde şüpheli olduğu müddetçe haklarında yorum yapılmayacaktır. Ama bir kıyasla, bir örneklemeyle izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Orhan Pamuklar, Elif Şafaklar da aynı şeyden geçti. Yani nedir bu? Bu mantığı anlamak mümkün olmuyor. Evet. Yani biz, Türkiye bunları ihtilallerde de yaşadı. Celal Bayar'ın, Menderes ve arkadaşların işte malumunuz Yassıada'da tutukluyken neler olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani bir tanesi şimdi Ergenekon davasında şüpheli olarak içeride olan, tutuklanan Profesör Emin Gürses'in akrabalarıydı. Yakın akrabaları. İki duble içiyorlar, sarhoş oluyorlar İstanbul'da. Ve buradan tünel kazıp onları kurtarsak mı diye şakalaşıyorlar ve ikisi de hemen ertesi gün gözaltına alınıyor, 4 ay tutuklu kalıyorlar. Yani bir şakayla. Niye? Menderesler ta Adana, İstanbul'da, Marmara'nın ortasındaki Yassıada'da tutuklular. Bunlar da Beyoğlu'nda sohbet ediyorlar. Şişenin dibine girince, sarhoş olunca buradan tünel kazıp onları kurtarsak mı gibi sarhoş muhabbet, affedersiniz, izleyenlerimden de özür dilerim, neticede onları tutuklattırıyor. Şimdi iktidara karşı olanlar her zaman içeri alınabilirler, her zaman haklarında bir tahkikatlar yapılabilir ama böylesi 60'takinden daha komik hale geldi Türkiye'de. Dolayısıyla Türk medyası, umut ederim ki, yine sözlerimin başında ifade ettiğim gibi, Paris Hilton'la fotoğraf çektirme yarışında olmadığı, böyle bir pespayelikten, süflilikten kurtulduğu ve Türkiye'de emekçilerin yanında Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değerleriyle örtüşmüş, özdeşleşmiş ve neticede bu heyecan taşıyan, fikri haysiyet dediğimiz bu duruşu sergileyen milletle beraber olduğu müddetçe, umut ediyorum ki bizim çağdaşlaşmamız, bizim daha ileri gitmemiz ve bizim neticede Anadolu'da sayımız ister 70 milyon olur, ister 170 milyon olur nüfusumuz, hepimizi kucaklaştırabilecek, hepimizi bir değer ve zenginlik olarak görüp bu zenginliği inanılmaz bir kuvvete ve kudrete döndürebilecek ateşleme vazifesini yapacaktır. Biz bunu arzu ediyoruz Sayın Hacı Salihoğlu. Evet. Dolayısıyla Türk medyası inşallah sınıfta her ne kadar çakmış gibi görünse de inşallah bütünleme sınavlarını iyi değerlendirir ve inşallah bu hazin tablo geride kalır ve umut ederiz ki o araştırmacı gazeteciler tekrar çıkar. Memleketi karıştırıcı gazeteciler dönemi de geride kalır. Medya ideolojik bir düşüncenin içerisinde olsa bile ortak paydası Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı, Türk milletinin de birliği olur. Evet. Bir şeyi daha söyleyip bitirmek istiyorum. Belki izleyenlerimizi de sıktım. Sağ Türkiye'de artık biraz farklı bir şey de oluştu.
Türkiye'de lafa geldi mi Türkiye'nin %95'ini Müslüman diye ananlar, söz ihaleye geldi mi Müslümanlar arasında nasıl ayrım yapıyorlar herkes görüyor. Tekrar ediyorum, yani Türkiye'de lafta %95'i Müslüman diye söze başlayanlar, işler ihaleye geldiği zaman, paraya geldiği zaman o Müslümanlar arasında nasıl ayrım yapıyorlar onu herkes görüyor. Şimdi Türkiye'de medyada da bir önemli bir yer edinen, tırnak içinde kendini Müslüman kimlikle tanıtanlar bu ayrımı çok fazlasıyla yapmaya başladılar. Onların da bu Avrasya Televizyonu aracılığıyla, programınız vesilesiyle dikkatlerini çekmek isterim. Evet. Yani bu ülkede hepsi aynı şeyi söyler. %95'i Müslüman der en az. Hatta %99'u bile derler. %95'i Sayın Başbakan indirmişti. Dolayısıyla biz de şaşırmıştık. Şimdi vatandaşa kömür ve yeşil kart. Bunlar tabii kendilerine başka şeyler. İhaleler, gemiler, şunlar bunlar. Milli irade demek ki bunu getiriyor. Evet. Kadrolaşmada farklı ama lafa gelince farklıydı. Evet. Şimdi bu tırnak içinde İslamcı geçinen medyamız da çok vebal altında. Yani evet, hem ellerinden hem de dillerinden emin olması gerekenlere, halkımıza haksızlık karşısında sadece susan, dilsiz şeytandır anlayışına rağmen haksızlıklar karşısında ya susuyorlar ya da işbirlikçilik yapıyorlar. Bu işbirlikçiliği Türkiye'de maalesef bu çevre çok fazla yapmaya başladı. Umut ederim ki onlar da dinimizin ve İslam'ın öğretilerini dikkate alırlar ve kendilerinin de bildiğini zannettiğim o öğretilerden yola çıkarak halkımızın dini duygularını daha da zayıflatmak, daha da yok etmek için adeta önderlik etmezler. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bayağı bu konuda yani bir anlamda bir dokunduk, bir nah işittik. Medya ile ilgili içinden bir insan olarak son derece isabetli analizler yaptınız. Bir programı da medyaya ayırırız ve birlikte burada inşallah icra ederiz diye düşünüyorum. Bu ana çerçeveyi gördükçe şimdi konuşacak daha birçok konu olduğunu ve değinmeyi düşündüğünüz birçok konu olduğunu da algılamış durumdayım. Dolayısıyla onları zannediyorum stüdyoda çok daha geniş değinme fırsatı da buluruz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz değerli görüş katkılarınız için. Sayın Tantan'a da tekrar saygı ve çok teşekkür ederim. İletelim. İyi akşamlar. İzleyenlerimize de iyi geceler. Sağ olun. Evet. Şimdi bir soruyla ben sözü yine size devredeceğim Sayın Bakanım. Sayın Tantan çok sevdiğim ve doğruna inandığım bir insan. Ancak anlamadığım bir şey var. Bakanlığı döneminde yapmış olduğu operasyonlarda son derece başarılıyken, tam da sıra birilerine gelmişken neden istifa etti? Bu muamma neyin nesi? İstifaya birileri mi zorladı demiş İbrahim Hakkı Acar. Bu soruyu yöneltmiş size. Evet. Biliyorsunuz ben istifa etmedim. Görevden görev değişikliği yapıldı. Gümrüklerden sorumlu devlet bakanlığına verilince kabul etmedim, istifa ettim. Halka geri döndüm. Halk kendine sahip çıksın diye. Yani istifa etmedik, görev değişikliğine zorlandık, görevi de kabul etmedik. Onun sebebini vatandaşın bilmesi gerekiyor. Yani Türkiye'deki sistemin az önce anlattım nedenlerini. Biz bütün o sistemi sorguladık. Türk milletinin önüne getirmek üzereyken nelerin olduğunu herkes biliyor. Yani bunlar bilinen şeyler. Hiç kapalı bir şey yok şu anda. Evet. Ali Akkoca Fransa'dan telefonla arayıp not düşmüş. Antalya'da başından bir trafik kazası geçmiş. Polis raporuyla hakim kararında müthiş çelişki olmuş. Suçlu bulunmuş. %100 haklı görülmesine rağmen. Dolayısıyla buradan bir sonuca varıyor. Hakimler ve savcılar meselesindeki bu güven duygusunun zedelendiğine ilişkin olarak bunu söyleyenler var. Bazı izleyicilerimiz de hukukun Türkiye'de ve yargının güvenilecek tek kurum olduğunu da değinen görüşler de var kuşkusuz. Evet. Yani bugün ki kargaşanın altında yatan sebep ve neticeler belli. Bu sebep ve neticelerle yaşama devam etmek istemiyorsak bunu ortadan kaldırıcı
hareket içerisinde olmak gerekiyor. Nasıl bir hareket? Hukuk zemininde Türkiye'nin yeniden inşa edilmesi için vatandaşın yetki ve sorumluluğunun bilincine varması lazım. Yani vatandaş hukuk zemininde mi yaşamak istiyor? Adaletli zeminde mi yaşamak istiyor? Ekonomik altyapının adalet zemini üzerinde mi inşa edilmesini istiyor? Ne istiyorsa ona göre karar vermesi lazım. Vatandaş bu kararı vermediği sürece böyle yaşamaya devam edecektir. Yani bütün bu yazan vatandaşlarımız işte bütün duyarlılıklarıyla soru soruyorlar. Evet. Görüyoruz. Bu soru soru gayet güzel. Takip ediliyor. Ülkenin geleceğiyle ilgili karar vermek istiyor insanlar. Ama bunun tek çıkar yolu bu yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda halkın kendi kendine yönetmesi açısından siyasi partilerin çok güçlü olması lazım. Siyasi partilerin kimlikli olması gerekiyor. Siyasi partilere sahiplenmek gerekiyor. Siyasi partilerden uzaklaştığınız zaman, siyasi partileri birilerinin egemenliğine, onun hakimiyetine bıraktığınız zaman şikayet etme şansınız olmaz. O zaman ne yapacaksınız peki? Yapılması gereken şey ülkeye ve halka sahip çıkmak. Yapılacak tek şey şu o. Yani bugün, Hikmet Uğurlu Gökçevren Manisa'dan, alternatif nedir Sayın Tantan demiş. Alternatif şu. Türkiye'de ki bugün siyasi partiler esasıyla Türkiye yönetilemiyor. Klasik anlayışla Türkiye yönetilemiyor. O zaman nasıl bir anlayışa ihtiyaç var? Dünyada korkunç bir bilgi hareketliliği var. Büyük bir savaş var. Enformasyon bilgi savaşı var. Ekonomik savaş var. Yüksek teknolojinin imkanlarından kaynaklanan savaş var. Hukuk savaşları var. Bu savaşlara karşı halkların, ülkelerin kendilerini koruyabilmesi, geliştirebilmesi bakımından toplumun bilinçlenme ihtiyacı var. Birinci derecede bilinçli toplum yaratmak gerekiyor. Bu şimdi bugünkü siyasi partilerle bu olabilir mi? Olması mümkün değil. Peki bugünkü bilgi hareketleriyle bu olabilir mi? Çünkü bilgi edinebilme hakkı yok halkın. Orada da büyük tehditler var. Yani bugün uygulanan uygulamadaki politikalar bakımından bilgi edinebilme, bilgi aktarabilme, özgürce bilgi edinebilme bakımından da büyük tehditler var. Bunları herkes her gün yaşıyor. Böyle bir bilgi edinebilmesinden yoksun bir toplum geleceğini inşa edemez. Peki parti kapatması, darbeler falan çare mi? Hiçbirisi çare değil. Hepsine karşıyız. Her şeyin hukuk zemininde kazanılması gerekiyor. Hukuk zemininde kazanılabilmesi bakımından da tabanda insanların örgütlü hale gelmesi lazım. Haklarını araması gerekiyor. Yani siz belediye meclis üyesi, belediye başkanı, il genel meclis üyesi, siyasetçi orada hırsızlığı, yolsuzluğu kabul etmiş ve bu helal olsun, bak bu da zengin oldu, bu da gelişsin, bana da bir çıkar sağla diyorsan orada kaybolmuşsun demektir. Orada yoksun demektir. Yani artık insanların bir takım gerçekleri görmesinde şey var. Gelecekleri tek şey nedir? İşte laboratuvarlar vardır. Laboratuvarları getirirsiniz. Oradaki şeyleri ölçersiniz. Yani ilaç doğru mudur? İnsan sağlığı bakımından, değişik bakımdan bir sürü laboratuvarlar vardır değil mi? Peki insan insanı nasıl, hangi laboratuvarda şey yapacaktır? Kişinin söylemine değil eylemine bakacaktır. Yani 10 sene önce tahta valizle gezen bir insan bugün uçak beğenmiyorsa, bu insanın fabrikası yoksa, bir altın madeni bulmamışsa, bir petrol kuyusu bulmamışsa, nereden zengin olmuş peki bu? Nasıl olmuş biliyorsunuz. O zaman onun ona karşı hukuk zemininde tepki koymanız gerekiyor. Batı'da böyle bir şey olamaz. Benim program başlarken söylediğim bütün devletin eksikleri, hukuki altyapılar, kurumsal altyapılar olsa bunların hiçbirisine gerek yok. Vatandaş otomatik olarak bunları takip edeceği için kimse kımıldayamaz. Kirli siyasetçi iktidara gelemez. Siyasetçiler bütün bu altyapıların eksikliğini görmüyor mu? Biliyor. Neden yapmıyorlar? Bunu yaptığı takdirde iktidarda olamaz. Yani bugün PKK terör örgütü bugünkü gelinen durumda PKK terör örgütünü kullanan örgüt şeyler belli, ülkeler belli. PKK terör örgütü üzerinden Türkiye tehdit ediliyor. Avrupa Birliği ayrı tehdit ediyor. Amerika, İsrail, İngiltere ayrı tehdit ediyor. Daha düne kadar PKK terör örgütünü İran kullanıyordu bize karşı. İşte Irak'ta kullanılıyor. Yunanistan bize karşı hep kullanıyordu, devam ediyor. Ermenistan, Suriye bunlar kullanmıyor muydu? Balkanlarda yok muydu? Bütün her zeminde PKK terör örgütü büyük büyük destek alıyordu. Bugün
ne istiyor Amerika düşman örgüt kabul ederken? Siyasallaştıracaksın diye tehdit ediyor. Hı hı. 5 Kasım'da demek ki söz vermişsin, kımıldayamıyorsun. Sınır ötesi harekette izin alıyorsun. Amerika terör, kendisine karşı terörü savaş sebebi sayıyor. Sen müsaadele gidiyorsun. Sen de savaş hukukunu çıkar, çatışma hukukunu çıkar, istihbarat hukuku altyapını genişlet. Bunları yapman lazım. Bunları yapmadığın zaman PKK ile mücadele etmediğin, PKK'nın siyasallaşmasını kabul ettirmek için halka da bir korku yaratıyorsun. Bugün sokağa çıkın, bütün herkes bu kaygı içerisinde. Bürokratı, siyasetçisi, ya bunları da kabul edelim diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Peki geriye döndüğü zaman evlatlarımız niçin şehit oldu? Bunun hesabını kim verecek? Eyleme dönüşmeyen bir sürü bilgiler var. Bunun hesabını kim verecek? Bunları sorgulamak lazım. Bugün siyasetçi, etkin güç odakları Türkiye'nin imkan ve kabiliyetini ve kapasitesini yıllarca kullanarak belli bir yere gelmiş olan yurt içindeki ve yurt dışındaki güç odakları arasında korkunç bir kavga var. Ülkeler arasında kavga var. Hı hı. Kurumlar ve kişiler arasında kavga var. Kurumların içerisinde de bir koltuğa gelmek için kavga var. Bunu da görmek lazım. Çünkü söylem ve davranışlarda bunlar da ortaya çıkıyor. İsim olarak verirsek o zaman insanların kişilere, kurumlara karşı da güveni kalmaz. Eğer Kıbrıs politikasında lokmacı kapısı düne kadar açılması bir tehditse, o tehdidi söyleyenler bugün oraya gidiyorsa ne değişti de bu peki oldu? Nasıl bir politikanız ve projeniz var? Bunların hepsinin sorgulanmasında ve gerçeklerin bilinmesinde fayda var. Eğer sizin kimlikli bir dış politikanız yoksa, eğer sizin dış politikanızda ülkenizi, buradaki olayları o ülkelere şikayet ediyorsanız, siz bir kere devlet ve millet olma kimliğini kaybetmişsiniz demek. Yani halktan yetki alacaksınız, hem halkı ve ülkeyi şikayet edeceksiniz. Böyle bir şey olabilir mi? Siz halkın eksikliğini, ülkenin eksikliğini gidermek için oy aldınız, irade aldınız. Bunları yapacaksınız. Böyle bir şikayet makamı değilsiniz. Bugün Ergenekon'la yaratılmış olan korku ve şehit toplumundan halk kendini arındırsın. Türkiye bir hukuk devletidir. Bu hukuk devleti içerisinde konan yasalara bakın. Süresi içerisinde çıkarılan bütün yasalara biz hep aykırdık. Hem yazılı olarak, hı hı, hem de televizyon ve radyolarda dedik ki ey halkım, bu çıkan yasaların büyük bir bölümü senin için çıkarılmıyor. Sen buna karşı duracaksın. Sen bunu yapmadın. Buna şey yapmadın. Parlamento da bunu yapmadı. Yani Leyla Zana ve arkadaşlarının serbest bırakması için bir siyasi irade onu tehdit ediyorsa, Avrupa Birliği tehdit ediyorsa, sen o zaman bağımsız bir ülke değilsin. Yargın bağımsız değil. Şimdi bunda bu şikayetleri yapmayalım. Yok savcı şunu yaptı, öbürü bunu yaptı diyemezsiniz. Tabii burada hukukçular da kendi üretimine sahip çıkmadığı için orada kaybettiler. Yani Türkiye, Türk halkı, uzmanı, o konuda yetişmiş insanları kendi üretimine sahip çıkmadığı zaman kaybetmeye mahkum. Hı hı. Hem sanayi ürünleri açısından, hem tarım ürünleri açısından, hem hukuk zeminindeki üretilen ürünler açısından. Bunlar çıkılmadı. İşte yasaları hazırlayan, kendi üretimine sahip çıkmayan bir toplum kaybetmeye mahkum. Bugün Türkiye'de yaşanan bunlardan başka bir şey değildir. Şimdi insanların kafası bundan meşgul edilmektedir. Bu yılların bir birikimin yansımasıdır. Tabii bu operasyonu çerçeve içerisine sokulmuş. Önümüzdeki süreçte savcı iddianamesi yazacak, mahkeme kararını verecektir. Ondan sonra insanlar daha bilgili olacaktır. Burada hiç kimsenin bu konuda yorum yapması son derece yanlıştır. Bilgiyi kamuoyuna aktarması son derece yanlıştır. Hukuka saygılı olmak mecburiyetindeyiz. Eğer orada bir takım yanlışlıklar, bir takım güçlerin siyaseten kullanılması varsa, süresi içerisinde onu çıkaracak olan da parlamentonun kendisi değil, bir başkası değil mi? Ama size bu konuda bayağı soru var. Yani bir ne diyor mesela? Bir eski bir emniyet kökenli üst düzey görevler yapmış, sonra bakanlığınız falan. Bu özellikle soruşturma süreci içerisindeki operasyon biçimini, alınış şekilleri, işte ulusal kanal, diğer bürolar, diğer insanlar gece yataklarından kaldırılması, böyle uzun uzun şey var. Yılmaz Deniz de buna değinmiş İzmit'ten. Böyle çok sayıda soru var.
Bunların hepsi ceza mahkemeleri kanununda, ceza mahkemeleri kanununda, ceza kanununda, bütün bu şeyde usul hukuku bakımında bütün her şey yazılıdır, kuralları bellidir. Eğer böyle bir usulsüzlük, hukuksuzluk varsa bunun karşısı da bellidir. Yani savunma direkt mahkemeye gidebilir. Yani şimdiki yeni yasalara baktığınız zaman hiç kimse keyfi hareket edemez. Değil mi? Orada bağlayıcı hükümler var. Olabildiğince de zaten tutuksuz yargılama esastır yani, bildiğimiz kadarıyla tabii değil canım, mi? Çok yani, önemli şeyler var. Yani eğer geçmiş, çok büyük bir sakınca yaratmıyorsa şeyi, geçmiş ceza kanunlarına baktığınız zaman, ceza mahkemelerinin kanunlarına baktığınız zaman çok büyük açılımlar var. Çok büyük boşluklar var. Ama çok da büyük yenilikler var. Bunları görmek lazım. Tabii. Orada keyfilik, yani keyfi hareket edebilme şansı yok. Evet. Orada tabii mahkeme mahkemeye bir takım yetkiler de vermiş. Şeyi kullanabilme bakımından. Yani bunlar çok önemli şeyler, yenilikler. Şimdi sizin böyle bir uygulamada bir takım eksikler olabilir, hatalar olabilir. Az önce söyledim. Bunları gidermemiz gerekiyor. Bunları kim giderecek? Bu eylemlerde ortaya çıkan yanlışlıklarla gidereceksiniz. Kavgayla, gürültüyle gideremezsiniz. Bunun için insanları eğitmek gerekiyor. İnsan yetiştirmek gerekiyor. Şikayet ederek, kavga ederek bir yere gidemezsiniz. Yani neden kaynaklandı? Demek ki bir eğitimsizlik var. Öyle değil mi? O zaman siz hemen toplayacaksınız, bunu eğiteceksiniz. Halkınızı da söyleyeceksiniz. Bak, uygulamada şunlar hataydı. Biz hemen bir eğitim semineri açtık. Bunları eğitiyoruz. Yani şu yasa şöyle kullanılacak. Bu böyle yapılacak falan. Bunları eğiteceksiniz. Biz bunları yaptığımız için biliyoruz. Ve bütün bu eğitimlerin çok büyük katkısı oldu. Yasa çıkarmak önemli değil burada. Önemli olan uygulamak. Yani binlerce yasa çıkarttınız. Uygulama peki? İyi uygulamadığınız zaman çıkarttığınız yasalar halka ve ülkeyi tehdit eder. Yok eder. Yani burada bu bir kültür demektir. Şimdi siz de kanunu okudunuz. Mesela soruşturmanın ta mahkemenin şeyine kadar bununla ilgili yorum yapılamaz. Evet. Kişilerin hakları zedelenemez. Gibi bir sürü şeyler var. Onları ne suçlu ne şüpheli olarak kabul eder. Zanlı olarak, sanık olarak gösteremez yani, falan filan. Yargılamayı yargıdan önce basın yapamaz. İnsanlar yapamaz kuşkusuz. Bunun müeyyidesi konmuş değil mi? Evet, çok açık. Ama bakın, orada 3 yıla kadar hapis cezası, 6 aydan 3 yıla kadar basın yolu olursa 2 katı olur. Evet. Bir katı olur. Evet, evet. Şimdi buradaki şey şu. Aslında medeni devletlerde böyle bir yasaya da gerek yok. Bu bir kültür demektir. Doğru. Yani bu kültürün yaratılması için bu altyapıların yapılması gerekiyor. Kültür kendiliğinden olmaz çünkü. Araştırma enstitüleriyle, yaratıcılığınız altyapılarla toplum bilinçli kılınacak. O zaman halk çıkan yasaya sahip çıkacak. Tabii. Mesela bu ülkedeki suç hareketlerini önleme bakımından çıkaracağınız yasa farklıdır. Almanya'da farklıdır. Çünkü oradaki suç hareketi farklıdır. Bunları bugüne kadar hiç yaptınız mı? Hiç yapmadınız. Yaptınız mı siz? Görüyor musunuz? Hayır. Ne tartışılıyor peki bugünlerde? Efendim herkes yer adım atsın. Halk kavga etmiyor ki. Kim kavga ediyor? Sistemden beslenenler. Peki sistemden beslenenleri çökertecek olan kim? Parlamento. Parlamento nerede? Parlamentonun nerede olduğu belli değil işte. Parlamento, siyasetçiler, genel başkanlar, 3 genel başkan bir masanın etrafında oturup bütün bu sıkıntıları bilmesine rağmen, bütün bu bilgilerin önüne gelmesine rağmen bunu çözemez mi? Evet. Değil mi? Evet. Yani kavgalı ülkeler bile genel devlet başkanları, hükümet başkanları o ülkelere gidip barışmak için, o ülkelerin imkanlarını kullanmak için gidip orada çaba sarf ederken, Türkiye'nin içten ve dıştanki tehdidine kadar, ki en büyük tehdit bugün Türkiye'de PKK, belli, açık ve net. Peki PKK tehdit mi bugün? Tehdit. Peki Doğu ve Güneydoğu'da son zamanlarda kamuoyuna yansıyan ve Batı'da yansıyan fotoğraflar Türkiye için çok büyük tehdit olarak gözüküyor. Marksist-Leninist bir kimlik üzerine kurulmuş bugün PKK'nın geldiği noktada Kur'an-ı Kerimler başta geziyor. Saidun Üssü'nün fotoğrafları başta geziyor. Din öne çıkmış vaziyette. PKK açısından, Hizbullah terör örgütü açısından, Fethullah Gülen cemaatinin oradaki çalışmalar açısından. Hepsi iç içe girmiş vaziyette. Bunu araştırmak lazım. Bu neden böyle oldu?
Amerika PKK'yı neden siyasallaştırmak istiyor? Kime karşı niçin kullanmak istiyor? Türkiye'den ne istiyor? Türkiye sıkıştı. Siyasetin verdiği vaatler siyasetçiler tarafından yerine getirilmediği için de korku ve panik var. Bunlar biliniyor artık. Çünkü siyasi parti, yani eğer bu iktidar iktidardan düştüğü takdirde hem yolsuzluktan yargılanacak, hem de geçmişte verdiği vaatler hepsi not edildiği için esas ondan yargılanacak. O zaman bir başka fotoğraf çıkacak ortaya. Şimdi bu çatışmadan kim kaybediyor? Halk ve ülke kaybediyor. Ben bilgi var derken bütün bu bilgiler süresi içerisinde, yıllar içerisinde hep geldi. Türkiye'deki yani şöyle geriye dönün 1987'li yıllara. Irak'ın üçe bölüneceği, Türkiye'de toprak talebi olacağı falan, bunlar Fransız gazeteleri yazmadı mı 1987 yılında? O zaman Irak Amerika tarafından işgal edilmiş mi diyor. Peki bu bilgiler, açık bilgiler varken Türkiye neredeydi? Uzayda mı geziyordu Türkiye'nin siyasetçisi, bürokratı? Bütün bu bilgiler süresi içerisinde gelmedi mi? Geldi. Peki ne yaptı peki bugüne kadar? Hiçbir şey yapmadı. Demek ki bilgi geliyor, fakat eyleme dönüştürmesi gereken siyasetçisi, bürokratı bunu eyleme dönüştüremiyor. O zaman akla şu soru gelmesi lazım. Türkiye'yi Türkler mi yönetiyor? Yoksa birileri birilerini tehdit mi ediyor? Bütün bu tehditlere karşı bir önleyici tedbir alınamıyor. Evet. Bir avukat izleyicimiz, Sayın Avukat Güney, diyor ki siyasiler illegal bilgileri arşivliyor, işine geldiği zaman kullanıyor, bu vatandaşa zarar veriyor, biz kime nasıl güveneceğiz? O zaman en büyük kanunsuzluğu erki elinde tutan siyasi gruplar yapmış oluyor. Benim gibi sade vatandaş olarak dürüstlüğüm o zaman ne işe yarıyor demiş. Bilgiler biliyorsun gazeteciler de satarak çok zengin oldular. Yani şimdi gerçekleri konuşmamız lazım. Bazı köşelerde saygın gazeteci olarak gezinen çok insan kendisine ve gönderilmiş olan yolsuzluk bilgilerini satarak çok zengin oldu. Bunları herkes biliyor. Yani onlar da aynı şey. Yani bu siyasetçi kurumlar arasındaki, kurumların kendi içindeki namussuz insanlarla sistemden menfaatler arasında da yoğun kavgalar var. Sistemden faydalanan hırsızların arasından da güç paylaşımı içerisinde kavgalar var. Onlar da birbirlerini hep afişe ederler. Bu bilgilerin yansıması için de gönderirler. Niye? Onu yok edip kendisi o koltuğa gelsin diye. Bunlar yıllar içerisinde hep bunlar yansımıştır. Ve bu bilgilerin bir kısmı parayla satılır. Ve böyle büyük bir çalışmalar vardır. Siyasetçi siyasetçinin arkasında bu bilgiyi toplar. Siyasetçi bürokratın arkasında toplar. Bürokrat bürokratın arkasında ulaşabildiği bilgiyi toplar ve bunu bir tehdit aracı olarak kullanabilir. Niye? Çünkü devletin altyapısındaki eksiklikten dolayı. Devletin altyapısı güçlü olsa kimliksiz bürokrat, kimliksiz siyasetçi hizmete gelemez, getirmez vatandaş. Vatandaş çünkü bilgisi bırakıldığı için bu oluşumdan haberi yoktur. Bunu bilmez. Bugüne kadar da araştırma yapılmadığı için, yani bugün 1980 öncesi, 1980 sonrası, 2000 ve 2000 sonrası hiç araştırma yapılmamıştır. Mesela Türkiye'de sanayici, küçük, orta, büyük ölçekli, KOBİ, çiftçi, köylü yıllarca çalışıyor. Niye kaybediyor? Hiç araştırma yapılmış mıdır? Yok. Hiç yapılmamıştır. Evet. Yapılmadığı zaman nasıl gelişecektir? Vatandaşa bilmemektedir. Kendisini soyan insanın önünde esas duruşa geçmektedir. Kendisini aldatmış, yıllarca kaçakçılık yapmış, uyuşturucu kaçakçılığı yapmış insanların çocukları bugün çok saygın yerdedir. Şimdi bir bakıyorsunuz, kaçakçılıktan büyümüş bir insanın çocukları veya ikinci, üçüncü kuşağı Türkiye'de çok saygın konumdadır ve itibar görmektedir. Evet. Böyle bir şeyle Türkiye karşı karşıya. Tabii bu tip insanların kimlikli gelmedikleri için Türkiye'yi, Türk halkını düşünmeleri mümkün değildir. Şimdi aslında bunları da söyleyerek bir genel bir çizgide aslında vurgulamış oluyorsun, ama bir izleyicimiz ısrarla bir şeyin altını çizmiş, uzun da yazmış mesajını. Emekli bankacı Türkan Karasu İstanbul'dan.
Sayın Tantan Bey demiş, AKP'ye ve bu iktidarı 1946'dan beri hükümet edip sağcıyım solcuyum diyen partiler sağlamadı mı demiş. Uzun mesajın içinde esas itibariyle bu Batı bağımlılığından, ABD Avrupa Birliği bağımlılığından söz ediyor ve sadece AKP değil, o zaman diğerleri de mutlaka irdelenmeli, eleştirilmelidir demiş. O zaten söylüyorum ya, 80 evet. öncesi çok eskiden beri o süreci teker teker şey yapsam vaktimiz etmez yani. Olay bazında şeyin bağımsız politika olduğunu. Yok evet. olay bazında tek tek hı-hı. hangi kaçakçıların kimle beraber olduğunu, hangi firmaların şey olduğunu, ondan sonraki dönemi tek tek anlatmaya kalksam bizim tabii. ömrümüz yetmez. Evet, evet. Şimdi ben bir hususa da değinmenizi isteyeceğim. Ondan sonra da son sözlerinizi rica edeceğim. Bir de malum bugün saat ileri geri alınması meselesinden dolayı biz bir saat bir anlamda daha az sevgili izleyicileri uyumalarına vesile olacağız. Onları da düşünerek programı toparlayalım isterim. Bir röportajınız şu an benim önümdeki Milliyet Gazetesi'ne vermişsiniz Sayın Derya Saza. Onun Sohbet Odası başlıklı uzun bir röportaj. Ve başlığa da Yurt Partisi Genel Başkanı Tantan'dan çarpıcı sözler diye vermiş Sayın Sazak. Sizin ağzınızdan verilmiş. Demişsiniz ki eğer devlette çalışmış, sonradan kirli işlere bulaşmış kişiler kendilerini derin devlet diye takdim ediyorlarsa buna karşı çıkmalıyız. Keşke derin devlet olsa da kendi aydınını öldürtmese, hepsini koruma altına alsa demişsiniz. Bunu da üst başlığa keşke derin devlet olsa diye Sayın Derya Sazak bu röportajın başlığı yapmış. Tabii içeriğinde çok önemli vurgular var, uzun, vaktimiz yok tabii, ayrıntısına giremeyeceğiz ama esas olan röportaj değil, benim şu derin devlet vurgusu meselesi. Bu çok konuşuluyor, kitaplar yazılıyor, bir yıl şey var, bugün bu tartışmaların içerisinde bu da geçiyor. Evet. Efendim, yıllardan beri gücü kullanmak için büyük savaşlar var. Evet. Bu büyük savaşlardan dolayı da kamuoyunda yaratılmış bir derin devlet iması var. Hı hı. Yani devletin siyasetçi devletin gücünün önünde bir şey yapamaz. Hı hı. Aslında Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Halkın kendini yönettiği bir sistem hakim olmuş vaziyette. Ama uygulama açısından baktığınız zaman devletin altyapısı olmadığı için kim gücü eline geçirirse devletin imkan ve kabiliyetini, kapasitesini kendi lehine kullanıldığı da hı hı. olaylar bazında bütün kamuoyuna yansıya giriyor. Öyle değil mi? Evet. Bu suç örgütü oluyor. Bir menfaat örgütü oluyor. Ekonomik güç büyüklüğü örgütü oluyor. Siyasi güç büyüklüğü örgütü oluyor. Oluyor. Hı-hı. Medya örgütü oluyor. Her türlü örgüt oluyor. Tabii. Yani buradan beslenen. Hı-hı. Demek ki buradaki şey devletin altyapısındaki eksiklikten kaynaklanan gücü kim eline geçirirse o gücü kullananların hakim olduğu bir sistem var. Hı-hı. Bu yıllarca devam ediyor. Yıllarca devam ediyor. Buradaki şey şu. Devletin bir takım saygın kurumları var. Hı hı. Halkın güven duyduğu kurumları var. Halkın güven duyduğu kurumlar, bütün bilgiler kimde toplanıyor? Halkın güven duyduğu kurumlarda toplanıyor. Peki siyasetçi bilgiyle mücehiz mi? Bilgiyle siyasetçi mücehiz değil. Niye? Çünkü siyasetçinin önüne bilgi, bütün bilgi gelmiyor. Hı hı. Siyasetçinin konumuna, durumuna, kişiliğine, onun bilgi birikimine göre bilgi geliyor. Hı hı. Öyle geldiği için de büyük yanlışlıklar yapılıyor. Bu bilgi sadece içteki bilgi değil, içten ve dıştan gelen bilgi. Ona öyle bakmak gerekiyor. Hı hı. Çünkü bilgi hem içten üretilir hem de dıştan gelir. Şeylere göre paylaşılır. Hı hı. İhtiyaçlara göre paylaşılır. Burada kıskançlıklar vardır bilgi aktarımında. Ülkeler arasında da kıskançlıklar vardır. Ülkeleri yaratmak için farklı bilgilerle de orayı tahrik edebilir. Bu bilgi farklı yerlerden gelebilir. Yani televizyonları, gazeteler, her türlü gelebilir. Kitap, dergi, her şekilde gelebilir. Yanıltıcı, yok edici, tehdit edici gelebilir. Burada devletin altyapısındaki eksikliklerden dolayı gücü elinden bırakmak istemeyen insanlar da bilgi paylaşımında çok kıskanç oldukları için kendi egemenliği, kendi gücü devam etsin diye herkes birbirini kullanmak ister.
birbirini yok edip kendisini oraya geçirmek ister. Ve buradan Türkiye yıllar içerisinde kaybede gelmiştir. Kaybetmiştir bilgisizlikten dolayı. Ve bunun altyapısı yapılsın diye çaba sarf eden de olmamıştır. Ben de sürekli bunu konuşurum hep. Çünkü yıllar içerisinde bu mücadelenin içerisinden geliyorum. Yani insanlara bakıyorsun, şimdi bir parti kurulmuş, halkı yanıltmak üzere kurulmuş, belli sistemi, belli söylemine bakıyorsun, bir televizyon kurulmuş tamamen halkı yanıltmak, bir güce hizmet etmek üzere, bir sivil toplum örgütü farklı güce hizmet ediyor, bir vakıf başka güce, bir dernek başka güce hizmet ediyor. Bunun bağlantılarına bakıyorsun, devletin kurumlarında bütün bu bilgiler gidiyor geliyor. Devletin kurumlarının erişemediği bir sürü bilgiler var. Çünkü burada en büyük tehlike, Türkiye'nin güvenliğini sağlamakla yükümlü devletin kurumlarının hukuki altyapılardan noksanlığından dolayı, kurumsal altyapıdan noksanlığından dolayı elde edilemediği bir sürü bilgiler de var. Şimdi buradaki Ergonokon'la ilgili ortaya çıkmış bilgi eksikliğinden dolayı, eğer bilgi eksikliğinden dolayı büyük bir böyle şeyle bu operasyon takdim edildi çünkü. Siyasetçi bu operasyonu çok büyük bir şeymiş gibi, evet, tehdit aracı gibi kullandığı için takdim etti. Burada kim yıpranacak? Savcı, hakim ve kolluk güçleri, öyle değil mi? Yıpranacak. Niye? Çünkü mahkeme elindeki delile göre karar vereceği için, eğer deliller eksik toplanmışsa, eğer delillerin maddi örtüşmesi yoksa, yani birbirine şey değilse, otomatik olarak kamu vicdanı bu kurumlara karşı güvensizlik içerisine itilmiş olacak. Bunun sebebi kim? Parlamentonun bunu görememesi. Yani eksikliği gidermemesi. Bunun sebebi kim? Sebebi kim? Barolar. Var olan eksikliğin giderilmesi için çaba sarf etmemesi. Çünkü dünyada hukukçular kendi ülkelerini, halklarını, kendi menfaatlerini koruyabilmek için sürekli çaba ve çalışma içerisindeler. Ne yapmamız lazım da nasıl bir hukuki altyapıyla halkımızı koruyabiliriz, ekonomimizi koruyabiliriz, geleceğimizi garanti altına alabiliriz, insanlarımızın zihinlerimizi koruyabiliriz diye sürekli çalışıyorlar. Ve bu çalışmayı birbirlerine de paylaşıyorlar. Ama Türkiye bu paylaşımdan asla istifade etmiyor. Sürekli reddediyor bunu. Bunu şöyle de gördük. Mesela biz bunu çok haykırdık. Siz çıkarttınız bu yasa, güzel yenilikler geldi ama güvenlik ayağının içini boş bıraktınız. Güvenlik ayağının içini boş bıraktığınız zaman halkın güvenliğini kim sağlayacak? Önceden kim tedbirleri geliştirecek? Bilgiyi kim toplayacak? Bu büyük eksikler var. İşte mahkeme kararıyla insanların yüzünü araması lazım. Dağda çatışan örüse dur, mahkeme kararı var diye böyle bir şey olabilir mi? Buna hukuki altyapısı olması lazım. Terörle mücadele kanunu, içi boşaltılmış, çatışma hukuku yok, savaş hukuku yok, istihbarat hukuku yok. Böyle yani Batı'nın kabul ettiği bütün bu hukuki altyapılar yok. Peki bu çatışmalardan dolayı masum vatandaşlar zarar görürse, bunlar şikayet ederse, buna karşı şeylerinizi nasıl koruyacaksınız? Bu görevi ifadenleri hukuk sisteminde nasıl koruyacaksınız? Bütün bu altyapıları yapmanız gerekiyor. En basit anlatımıyla kolluk güçlerinin işte insanların üzerine arayabilme, durdurabilme, sırsızı yakaladığı zaman şey yapabilme noktası açısından Alman hukukçularla bu çalışma yürütüldü, biliyor musunuz? Orada ne oldu biliyor musunuz? Vatandaş bilsin diye söylüyorum. Alman hukukçuları, yani Almanya'da polis güvenliği, polis hukuku gelişmiş vaziyette. Hukukçuları, buradan giden hukukçulara siz bu yasaları niçin hukuk sisteminize sokmuyorsunuz diye baskı yaptılar. Böyle bir rezalet olabilir mi? Alman hukukçusu diyor ki size, niçin bu hukuki altyapıyı ülkenize getirmiyorsunuz? Bunlar birer vaka. Demek ki Türkiye'de siyasetçi ve siyasetçiyle birlikte hukukçular Türkiye'nin ihtiyacı olan hukuki altyapıları yapmıyorlar. Yapmak isteyenler var, onların sesi çıkmıyor. Onlar tasfiye ediliyor. O zaman burada ne anlamak lazım? Acaba Türkiye yasal zeminde, hukuk zemininde bütün kurumsal kimlikli altyapılarıyla, nitelikli altyapılarıyla bütün altyapısını yaptığı takdirde, şimdi bizim özlemimi duyduğumuz, yapmamız gereken acil olarak, çünkü Türkiye başka türlü kalkınamaz. Bütün bu korku toplumundan başka türlü çıkamaz. Etkin güç odaklarını Türkiye'ye soyup soydurtturan,
kendi egemenliğinin devam etmesini isteyen, şu anda halkın arasında saygın gibi gözüken etkin güç odaklarının ortadan kaldırılabilmesinin tek yolu şu: kamu ayağıyla özel sektör ayağının temel altyapıların yapılması gerekiyor. İkisinin ayağı da boş. Özel sektörün hukuki altyapılarında büyük boşluklar var ve hiçbir güvencesi yok. Temel kamu hizmeti yapmakla görevli yapıların da altyapılarında büyük boşluklar var. İki altyapıların acilen altyapılarının doldurulması gerekiyor. Tabii siyasi iradenin halkın egemen olabilmesi için siyasi partiler yasasının acilen meclise getirilmesi gerekiyor. Tamamen demokrasinin demokratik zemini üzerinde inşa edilebilmesi bakımından eğer ülkenin geleceğine, halkın güvenliğine, bütün menfaatlerinin korunabilmesine inanıyorlarsa partilerin üç genel başkanı oturup bunu yapması gerekiyor. Bunu yapmıyorsa samimi değiller demektir. Açık ve net söylüyorum. Kamu ayağıyla özel sektör ayağının hukuki altyapılarının, bütün batıda bu yasalar var. Sizin bir şey araştırmanıza gerek yok. Fazla çaba sarf etmenize gerek yok. Gidin oraya götürün. Değil mi? Ha oradaki şeyler, örf, adet, gelenekler, ekonomik menfaatler, menfaatler farklı olabilir. Sizin menfaatleriniz farklı olabilir. Ona göre yasa çıkarabilirsiniz. Ama bütün bu çıkarttığınız sistem adalet zemin üzerine inşa edilmesi gerekiyor. Bunu yaptığınız takdirde iki ayak birbirlerini güçlendirecektir. Yani iki ayak çok tatlı bir rekabet içerisinde özel sektörü kamu güçlendirirken özel sektör kamuyu güçlendirecek ve böylece büyük bir bilgi patlaması olacaktır. Bilgi patlaması ne olacaktır? Sürekli üreten, ürettiğini eyleme dönüştüren, eyleme dönüştürünce haz duyan, paylaşan, adaletin sadece kendi halkı için değil, kendisini kuşatan ülkelerle, kendisinin egemenlik ve güvenlik kuşağındaki ülkelerle, halklarla paylaşan bir anlayışa hakim kılacaksınız. Çünkü bugün bütün dünyada vahşi kapitalizm tartışılmaktadır. Türkiye bugün bölgesinde lider olabilmesi bakımından adaletli bir ekonomik altyapıyla da dünyaya model olmak mecburiyetindedir. Bu gerek gıda sektörü bakımından, gerek tarım ürünleri bakımından, gerek sanayi ürünleri bakımından, gerekse zihinsel ürünler bakımından. Yani bunu yapabilecek kapasitesi ve gücü vardır. Bunları tartışıp eyleme dönüştürmemiz gerekirken çatışma ortamıyla halkı gergin ortama sürüklüyorsunuz. Bu olaylarla, geçmişte de bu olaylarla tartışarak yozlaştırıldı. Geçmişe geri dönün. Ortaya koyduğumuz bütün operasyonlar nasıl yozlaştırıldı? Enerji operasyonu nasıl yozlaştırıldı? Manşet üzerine manşet yozlaştırıldı. Niçin? Çünkü Türkiye'deki hukuki altyapıyı eksikliğin ortaya çıkmaması için şahıslar üzerinden Türkiye yıpratıldı. Kişiler üzerinden yıpratıldı. Kişilerin geçmişte var olduğu kurumlar veya mevcut olduğu, yani her an görevli olduğu kurumlar sürekli yıpratıldı. Sanki o kişilerden dolayı kurumlar yok olmuş vaziyette. Böyle bir şey olamaz. Kurumlara baktığınız zaman her birinin sayısal rakamları belli. Siz kişiler üzerinden yıpratamazsınız. Bir de kurumlar mevcut idari sistemden dolayı, yani idarenin vermiş olduğu yasal yetkilerden dolayı kendi içerisindeki uygunsuzluğu, kendi içerisindeki adaletsizliği, yolsuzluğu, kirliliği sürekli tasfiye eder. Evet. Yani böyle bir yapısı vardır. Ama siyasetçinin görevi nedir? Halkın önünü açacak yasal altyapılar yapmak, denetlemek, insanların önünü açmak, insanların güvenliği sağlamaktır. Bugün bakın, bilgi güvenliği var mı? Yok. Bilgi edinebilme hakkı var mı? Yok. Türkiye'nin ekonomik güvenliği var mı? Yok. Türkiye'nin gıda güvenliği var mı? Yok. Çevre güvenliği var mı? Yok. Avrupa'da çevreye ve doğaya karşı yapılan bir saldırı terör suçu kabul edilmektedir. Bugün Türkiye terör suçunu kabul etmiştir. PKK bir organize suç örgütüdür. Bütün suç hareketlerine hakimdir. Adi suçlara, organize suçlara, çıkar amaçlı suçlara hepsine hakimdir. Uyuşturucu kaçakçılığından şeye kadar. Bunu siyasallaştırmak istiyorsun. Böyle bir rezalet olamaz. Böyle bir şey tartışılamaz dahi. Bugün buraya gelmeden önce bir şeye, esnafa uğradım. Küçük bir esnafa. Bana dedi ki işte pirince çok büyük bir şey geldi. Zam geldi. Peynire zam geldi.
tek tek şeyleri sayıyor. Anormal bir zam geldi. Ama bu durup dururken niye geliyor zamlar? Peki bu zamlar geliyor vatandaşın, vatandaş üretmediği için parası artıyor mu? Yok. Kimin parası artıyor? Kayıt dışı ekonomiden beslenenden, kara para ekonomisinden beslenenden, kaçakçılık, kumar ve fuhuş ekonomisinden beslenenin parası artıyor. Bu ne oluyor? Büyük bir adaletsizlik doğuruyor. Bu adaletsizlik kimi boğuyor? Hepimizi boğuyor. Bugünkü tehlikenin altında bu adaletsizlik yatmaktadır. Bu adaletsizlikle Türkiye yoluna devam edemez. Parlamento, iktidar ve muhalefet kurumlara sahip çıkması gerekirken, kurumların içerisindeki bir takım yanlışlıklardan dolayı kurumların yıpratılmasına asla göz yummamalı. Varsa eksiklikler parlamentoya taşınıp araştırılmalı. Eksikler giderilmeli. Nitelikli insan yetiştirilmesi için çaba sarf edilmeli. Bunu yapmadığımız zaman birbirimize kavga ederek bir yere gidemeyiz. Ben görüyorum ki bugün başörtüsü eylemiyle başörtüsünü bir yasal zemine getiren parlamento iflas etmiştir. İflas etmiştir. Bugün siyaset artık sorgulanabilir vaziyete gelmiştir. Siyaset kendi kendini yok etmektedir. Türkiye bu siyasi yapıyla bir yere gidemez. Hiçbir zaman rejim değişikliğini arzu etmiyoruz. Türkiye'nin siyasi güçle ayağa kalkması gerekiyor. Siyaset de ancak halkla yapılabilir. Halkın siyasete sahip çıkması gerekiyor. Halk şikayet edeceğine gelsin, örgütlensin. Namuslu insanları bir araya taşısın. Şimdi geriye dönelim. Ulusal harekete geri dönelim. Ulusal hareketin başlangıcı neydi? Vatanına, milletine, kimliğine, bağımsızlığına, özgürlüğüne sahiplenen insanların bir araya gelerek Türkiye'nin geleceğini sağ sol demeden çünkü bu hareketin içerisinde başlangıcı da olan insanlar neyi biliyorlardı? 1980 öncesi yıllarca yazılan kitaplarla, dergilerle, işte o günkü radyo ve televizyonlarla insanların beyinleri yıkanarak kardeş kardeşe kırdırıldı. Sonra ne çıktı ortaya? Bütün bu projenin arkasında Batı çıktı. Değil mi? Batı çıktı. Bunu gören insanlar ne yaptılar? 2000'li yıllarda yine kardeş kardeşe kırdırtılıyor. O zaman nasıl kırdırtılıyor? Cumhuriyet'in kuruluş temel felsefesinin içi boşaltılarak layık anti-layık çatışması, Sünni-Alevi çatışması, Türk-Kürt çatışması gibi çatışmalarla kırdırtılıyor. Bunu gelen bir avuç insan bir araya geldi. Öyle değil mi? Bu oyunu bozmak için. Neydi şeyi? Ulusuna sahiplenmek, milli kimliğine sahiplenmek, temel kuruluş felsefesine sahiplenmek ve ayrışmayı ortadan kaldırmak ve bu oyunu bozmak. Bu hareketin içerisine bu yapılırken ne oldu? Bu hareketin bozulması için geçmişte kamu vicdanında mahkum olmuş. Geçmişte 1980 öncesi kullanılmış. Bir takım kirlilikler içerisinde bulunmuş insanlarla bilerek veya bilmeyerek toplumda temiz olarak bilinen, halkın önünde gözüken bir takım kamuda, resmide veya özelde çalışan insanlar bu örgütsel yapı içerisinde getirildi ve örgütlettirildi. Bunlara göz yumuldu. Bunlar siyasi iktidarların beceriksizliğinden, cehaletinden, kendi menfaatini önde tutmasından, içteki ve dıştaki aktörlere verdikleri vaatlerinden dolayı, onların vaatlerini yerine getirmesinden dolayı halkı ve ülkenin kimliksizleşmesini görmemesinden veya kimliksizleşmesine olanak sağlamasından dolayı bu insanlar, iyi niyetli insanlarla kötü insanlar bütün bu geçmişteki kazanımlarımızı kullanarak halkı biz kurtaracağız diye ortaya çıktı. Kuvayi Milli Hareketleri, Vatanseverler Hareketi, Müdafaa Hukuk Hareketleri. Bu hareketin içerisinde son derece dürüst insanlar var. Son derecede yozlaşmış insanlar var. Öyle değil mi? Planlı şekilde de bu hareket yozlaştırıldı. Kızıl Elma Koalisyonu diye. Sisteme bakıyorsunuz, vatandaş bunu bilmez ama biz o şeyi biliyoruz. Sistemi biliyoruz. Hala da sistemler devam ediyor. Kızıl Elma bu ülkenin, bu milletin bir şeyi, felsefesi. Ergonokon bir felsefesi. Kuvayi Milliye. Müdafaa hukuk, hakkın müdafası. Evet. Değil mi? Tabii. Ne için? Bağımsızlık ve özgürlük için. Bugün yozlaştırıldı. Türkiye'nin sahipleneceği bir kimlik bırakılamadı.
İdealleri kalmadı. Değerler, kimlikler tüketildi. Çökertildi. Bir ülkeyi teslim almak değerlerin çökertilmesi. Bu da bir başka oyundu. Bu oyunun planlı bir şekilde uygulamaya sokulmasıdır. Ve bunu oynayanlar o kadar güzel oynadılar ki. Biz bu oyunu oynayanları biliyoruz. Oynatanları da biliyoruz. Yıllardır oynanıyor bu oyun. Maalesef siyasetçi bunu okuyamıyor. Kahrımız bundan dolayı. Bunu çökertmek de son derece basit. Soruyor işte izleyici, Tantan sizi niye görevde aldı? Sadece yolsuzlukları ortaya çıkartmak için değil. Cumhuriyet tarihinde vakıf, dernek, sivil toplum hepsini araştırdık. Bütün sistemi biliyoruz. Kimin kime hizmet etmek üzere yapılandırıldığını. Vaktimiz yetmedi. Türkiye'nin nitelikli yönetime ihtiyacı var. Kimlikli yönetime ihtiyacı var. Bunu yapmak zor bir şey değil. Vatandaşa da biz ısrarla diyoruz ki bu sistem namuslu insanları bir araya getirmiyor. İşte bu ulusal hareketin içerisinde bu çalışma yapılırken, halk bilinçlendirilirken araya sokulan bir takım aktörlerle bu yozlaştırıldı. Öyle olmadı mı? Ne oldu peki? Halk kaybetti. Bugün gelinen noktada manşetlere ne taşınıyor? Terör örgütü kapsamında alınıyor. Peki 3713 sayılı yasa 1991 yılında çıkan yasa iki ayaktı. Bir ayağının içi yani terör şey silahsız örgütlerle mücadele 2006 yılında ortadan kaldırıldı. Peki bu nasıl oluyor? Bütün örgütsel hareketler silahsız olarak başlar. Silaha ne zaman sarılacağını kimse bilemez. Demek ki bir planlı oyun var. Gerçekleri görmemiz lazım. Kurumlar içerisinde yanlış insanlar olabilir. Kurumlar kendi içinde onu temizleyebilir. Bugünkü tehlike şudur. Kurumlarda siyasetin tehdidi altındadır. İş çevreleri siyasetin tehdidi altındadır. Televizyonlar siyasetin tehdidi altındadır. Bir kısmı siyasetin kullanımı içerisindedir. Bir kısmı başka güçlerin kullanımı içerisindedir. Bunların arasında da büyük çatışmalar vardır. Bu çatışmalardan Türk halkının ve Türkiye'nin galip çıkabilmesi için halkın sabırlı, sağduyulu, asla korku içerisinde, panik içerisinde olmaması gerekiyor. Bu korkulardan kendisini arındırması lazım. Telefon dinleme o kadar basit bir şey değildir. Telefon dinlemeler mahkeme kararıyla yapılır. Bizim hukuk sistemimize göre. Ama bugün şimdi telefon dinleme Türkiye kurumları mahkeme kararıyla yapar. Ama şimdi özelleştirdiğiniz telefon şirketleri onu denetleyemiyorsunuz ki. Yani bugün özel şirketlerin telefon şirketleri ne kadar denetleyebiliyorsunuz? Hiç denetleyemiyorsunuz. Sizi uydudan dinliyor. Uyduyu kullanan insanlar denetleyebiliyor musunuz? Yok. Bütün bilgiyi, parayı Amerika takip edebiliyor mu? Ediyor. Amerika ile birlikte hareket eden ülkeler o bilgiyi paylaşıyor mu? Ediyor. Peki siz buna karşı halkın kişisel güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Öyle değil mi? Şimdi bu yarattığınız ortamda halkı korku ve paniğe sevk ettiniz. Süratle buradan arınmamız gerekiyor. Halk bu panikle yaşayamaz, bu güvensizlikle yaşayamaz. Birinci derecede PKK terör örgütünü Türkiye hiç bir ülkenin ihtiyacı gereksinmeksizin dünyada ve Türkiye'de PKK terör örgütünü bir anda yok edebilir. Bir anda etkisiz hale getirebilir. Bütün mal varlıktan el koyabilir. Bu kapasitesi gücü var. Bunu yapın. Ergonekon'da insanları tehdit etmeyin. Ergonekon'daki insanların kim olduklarını herkes biliyor yıllarca. Orada bilinen bazı insanlar da bu çerçevenin içerisine önümüzdeki süreçte çıkacaktır. Konuşmak istemiyorum tamamen. Gereksiz konuşmalarından dolayı, gereksiz haykırışlarından dolayı, bir takım hassasiyetlerinden dolayı oraya girmişler. O da yanlıştık. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukuka herkes saygı göstermek gerekiyor. Hukuk zeminini de çözmek gerekiyor. O zaman ülkeyi yöneten Sayın Başbakan ve Bakanlar Kurulu, parlamento. Gelin gerçeklerle yüzleşin. Halka gerçekleri anlatın. Yalan konuşmayın. Birbirinize kavga etmeyin. Türkiye bu gergin ortamı süratle atlatabilir. Atlatabilmesi için halkın güven duyacak operasyonları yapın. Eğer siz halkı bunlar var diyor, halkı söylüyorsunuz, yapmıyorsanız güvensizlik artar. Tabii. Terör örgütünü ortadan kaldırmıyorsanız güvensizlik artar. Tabii. Sistemi yenileştirmiyorsanız, kurumları güçlendirmiyorsanız,
kurumlardaki eksikliği gidermiyorsanız, Batı'nın kabul ettiği hukuki ve kurumsal altyapıları Türkiye'ye getirmiyorsanız güvensizlik artar. Söylemleriniz, davranışlarınız bir gün başka, bir gün başkaysa güvensizlik artar. Lütfen bunları yapmayın. Yani derin halkla gerçekleri paylaşın. Doğruları söyleyin. Halkın oyunu alacağım diye yalan konuşmayın. İnsanlar size inanıyorlar. İnandıkları için de doğru zannediyorlar. Şimdi ben biliyorum ki bazı nüfus casusları vatan kahramanı gibi gözüküyor. Bazı nüfus casusları bir İslam alimi gibi gözüküyor. Bazı nüfus casusları bir sosyal anlayış içerisinde gözüküyor. Bunlar çıksın ortaya. Bütün bu hareketlerin Türkiye'nin geleceği, Türk halkının geleceği açısından iyi olduğunu görüyorum. İnşallah halkımız bu gerçekleri görebilir. Peki. Diyecekler ki Tantan niçin bu insanları birer birer konuşmuyorsun? Bunları da konuşabiliriz ama mahkemelere gitmekten de bıkkınlık geldi. Yani yıllarca yargıladığımız insanlar bizim itibarımızı Tantan zedelettirdi diye mahkeme kapılarında gidiyoruz. Arkamızda hiçbir son derece bizi seven hukukçular var. Bunlar da çok zor şeyler. Her gün bir mahkeme kapısında gerek mahkemeler bizim hakkımızda doğruyu bildikleri için doğruyu ortaya koyuyorlar. Ben ondan hiç şeyim yok. Ama bir takım şeylere sahiplenme zamanı gelmiştir. Biz devlet olarak kurumlarla beraber yaşamaya devam edeceğiz. Kurumlarımızı sahipleneceğiz. Eksikler varsa gidereceğiz. Siyaset bugün büyük bir çöküntü ve yıpranma içerisindedir. Siyaseti güçlendirmemiz gerekiyor. Siyasetin yıpranmışlığı da ülkemiz için büyük bir tehlike ve tehdittir. Hiç kimse korku içerisinde olmasın. Bilinçli olsun. İşte Nazif okumuş, yıllarca Babel Çetesi'nden geldiği için basını son derece iyi tahlil etti. Basın da bu şeyden kendini arındırsın, kendi kendini sorgulasın. Kendi geleceğini de görsün. Kendi geleceğine doğru hareket etsin. Bilinçsiz toplumlar yok olmaya mahkum toplumlar. Biz bunu yapabiliriz. Cesur olmamız lazım. Bir ayrı zaman işgal ettik herhalde. Halkımızdan ne kadar gerçekler anlatabildik bilmiyorum ama anlatılması gereken kesinlikle çok şeyler var. Onları da belki bir gün anlatabiliriz. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz. Biz çok bizi teşekkür dinleyen ediyoruz. Halkımıza da, duyarlı izleyicilere de, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz çok teşekkür ediyoruz. Lütfettiniz, katıldınız programımıza. Çok da önemli. Ve bence de olabildiğince birçok şeyi de konuşma fırsatı da bulduk. Yani sizi de daha fazla yormamak, sevgili izleyicileri de çok uykusuz bırakmamak adına her hafta bu uzayan jeopolitik analizi yine zannediyorum anlamlı köşe başlarını tamamen netleştirmiş ama ayrıntılara da girmiş bir programla kapatmış oluyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz tekrar. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, jeopolitik analizin yine sonuna geldik. Yine birçok şeyi kuşkusuz konuştuk. Konuşamadıklarımız da olmuştur elbette. Ve esas olan şey konuştuklarımızdan önemli sonuçlar çıkarabilme becerisidir elbette. Biz inanıyoruz ki hukukla açtık, siyaset ilişkilerine girdik. Benim başta söylemeye çalıştığım hususu bir kez daha sizinle paylaşmak isterim. Hukuk kesinlikle hakça, adaletçe, demokrasi ve onun hakça bölüşümüyle ortaya çıkmış olan hakka ve adalete inancın temellendiği o demokrasi kültürünün koruyucu meleği hukuktur. Hukuk herkese lazımdır. Hukuksuz yaşanamaz. Hukuk bir anlamda geleceğimizin de teminatıdır elbette. Dolayısıyla bağımsızlık her şeyin tacıysa onu teminat altına alan da hukuk becerisidir. Hukuktaki birikimdir. Tabii burada bir şeyi de hatırlatmakta fayda var. Bu önümüzdeki süreçte. Bu ergonekondan dolayı mahkeme, savcı, kolluk güçleri sahipsiz kalırsa Bilke Etkin güç odakları arasında bir öpüşme olmuştur. Bütün ceset onların üzerinde kalabilir. Ve olmazsa bir başka operasyon gündeme gelir. Bunlara da olduğu zaman halk hiç şaşırmasın. Türkiye'de çünkü çatışma vardır. Bu çatışma Türkiye halkının lehine olabilir. Halk dikkatli olduğu takdirde. Evet. Yine buradan çıkartacağımız herhalde önemli sonuç hukuka olan güvenimizdir. Hakimlerimize, savcılarımıza, onların ettikleri yemine elbette son derece saygı duyuyoruz, güven duyuyoruz ve en güvendiğimiz noktanın da o olduğudur. İnsanların vicdanları